Merhabalar. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi olarak 2021 yılında ilk kez düzenlediğimiz, 3 günde 56 davetli konuşmacıyla gerçekleştirdiğimiz 1. Enerji Günleri Sempozyumumuzun son oturumu olan Yeni Nesil Akıllı Elektrikli Sistemler oturumuna hepiniz hoş geldiniz. Enerji günleriyle ulusal kapsamda yenilenebilir enerji alanındaki yetkin kişileri, konuyla ilgili önemli çalışmaları bulunan akademisyenleri, öğrencileri ve bu alandaki çalışmaları önemseyen bütün ilgilileri bir araya getirmeyi hedeflemekteyiz. Kapanış oturumumuzun ilk konuşmasını Yıldız Teknik Üniversitesi'nden Sayın Doçent Doktor Ozan Erdinç hocamız, Yeni Nesil Elektrikli Güç Sistemleri ve Entegre Teknolojiler başlığıyla gerçekleştirecek. Ozan Erdinç hocamızın kısa biyografisini takdim etmek isterim. Doçent Doktor Ozan Erdinç, 2007 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden lisans derecesini elektrik mühendisliği ana bilim dalından almıştır. 2009 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi'nden yüksek lisans, 2013 yılında da doktora derecelerini almıştır. Özel sektörde yöneticilik de dahil olmak üzere farklı pozisyonlardaki iş tecrübesinin akabinde şu an Yıldız Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği bölümü bünyesinde öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Ayrıca aynı bölümde alternatif enerjili elektrik sistemleri ana bilim dalı başkanlığı görevini de yürütmekte. Bununla birlikte Yıldız Teknik Üniversitesi Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü görevini de yürütmektedir. Kendisi özellikle dünyada ilgili alanda en büyük kuruluş olan IEEE bünyesinde 2019-2020 dönemi için IEEE Power Energy Society PES grubu Türkiye Şubesi Başkanı olarak seçilmiştir. IEEE Senior Üyesi unvanına sahip olan Sayın Doçent Doktor Ozan Erdinç, akademik olarak özellikle IEEE bünyesinde dünyaca ünlü dergilerde editörlük faaliyetleri ve makalelerini yürütmektedir. Sayın Ozan Erdinç Hocam, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sözü size bırakıyorum. Evet, Sayın Hocam çok teşekkür ediyorum. Öncelikle bu güzel etkinlik için memleketim Sivas'a ayrı bir teşekkür ederim. Benim için ayrı bir yeri var. Ben Sivaslıyım. O yüzden Cumhuriyet Üniversitesi'nin de ve memleketimdeki üniversitelerin de bir tık benim için özel bir tarafı var. O yüzden bu daveti kırmam zaten mümkün değildi. Bu güzel etkinlik için de hem sizlere, organizasyonda yer alan herkese hem de burada panelde beraber olduğum sayın hocalarıma ve karşımda bizi dinleyen herkese çok çok teşekkür ederim. İyi ki burada varsınız. Şimdi baktığınızda zaten sağ olsun hocamız çok nazikçe bir tanıtım yaptı. Kendi sunumuma hemen hızlıca geçmek gerekirse hemen bir ekran paylaşımı yapayım. Şu anda uygulamamızı şu an ekranı görüyor olmanız lazım ama şu an tam ekrana geçtim. Doğru mudur hocam? Beni teyit edersiniz. Çok sevinirim. Doğrudur hocam. Görüyoruz. Tamamdır. Sesiniz de çok iyi. Kameranız da çok Teşekkür iyi. ederim. Ben Doçent Doktor Ozan Erdinç hocamız dediği gibi Yüksek Üniversite Elektrik Mühendisliği bölümü öğretim üyesiyim. Ayrıca hani PES'te 2019-2020 döneminde seçilmiştim. Şu an hala görevimi sürdürüyorum. İkinci dönem olarak da sürdürüyorum. İkinci dönemde de bu sene başında seçimle beraber yola devam ediyorum. O yüzden de bu alanda yeni nesil elektrik güç sistemleri ve entegre teknolojiler alanında da aslında çalışmalarımı sürdürmekteyim. Hem özel sektörle hem de akademik anlamda. Bu minvalde de bununla alakalı kısa kısa bilgiler vermeye çalışacağım. Bu çok standart aslında yaptığım bir sunum ama bu sunum kimi zaman kısaltmalarla yarım saat sürüyor. Kimi zaman arzu edersek 4 saate kadar sunabiliyorum bunu. Bugün bu sunumu yaklaşık 35-40 dakikalık bir periyotta tamamlamaya çalışacağım. Baktığınızda hep bu soruyu sorarak başlıyorum. Hatta birkaç soruyla başlıyorum. Bir numaralı sorum şu. Elektrik enerjisi bir emtia mıdır kısmında aslında çok basitten başlayan bir soru. Evet, elektrik enerjisi bir emtiadır. Alınan satılan bir maldır ama baktığınızda elektrik enerjisini bir emtia olarak diğer emtialardan ayıran çok temel bir özellik var. Baktığınızda elektrik enerjisi homojen bir emtia. Yani 1 lira verirsem daha düşük kalitede bir televizyon alabilirim. 3 lira verirsem daha yüksek kalitede bir televizyon alırım. 5 lira verirsem daha yüksek kalitede bir televizyon alabilirim ama ben komşumla beraber istediğim kadar para vereyim ya da tüketimimin toplamı, aylık faturamın toplamı ne kadar olursa olsun komşumla beraber aslında birim fiyatına aynı kalitede elektrik enerjisine ulaşıyorum. Yani elektrik enerjisi aslında baktığımızda kişiler arasındaki maddi güç farkını gözetmeksizin kişilere aynı kalitede eriştirilen farklı tip bir emtia. İki, yani bilinen harcı alem ürünlerde, yaygın harcı alem ürünlerde elektrik enerjisiyle çalışan ekipmanların doğrudan bir emtiası her zaman mevcut
değil. Baktığınızda eğer yapacağım iş bir habere erişmekse bununla alakadar bir gazeteyi kullanabilirim. Ya da teknolojinin farklı nimetlerinden faydalanabilirim. Ama ve lakin bir hani bunun prototip ürünleri olmakla beraber cep telefonumda maalesef henüz hidrojen enerjisi kullanamıyorum. Ya da baktığınız noktada farklı farklı kettle'ımı dahi henüz baktığınızda hidrojen enerjisiyle çalıştırmıyorum. Yani elektrik enerjisinin yaygın kullanıldığı günümüze aslında nüfuz etmiş son kullanım cihazlarında ya da son kullanım noktalarında ikame bir enerji türü şu andaki mevcut durumda yaygın olarak kullanmıyorum. Bir de en önemli farkı baktığınızda üretimi ile tüketimi arasında kati teknik sınırlar da bir denge olması gereken bir emtiyadan bahsediyoruz. Ve bu milisaniyeler mertebesine kadar varan bir dengeden bahsediyoruz. Hani ben bir ürünü ürettim. 300 birimini ürettiğim ürünün 150 birimini bugün, 50 birimini 5 gün sonra, 50 birimini de çok daha sonra ve geri kalanını da çok çok daha sonra satabilirim. Ama elektrik enerjisinde güç sistemimizin kararlı işletimi açısından maalesef bu kadar büyük bir esnekliğe sahip değilim. Aslında güç sistemi dediğimizde hani entegre teknolojiler, yeni nesil elektrik güç sistemleri dediğimizde aslında biraz güç sistemini genel hatlarıyla anlamak lazım. Şimdi baktığınızda burada katılımcılarımızın hepsi elektrik mühendisi olmak zorunda değil. Farklı branşlardan olabilir. Bu minvalde çok daha geniş perspektifte bir sunum yapmaya çalıştım. Burada zaman açısından milisaniyeler mertebesinden aslında aya, yıla, sari planlama çalışmalarına kadar her bir skalada bambaşka bir işlemi gerçekleştirdiğimiz ve her birinin de kendi içerisinde muhteşem bir şekilde gerçekleşmesi gereken çok geniş bir zaman skalasında bir yapıyı yönetiyoruz. Ama bu yapı sadece zaman skalasında genişliğe sahip değil, alan açısından da büyük bir genişliğe sahip. Binlerce kilometrelik iletim mesafelerinde hani bir Avrupa örneğini verirsek ENTSO'da hani European Network of Transmission System Operators bünyesinde Avrupa iletim sistemini yekpare bu yapının içerisinde kuzeyden güneye, doğudan batıya aslında binlerce kilometrelik kuş bakışı mesafelerde çok büyük bir alanda bir makinayı bir noktanın aslında sıkıntısının eğer önlem almazsak çok uzakta bir noktada dahi sıkıntı yaratabileceği büyük bir makineyi muhteşem bir şekilde işletmeye çalışıyoruz. Ayrıca hani program öncesinde de ufak bir sohbetimiz olmuştu. Burada gerilim hiyerarşisinde yani evimize ulaşan gerilim seviyeleri, biz buna hani Türkçe kötü çevirisiyle alçak gerilim diyoruz ama alçak gerilimden megavolt seviyesindeki DC iletim hatlarından, işte buna high voltage DC diyoruz, hatlarına kadar aslında baktığınızda bir kilovoltun altındaki bir yapıdan sadece volt seviyesindeki bir yapıdan baktığınızda megavolt seviyesine kadar çok değil farklı skalalarda çok farklı gereksinimleri olan bir hiyerarşide sistemimizi işletiyoruz ve belki de en büyük dertlerimizden bir tanesi yeni nesil entegre teknolojilerin hem avantajı hem dezavantajı olacak kısımda baktığınızda talep ve üretim değişkenliği açısından da saatlik, anlık hatta saatlik, günlük, mevsimlik, yıllara sari çok farklı bir değişkenliğe sahip bir yapıyı ve bu üretim ile tüketimi çok iyi bir dengede tutmaya çalışacak şekilde iyi bir seviyede işletmeye çalışıyoruz. Aslında baktığınızda yeni nesil elektrik sistemleri başlığının başına hep şunu koyuyoruz: akıllı. Akıllı çok güzel bir kelime. Harika bir sıfat. Muhteşem bir aslında satış tekniği. Ben inşaat sektöründen geliyorum. Akıllı ev adı altındaki evin başına akıllı getirilen kısımlardan çok sattım. Baktığınız kısımda ama şurada akıllıyı sorgulamalı mıyız? Akıllı derken hakikaten neyi kastediyoruz? Bu ikinci sorumdur. Aslında akıllı dediğimizde sihirli bir sıfat olarak reklam amaçlı onun altını çiziyorum. Birçok alanda sıklıkla kullanıyoruz. Hep şu anekdotu vereceğim. Bu anekdotu daha önce benden dinlemişler olabilir ama hani dinlememişler için şu anekdotu mutlaka vereceğim. Eskiden hani ben bir kuşağın geçiş dönemine denk gelen bir yaştayım. Yani siyah beyaz televizyondan renkli hayatımıza televizyonların girdiği bir döneme denk gelen bir yerdeyim. Ama benim için hayatımda kendimi hatırladığım bir dönemin en başında benim evde şöyle bir ulvi görevim vardı. Ben kumandaydım.
Kumanda demek şu, babamın kumandası. Yani televizyonun önünde böyle pıt diye bir şey kapakçık açılırdı. Onun yanında şöyle işte kanalları ilerlet, geri getir. Şöyle hatta tuning anlamında bir sesi arttır, azalt tuşları ya da tuşla beraber. Ama bunu maalesef ki tabii ki evin babası yapmayacağı için evin oğlu hadi bakalım şu kanalı aç dediğinde koşar 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 açarsın. Sonra hadi geri gel pozisyonunu alırsın. Sonra şu sesi arttır, azalt, kanal değiştir. Bütün fonksiyonları babamın komutuyla yerine getiren kumanda bendim. Ay iki ayaklı bir kumandaydım ben. Şimdi zaman geldi babamın eline şu soldakinden verdiler. Baktığınız süreçte hayatımda büyük bir devrim niteliğinde bir buluştur bu aslında kumanda. Şöyle, bu bir proses. Bu prosesin girdisi ve çıktısı var. Girdi babamın komutu, çıktı bu komutun gerçekleşmesi. Aradaki süreçte ben tabanvayla bu işi gerçekleştiriyordum. Ve babam da sesle bir komutu veriyordu. Ama artık böyle değil. Babamın elinde bu kumanda olduğunda bir, sesle bu komutu verirken ki enerjisini harcamak zorunda kalmadı. İki, ben o arada bu hamleyi yaparken ki enerjiyi harcamak zorunda kalmadım. Diğer açıdan da zaman açısından da babam bunu sesle belirtmesi bir zaman, benim oraya gitmem ve bunu yerine getirmem bir zaman. Hem zaman hem enerji açısından daha verimli bir şekilde süreci gerçekleştirdik. Bu uzaktan kumanda büyük bir devrimdi. Amma ve lakin hemen soruyu şurada sorabilirim. Bu televizyonda kanal değiştirme sürecini akıllı bir hale mi getirdi? Cevabım kesinlikle hayır. Evet, daha verimli bir şekilde bu süreci gerçekleştirdik ama akıllı değil. Babamın yerine bu kumanda ya da evin içerisindeki bulunan bir yapı, evet bu arkadaşımız bu süreci şöyle şöyle gerçekleştirir, bu kanalı açar değiştirir neyse bunu babamın yerine biri yapmadı. Komutu veren aynı, yani kapalı kutunun içerisindeki süreç değişse de kapalı kutunun komutunu veren aynı, bu kapalı kutunun çıktısı aynı. Sadece süreç daha etkin bir süreç haline geldi. Keza evinizde baktığınızda elinizde bir telefondaki bir aplikasyon ya da elinize verilmiş bir tablet, her neyse yaktığınızda stor perdenizin komutunu ev buradan oturduğunuz yerden değiştirin. Niye yanına gidiyorsun ki? Ya da eve gelmeden sen klimanı aç. Niye evde klimanı açmadan bir sıcak evle karşılaşırsın? Evin soğuk olsun. Dediğin gibi hayatını kolaylaştıran süreçler burada süreci akıllı hale getirmiyor. Yani bu yüzden şunu söylüyoruz. Her akıllı ev aslında akıllı değildir. Peki akıllı olması için ne lazım kısmında? Bu ev örneğini hep şundan dolayı veriyorum. Çünkü ev senin yaşadığın alan. Ev birçok kişinin yaşadığı alan olduğu noktada evi tanıyorsun. Burada evin içerisinde gerçekleştiren binlerce task olabilir. Tasklar dediğim bir ilgili kettle'ın başlatılması tasktır, çamaşır makinesinin başlatılması tasktır, klimanın açılması bir tasktır, perdenin konumu bir tasktır. Bu taskların en az bir tanesi. Dört kuralım var. Senin yerine, senin hayatını kolaylaştıracak şekilde, senden daha hızlı ama senin izin verdiğin ölçüde harici bir yapı tarafından komut altına alınıyorsa burada bir akıldan söz edebiliriz. Örneğin ben hani nesnelerin interneti diyoruz ya, baktığınızda benim aracım bir nesne. Evdeki ev enerji yönetim sistemi de bir nesne. Benim aracım bir nesne olarak konuşabiliyor. Benim aracım nesne olarak çalıştım. Ben şu an çalışmaya başladım komutunu evdeki ev enerji yönetim sistemine gönderse. Ayrıca evdeki ev enerji yönetim sistemi aracın hangi konumdan çalıştım bilgisini gönderdiğini gördüğü için bir arka planda çalışan bir navigasyon yapısı üzerinden evet şu andaki en kısa yoldan bu arkadaşımız patron, evin patronu, benim patronum, ben ev enerji yöneticisiyim. Tam 32 dakikada buraya varacak. Bu 32 dakikada varacak ama sürekli takip ediyorum. Acaba o yolu mu izliyor? Yolda bakkala mı uğradı? Manava mı uğradı? Sürekli de izliyorum. Evet, baktığım noktada o zaman evini ne kadar istiyor? Ben historik verisine gidiyorum. Kaç dakika, baktığında kaç dereceyi seviyor? Yaz aylarında 20 santigrat dereceye bayılıyor. O zaman ben
Bu patronun yerine evin sıcaklığını o gelmeden 20 santigrat dereceye getireyim. Ama ne zaman başlayayım buna? Patronumuzun evini de öğrendim. Çünkü termodinamik anlamındaki aslında yapısını öğrendiğim için ben bu patronun evini dış ortam sıcaklığı 32 dereceyken 20 dereceye 21 dakikada getirebilirim. O zaman ben 11 dakika sonra bunu açayım. Patron geldiğinde hem önceden çalışan bir yapıya gerek yok hem de geldiğinde hazır bir ev bulsun diye benim yerime bunun kararını veriyorsa işte orada akıldan söz edebiliriz. O yüzden akıllı dediğimiz kavram sahaya yansıması başka bir kavram. Akıl dediğimiz kavram da harici insan yerine ama insan eli olmadan bir karar verme mekanizmasının varlığı söz konusu. Peki akıllı dediğimiz kavram hani akıllı kısmını şebekenin önüne yine sihirli bir kısmı getirdik. Ha, sonra bir daha onu eleştireceğim. Hani sadece bunu söylüyorum ama eleştireceğim de ki akıllı şebekeler dersini de ben veriyorum. Baktığınız noktada ilgili yapıda bu güç sisteminin ile gelecekte tahayyül ettiğimiz güç sisteminin arasında şu kadar fark olsun istiyoruz. Normal telefonla akıllı telefon aynı işi yapıyor. Ama ve lakin Graham Bell yani gerçekte normal telefonun mucidi olarak, ikonik olarak orada duran Graham Bell bugün yaşasaydı cebinde telefon olarak taşıdığın şeyin ilk aslında icat ettiği şeyle aynı amaca hizmet ettiğini temelde çünkü üzerine birçok fonksiyon bindi. Bunu anlayamazdı. Çünkü senin elindeki şeyi tanıyamazdı. Öyle bir şey tahayyül ediyoruz ki geçmişteki güç sistemiyle akıllı diye adlandıracağımız güç sistemin arasında bu kadar fark olsun. Peki bu kadar fark için hani yeni nesil güç sistemleri dediğimizde akıllı diyoruz ya akıllı şebekeyle nasıl baktığında bilgi ve haberleşme teknolojilerinde ICT alanında son yıllarda sadece son yıllarda değil 20 yıldan daha önce bir periyotta ciddi bir ivme varken özellikle son 10 yıllık periyotta bu ivme çok ciddi bir eksponansiyel bir fonksiyona dönüşmüş durumda. Bu alandaki ICT alanındaki gelişmelerin mümkün mertebe faydalanabileceğimiz kısımlarının elektrik güç sistemi işletimi açısından bize fayda sağlayacak şekilde kullanılması. Yani aslında aşağıda Thomas Edison hani işte bunlar hep ikonlar. Hani Thomas Edison elektrik güç sistemi için hani Edison Tesla tartışması tarafında değilim ama hani en azından bir ikondur. Thomas Edison Allah rahmet eylesin. Sağ tarafta Bill Gates Allah uzun ömür versin. Birisi ICT tarafının ikonu. Birisi elektrik güç sistemi mantalitesinin ikonu. Bunlar fiziksel hayatta birleşemeyecekler elbette ama ve lakin akıllı şebeke dediğimiz şey Thomas Edison'un oluşturduğu güç sistemi yapısına Bill Gates'in ortaya koyduğu ICT alanındaki gelişmenin faydalarının entegrasyonudur. Yani Thomas Edison'la Bill Gates'in buluşmasıdır akıllı şebekeler. Peki nereden çıktı? Yani niye ihtiyacımız var? Niye güç sistemimiz neyi karşılamıyor? Ne derdimiz var ki bunu sürekli aslında üzerine bir şey koymaya çalışıyoruz? Dert şuradan başlamış. 1965'te hani Amerika Birleşik Devletleri'nin nüfusu şu anda 300 küsürü milyon. 320 milyon civarlarında olduğunu biliyorum. Baktığınız noktada 300 küsur milyonluk Amerika Birleşik Devletleri nüfusunun 1965'te bir kesintide o zamanki 100 küsur milyon, yani yanlış hatırlamıyorsam hafızam beni yanıltmıyorsa 140 küsur milyonluk bir nüfusun 30 milyonunu yani neredeyse beşte birinden bile fazlasını etkileyen büyük çaplı bir kesinti, kesintisinin akabinde şu derdimiz ortaya çıkmış. Ya bu güç sistemi işletiliyor amenna. Aslında interkonekte bir yapıya da kavuştu amenna. Çünkü güç sistemi dediğimiz yapının aslında ilk ortaya çıkışı dağıtık sistemler anlamında. Yüke en yakın konumda lokal şebekeler anlamında. Ki zaten kümülatif toplamdan geri dağıtığa doğru döndüğümüz bir dünyadayız. O da işin enteresan bir tarafı. Baktığımız noktada biz bu güç sistemini tamam interkonekte bir hale getirdik ama velakin iyi izlemiyoruz. Daha doğrusu iyi de bırak izlemiyoruz. Mantığının ortaya çıkıp ondan sonra ortaya konulmuş 1967 Amerikan Elektrik Güvenilirlik Eylem Planı'ndan sonra aslında güç sisteminin üzerinde izleme faaliyetleri ile beraber süreçte artık günümüzde bu izleme faaliyetlerinden edinilen verilerin anlamlandırılması, bu anlamlandırılmasının da ötesinde bir harici
karar verme mekanizması tarafından bir kontrol aksiyonumuna dönüştürülmesine kadar giden süreçlerde artık veriyi almaktan geçtik, alıp anlamlandırıp bu veriden de bir aksiyon üretir pozisyona şu günümüzde geldik. Peki hani önemli rakamlar, bu rakamlar değişir kısmında hani farazi anlamda yaklaşık rakamlar 4,8 milyar insan şu an etkilenmesine ulaşıyor. Ama aslında ben bu bardağın hep dolu tarafını görmeyi severim ama burada boş tarafını görmeyi severim. Çünkü baktığında 6 milyar nüfuslu yaklaşık bir dünya düşünürsen 1,2 milyar insan hala elektrik enerjisine ulaşamıyor. Sen burada akıllı şebekelerden bahsederken dünyada 1 milyar insanın erişemediği bir enerji türünden bahsediyorsun. Hayatın içerisinde bir parça değil. Şimdi aslında geri kalan kısım için de hayatında önemi çok artan bir parça. Hepimiz sosyal medyayı kullanıyoruz. Hepimiz sosyal medyayı kullandığımız noktada aslında erişim araçlarımızdan en önemlisi işte WhatsApp'tır, odur, budur, platform kullanıyorsak ya da baktığınızda şu an aslında bir uzaktan süreçleri götürdüğümüz noktada hani bilgi ve haberleşme teknolojinin çok daha yoğun kullandığımız bir dönemdeyiz. Ama hepsinin temelinde elektrik enerjisi yatıyor bakarsanız. Elektrik enerjisinin yattığı bir noktada senin aslında eskiden elektrik enerjisine olan hassasiyetin bu kadar yüksek boyutta değildi. Benim yine kendi jenerasyonuma dönüyorum. Ama kendi jenerasyonum derken hani şaşırmayın. Hani 85'liyim, 36 yaşındayım. Hani bir jenerasyon bu. Eskisi referans nokta alıp daha farklı bir şey düşünebilir. Yenisi daha farklı bir şey düşünebilir. Kendimden örnek vereyim. Benim zamanımda İşte çocukken 7 yaş, 10 yaş o civarlardayken herkesin evinde zaten klasik anlamda bulunan bir hatta birçok yerde hala var vitrin vardı. Ya vitrinin içinde 72 kişilik yemek takımlarından tutun da hayatınızda görmeyeceğiniz birçok bibloya, vazoya kadar bir geniş yelpazesi olan vitrinin benim için en büyük özelliği bir de sağ üst tarafta mutlaka bir mum bulunurdu. Mum mutlaka evin olmazsa olmazıydı. Şimdi diyelim ki akşam 8, elektrik kesildi. Elektrik kesildi şunu yapardık. Ya kimse aman ne oldu demezdi. Önce böyle huşuyla yavaş yavaş aman dikkat edin der. Sonra muma doğru erişirdik. Mumun yanında bir çakmak olur, bir şey olur. Mumu yakar. Güzel hatta bir tabağın dibine de şöyle mumu ıslatır. Şöyle mumu da diker, emin olur. Oraya koyardık. Sonra hani 186'yı aramak diye bir kavram da yoktu genelde. Bekler böyle ama huşu içinde bekler. Bekler. Saat yaklaşıkça dışarıya bakar. Acaba sadece bizde mi kesildi diye. Şöyle dışarıya bakar. Bütün mahallede gitmişler. Daha da bir mutlu olurduk çünkü sadece yalnız değilmişim diye. Sonra hafif camı açar. Evdekilerle sohbet eder. Saat 10 civarı hala gelmediyse gelmeyecek o zaman deyip şöyle açık camda şöyle güzel mumu üfleyip kapatıp güzelce yerine koyardık ve gider yatardık. İki küsür saatten bahsediyorum huşu ile beklerdik. Ya da atıyorum İstanbul için örnek verirsem işte Taksim'de X yerin önünde baktığında işte burada buluşalım, işte anıtın önünde buluşalım dediğinde işte saat 1'de buluşalım dediğin işte arkadaşın, eşin, dostun kimse 1'de buluşalım dediğinde saat 1'i 5 geçti, 10 geçti senin için çok bir şey ifade etmezdi. 1,5'ta ufaktan bir kaygılanırdın. Ya acaba gelmeyecek mi? 2, onda da ya herhalde bir iş çıktı gecikecek herhalde derdi. Onda da gelmeyecek demezdin. Aslında saat 3'e doğru da tamam neyse herhalde bugün bir işi çıktı bir dert oldu. Akşam konuşuruz o zaman der. Evine giderdim bu kadar basit. Şu an saat 1'e gelmeden yazıyorsun. Yoldasın değil mi? Saat 1'de ben geldim. 1'i 5 geçe neredesin? 1'i 10 geçe hala mı gelmeyeceksin diye bırakın ikili ilişkilerdeki kavga boyutlarının artmasından birçok sürece kadar aslında kötü sonuçlar doğuran hiç ihtiyacımız olmayan bir hız ihtiyacımız var. Ama bir 10, 20 sene önce bekliyorduk. Şimdi bekleyemiyoruz. Hani hepimiz milyar dolarları mı yönetiyoruz? Öyle bir şeyimiz de yok. Ama hız ihtiyacımız arttı. Hız ihtiyacı teknolojik ihtiyaçla beraber hani yumurta tavuk ilişkisine sahip ama hepsinin temelinde sen elektrik enerjisi olmazsa bunların hiçbirini yapamazsın. Senin hassasiyetin çok yükseldi. O yüzden şu an elektrik enerjisi kesildiğinde şöyle bir kaygıya kapılıyorsun. Ya şarjım az. Ya WhatsApp'tan göremezsem, ya Instagram'a giremezsem, Facebook'u kontrol edemezsem gibi gibi kaygılara kapılıyorsun. O yüzden elektrik enerjisine senin hassasiyetin şu an inanılmaz yüksek seviyedeyken ki zaten baktığında dağıtım sistemi operatörleri son kullanıcının hassasiyetlerini de giderecek şekilde artık şu övgülerdeler. Evet benim elektrik enerjisi kesintilerimin senedeki toplamı şu kadar saat, şu kadar zaman sürdü
gibi aslında son kullanıcıya dönük neler yaptıklarını sana anlatma çabasındalar özellikle dünyada. Ama sen bunlarla uğraşırken 1 milyar insan henüz etki enerjisiyle hiçbir muhataplığı yok. Böyle bu işin ironisidir bence. Global elektrik endüstrisine ait ciro 1 trilyon dolardan söz ediliyor. İnanılmaz bir rakam. Dünyada toplam 1,6 milyar elektrik sayacı üzerinden farklı son kullanıcıların elektrik enerjisi tüketimleri ölçülerek faturalandırması gerçekleştiriliyor. Ve New York şehrindeki yeraltı kabloların toplam uzunluğunun 150 bin kilometre olduğu söyleniyor. E çöpe mi atalım bunu? Hayır. Akıl yeni nesil elektrik sistemleri dediğimiz minvalde burada hepsini çöpe atma şansınız yok. End of life dediğimiz ömrü bitmiş ekipmanları zaten daha teknolojiyle değiştiriyoruz. Bu bizim zaten pratiğimizde var. Ama burada baktığımızda mevcut güç sistemi içerisinde daha iyi izleyebilecek, daha iyi anlamlandırabilecek ve bu anlamlandırımızdan daha iyi aksiyon çıkartabilecek bir üst yapı ortaya koyuyoruz. Yeni nesil güç sistemi üst yapı ile ilgilidir. Altyapı zaten doğalında da daha iyi teknoloji yani servis ömrü bittiğinde daha teknolojini zaten yeri geldiğinde ortaya koyar. Yeni nesil güç sistemi üzerine kurulmuş bir üst yapıdır. Peki baktığın noktada birçok tanım var. Hani tanımlara girmeyeyim ama nereden nereye geldiğimizi söyleyeyim. Konvansiyon şekil şebekede biz aslında şunu yapıyoruz. From top to down dediğimiz son kullanıcının tüketimini karşılayacak şekilde çok büyük oranı kontrol edilebilir konvansiyonel enerji santrallerinden oluşan bir enerji üretim havuzundan bu enerji üretimi havuzunun bileşenlerinin üretim değerlerini değiştirerek aslında son kullanıcının talebini karşılıyoruz. Bir iletim ve dağıtım sistemi üzerinden ki power delivery sistem dediğimiz yapının üzerinden. Bugün aslında kavramımızda çok daha farklı şeyler var. Son kullanıcı hep biz onu tüketici gibi düşündük. Çünkü tüketici tüketir dedik. Ama son kullanıcıya diyoruz ki üret. Niye üret? Tabii ki amacın üretirken bana satmak değil. Yani senin amacın üreten pozisyonuna geçmek değil. Esasında tüketimini karşılamak ama varsa fazlası bana ver dediğimiz prosumer kavramı ortaya çıktı. Şey çevirisini sevmiyorum. Üreten tüketici çevirisini sevmiyorum. Çünkü ki tüketiciyle üreten kısmını aynı ağırlık koymuş oluyorsunuz. Yani tüketicinin esas hedefi üretmek değildir. Üretme yeteneği de olan tüketici. Üretme yeteneğine haiz tüketici. Biraz oturgaçlı götürgeç gibi oldu ama prosumer kavramı var hayatımızda. Baktığınızda son kullanım bölgelerine dahi yakın konumlandırılmış, hatta evinizin içerisinde enerji depolama sistemleri var. Hani Tesla'nın ürününden başlarsak, Powerwall'undan başlarsak, o Avrupa'da da birçok firmanın ortaya koyduğu evinizde aslında arbitraj yeteneği, ekonomik arbitraj yeteneği kazanabileceğiniz aslında son kullanım bölgesinde enerji üretim sistemleri, enerji depolama birimleri gibi uygulamalar varken dağıtıma, iletim, enerji depolama sistemlerinin entegrasyonu var. Elektrikli araçlardan başlayarak yeni nesil tanımadığımız tipte yüklerimiz var. Ve daha da enteresanı bizim birçok faktörle beraber hatta işte hocamın da başında bulduğu yeni bir enerji ne uygulama ve araştırma merkezinde yeni bir hocam yeni bir enerji tarafında var ya biz çok istiyoruz. Birçok altına da kırılım yazarız niye istediğimizin ama aslında güç sistemi açısından en sıkıntılı tarafı da yeni enerji kaynaklarının doğrudan meteorolojik koşullara bağlı ve oldukça değişken güç üretimleridir. Ve biz bu teknolojileri de hayatımızda birçok motivasyonla beraber koyduğumuzda çok enteresan bir ki bunu her yere koyuyoruz. Büyük çaplı santral bazından tutun da tüketicinin çatısına dahi koyuyoruz. Burada aslında geçmişe göre bakarsanız bile şekilde çok karmaşık bir işletilecek yapı var. Bu işletilecek yapıda çok daha akıllı çözümlere ihtiyacımız var diye. Hani baktığınızda bu hikayeyi zaten biliyorsunuz. Bu hikayeyi zaten hocam gelse burada uzun uzun anlatır. Ama geçtiğimiz nokta burası ki altına birçok deriz. İşte enerji bağımsızlığı kavramı. Baktığınızda işte ilgili kaynakların tükenme riski, ilgili altında olumsuz çevresel etkiler gibi birçok hususu alt alta sıraladığımızda entegre teknolojilerin bir nolusu yeni bir enerji sistemlerinin farklı seviyelerden güç sistemine entegrasyon noktasıdır. Bir de yeni nesil şöyle garip garip yüklerimiz var. Ya bak sol taraftan sağ tarafa aslında bir hani
İşin en yüksek batarya kapasitesine sahip aracının iki tane farklı modelini gördüm. Baktığınızda bunun gibi birçok marka modelin artık yerli milli üretimimizde de aslında bu ürün gamımızda olmakla beraber bizim de oyunun içerisinde aktörler arasında çok etkin bir yer almayı hedeflediğimiz bir noktada aslında bu işin sonunda hikaye bayana dayanıyor. Yani elektrik güç sistem mühendisine dayanıyor. Çünkü bu benim tanıdığım bir yük değil. Bu tamamen serseri mayın gibi bir yük. Peki bu yükün önce özelliğiyle baktığında sayısı ne? İstanbul'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 4 milyonun üzerinde. Hala 5 milyona var mı diye biliyorum. Bunun %10'u elektrikli araç çevirse 400 bin 500 bin bandında bir elektrikli araçtan bahsediyoruz. Birçok enerji üzerinden hesap yapan gördüm. Kusura bakmayın. Lütfen hani herkes affına sığınırım ama burada ben bir akademisyen olarak eleştirmekle mükellefim. Baktığınızda elektrikli araç arkadaşlar yaptığımız hesaplar enerji bazından daha çok güç açısından yapılmak zorunda. Çünkü ilgili güç sistemimizde sistemi işletmeye devam et. Biz buna kararlı işletmek diyoruz. Ama önce kararlı işletemezsek işletemiyoruz zaten. İşletmeye devam etmek ve daha sonraki periyotlardaki enerjiyi sağlayabilmek için zaten daha önceki periyotta bu güç sisteminin aslında sıkıntı yaşamadan işlemeye devam etmesi lazım. Bu kararlılığı koruyabilmek için öncelikle şart enerji açısından bakmak değil, güç açısından bakmaktır. Zaten en daha büyük olan dert budur. Çok kaba taslak bakkal hesabı yapan arkadaşlar gördüm. Hani evet ilgili bir aracın normalde günlük aslında kat ettiği mesafe bu kadar. Ve aracın ilgili batarya kapasitesi bu kadar. O zaman günlük şu kadarlık bir enerji aktarmamız lazım. Bunu çarp 400 binle bak bakalım konu nereye gider diyen çok enteresan hesap. Bu güzel. Hani başlangıç seviyesin güzel bir hesap ama derdim o değil. Çünkü şu sol altta gördüğün Tesla'nın o zamanki dünya dünyadaki en yüksek güçlü yani fast charging station dediğimiz ilgili hızlı şarj istasyonunun en yüksek güçlüsü buradaydı. 120 kilowatt. 120 kilowatt şu anda aslında senin hani derdin gibi gözüküyor. İnan bana o dertlerinden daha büyük dertlerim var. Çünkü ulaşım sektörü dünyanın aslında enerji tabanlı enerji tüketimi tabanlı emisyon salınımının %30-35'inden müsebbip olan ulaşım sektörünün burada daha büyük oyuncuları var. İnan kara araçları en küçük derdin. Baktığında denizde yani denizcilik sektöründe aslında baktığında zero emission çözümlere gitmeye çalışıyorsun. Orada ben size şöyle bir rakam vereyim. 120 kilovata burada hızlı şarj istasyonu derken tabii daha yüksek seviyeler yerli milli üretimlerimizde de daha yüksek seviyeler var şu anda ama 120 kilovata o zaman hızlı şarj istasyonu derken şu anda normalde bir ferinin yani işte bir yakadan bir yakaya taşıma yapan bir ferinin şarj istasyonlarının gücü 4-5 megawatt seviyelerinde. 4-5 megawatt dediğinde senin ancak aynı anda bir feriyi şarj ederken kısımda aynı anda hızlı şarj istasyonuyla 40 tane Tesla'nın aynı yerden şarj olması lazım ki bir feri etsin. O yüzden baktığın noktada ki daha ilerleyen safhalarda havacılık sektöründe de bu tür çözümler ortaya geldiğinde hepsi elektrik güç sisteminin bir yeni yükü ve nur topu gibi kocaman kocaman yükleri güç sistemimizin mevcut yapısı içerisinde eğer hem planlama hem de işletim anlamında yeni çözümler getirmezsek güç sisteminin hani kıt kaynaklar sonsuz istekler kısmında ben tabii ki sürekli kapasitesini arttırabilirim, yenileyebilirim ama o kadar param yok, öyle bir kaynağım yok. Mevcudu iyi kullanmak zorunda kaldığımda ben bu yeni nesil yükü önce anlamam ve sonradan da bunu iyi koordine etmem lazım. Dediğinde dertlerimi kısaca özetleyeceğim, sonra bir ufak bir analizden bahsedeceğim. Şöyle dertlerim var, şöyle bir iddiam var. Elindeki cep telefonuna lütfen bak, elektrikli araç eşittir elindeki cep telefonu. Bu kadar da iddialıyım. Çok da netim bu konuda. Çünkü sen ilgili cep telefonuna nasıl davranıyorsan elektrikli aracına aynı şekilde davranacaksın. Yani sen burada şarj kaygısı yaşıyordun. Eskiden işte çok uzun zaman önce değil zaten bir 5 sene önce powerbankler yoktu. Hepimizin elinde bir şarj aleti vardı. Bulduğumuz yerde de şarja takıyorduk. Niye? Biz buna şarj kaygısı diyoruz. Elektrikli aracını da bulduğun yerde şarja takacaksın. Buna da range anxiety diyorlar. O yüzden elektrikli aracına cep telefonuna davrandığın gibi davranacaksın ama ufacık bir farkla elektrik hani cep telefonunun binlercesi bir araya gelip de yapamayacağı etkiyi bir elektrikli araç tek başına yapabilir. Pozisyonda olacak. O yüzden elektrikli araçlar şebeke içerisinde vur emri gibi bir yük. Tamamen
kullanıcı kararına bağlı bir yük. Ben X bir büyük ana caddede İstanbul'da ben 1 kilometre berideki A tip bir benzinlikten, A marka benzinlikten benzin almamla 2 kilometre ötede daha bir elimde bir puan kartı olduğu B benzinlikten almam arasında hiçbir fark yok. Ama güç sistemi için var. Belki A bölgede normal şartlarda ilgili yüklenme az seviyede ve senin istersen değilsen 10 tane senden bağlansa hiçbir şey olmaz. Ama belki B bölgede 2 kilometre ötede bardağı taşıran son damla olabilirsin. O yüzden güç diyorum. O yüzden ilgili kapasitenin aslında ilk etapta güç açısından bakmak lazım. Ve şebeke içerisinde ortada nereden bağlanacağı belli olmayan mobilitesi aslında hem büyük avantajı hem de en büyük derdi olan bir yük. Ve araç çeşitliliklerindeki aslında bir araya bir entegrasyon tarafından gelip de bir güç sistemi için yepyeni tanımamız gereken bir yük. Peki hani bu tarafları geçiyorum. Bu 3 saatlik 4 saatlik kısmın tarafları ama şu en son nereye geleyim? Koordinasyon. Yönetemediğin şey senin başına dert olur. Elektrikli araçların mesela hep şu yani bir şimdi buradan bakanlıktan da temsilciler var. Burada bir dağıtım şirketleri yaptığımız çalışmada aslında şunu söylemiştik. Sonunda zaten bunu teoride de söyledik, pratikte de söyledik. Şarj istasyonu, hızlı şarj istasyonu koordine etmezsen çok büyük bir beladır başına. Ama şarj istasyonunu, hızlı şarj istasyonu koordine edebilirsen başına bir o kadar esnektir. Çünkü şarj istasyonunun hızlı olması demek ki gücü yüksektir. Gücü yüksek demek Y ekseninde de bir esneklik sağlar, X ekseninde bir esneklik sağlar. Ama bunu koordine edemezsen şarj istasyonu doğrudan ilgili nominal gücü neyse araçla da entegre olarak nominal gücü neyse onu veriyorsa senin için büyük bir derttir. Ama onun çıkış gücünü dışarıdan bir karar verme mekanizmasıyla aslında bir tabii ki hiyerarşik yapı içerisinde kontrol edebiliyorsan yani onu koordine edebiliyorsan hızlı şarj istasyonu bazen avantaj bile sağlayabilir. Çünkü sana hem X hem zaman ekseninde hem de güç ekseninde büyük bir esneklik sağlar. O yüzden koordinesiz koordineli tarafında hani burada bir hani gördüğünüz noktada hani burada bir normal yükün üzerine bindirdiğimiz bir elektrikli araç. Çünkü bunun diğerkini koymadım çünkü o özel bilgiye giriyor. Bunun üzerine çok acayip bir sabah piki konulan bir trafo örneğinden verdim. Bu gerçek sağ ölçüm bu arada. Koordineli anlamda bizim yaptığımız bir karar verme mekanizmasının sağdaki uygulamasının sonuçları. Baktığınızda peki üçüncü entegre teknolojiye enerji depolama sistemleri. Enerji depolama sistemlerinin beraberinde getirdiği tarafta önce esneklik kavramı devreye girmesi lazım. Esnekliğin aslında bir tanımı var. Güç sisteminin üretim ve talep arasındaki değişimlere ne kadar hızlı cevap verebildiğinin bir karşılığı. Ama bu karşılığın içerisinde eskiden şu da bir esneklikti unutmayın. Tüketim değişkenlik gösterdiği için konvansiyonel santrallerin bir nolu saatte 5 birim, 2 nolu saatte 7 birim üretmesi komutunu vermek de bir esnekliktir. O üretim tarafındaki esnekliktir. Ama kimi zaman enerji depolama sisteminin bu güç sistemi içerisindeki üretim tüketim dengesinin her noktada çok ciddi katı sınırlar içerisinde kalmasını sağlaması için devreye alınması. Talep din kimi zaman sadece tüketici pozisyonunda değil aslında aktif oyuncu olarak devreye alınması gibi 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 birçok aslında esnekliğimizi arttıran yani üretimle tüketim arasındaki dengeyi sağlarken elimdeki argümanları arttıran birçok yeni nesil yaklaşım hayatımızda var. Dediğim gibi enerji depolama sistemleri. Tabii enerji depolama sistemleri artık dağıtım şebekesinin içerisinde konumlandırılmasından tutun da son kullanıcının evin içerisinde dahi girdi. Baktığında buna yönelik endüstriyel çözüm dahi var. Ama ve lakin işin diğer tarafta interconnect'te şebeke seviyesinde entegre edilebilecek de birçok zaten enerji depolama çözümü hayatımızda mevcut. Ama şu güzeldir hani Gigaom'dan hani Cat'in güzel bir lafı var. Hani next generation smart grid without universal storage is like a computer without a hard drive. Severely limited. Hani işim bu tarafta hem güç sistem mühendisiyim hem vekaleten yürüttüğüm şu odada hani bir bilgisayar daire başkanı olarak da bir rolüm var. Hakikaten işin iki tarafından bakarsan da iki taraftaki örnekleri de çok iyi benim için keyifli geliyor. Hakikaten de bir hard diski olmayan bir bilgisayar gibi artık enerji depolama sistemin içerisine girmediği bir akıllı şebeke. Çok da akıllı saymıyoruz o işi. Ama Department of Energy'nin dünyadaki enerji depolama sistemi uygulamalarıyla alakalı çok keyifli bir sitesi var. Ben takip ederim. Hani Energy Storage Exchange diye. Hani elbette %100 yok ama bir database aslında baktığınız noktada. Hani hangi tip enerji depolama sistemi?
ne aşamada, yani ihalesi mi yapılmış, işletimde mi, devre dışı mı bırakılmış, deklare mi edilmiş, neyse ve ne amaçla kullanılıyor, işte talebin yönetimi, Black Start için, işte baktığımızda Frequency Regulation için, yani frekans düzenlemesi için gibi gibi farklı alt kırılımların da verdiği çok keyifli bir web sayfasıdır. Bu database'e ulaşırsanız aslında en azından dünyadaki gelişimle alakadar bir genel hatta fikriniz olacaktır diye düşünüyorum. Ve yeni nesil, hani her şey olma diyoruz ya, yeni nesil yaklaşımlar var. Bir, tabii ki burada hani akıl dışı bataryalar, özellikle Kuzey Avrupa'da bununla alakadar çok fazla örnek var. Yani bir Hollanda'da yapılmış fiziksel bir projede bulundum. Hani flow batteries anlamında dağıtım şebekesi içerisinde akışlı batarya, ki akışlı batarya dediğimiz normal bir bataryadan bir tık daha farklı. Hani yakıt hücresi kavramını biliyorsunuz. Yakıt hücreli hani batarya arasında ikisinin bir arada özelliği, bazı özelliklerini barındıran değişik bir yaklaşım. Bunun sistem içerisinde kullanıldığı aslında pilot uygulamalar da var. Onun dışında hani dağıtıma entegre, özellikle kimyasal enerji yapma sistemleri yolunda aslında birçok pilotu üzerine geçmiş gerçek hayat uygulaması var. Ülkemizde de bununla alakadar hani EPDK destekli birçok dağıtım şirketi içerisinde bulunduğu enerji dağıtım sistemleri içerisinde entegre kimyasal enerji yapma sistemleri, hatta KEDEP diye yanlış hatırlamıyorsam kısaltması vardı. Onunla alakadar ülkemizde de bir yol haritası belirleme anlamında güzel bir projede vardı. Yani bize doğru da geldi. Geliyor da değil, geldi aslında. Peki baktığın noktada ya daha da güzel enerji yapma sistemleri, araçlar niye olmasın? İlk aslında bir Portekiz'de bir adada, ben bir Portekiz geçmişim de var. Portekiz'de bir adada aslında bununla bir Avrupa Birliği projesi kapsamında çok keyif almıştık. Çünkü adada hani bir şehir şebekesi gibi değil, şehir şebekesi ya da bir entegrasyon şebekesi, atalet çok yüksek. Yani atalet çok yüksek olduğu için aslında baktığınız noktada etkilenme oranları düşük, ama adada öyle değil. Adada tüketicilerin aslında mevsimsel de zaman, yani atıyorum saatlik de tüketimleri, üretimleri ya da üretim birimleri çok hızlı değişiyor ve zaten çok üretim şansınız yok. Yani üretim sayısınız diyelim ki 5 tip üretim biriminiz var. 5 tip de tüketiciniz var. Bunların arasında dengeyi sağlamak 1.000 üretici ve 1.000 tüketicinin olduğu bir havuzdan çok daha zor. Bir adada aslında V2G'yi denemiştik. V2G zaten var ama şu amaçla denemiştik. Yani adanın bir sistem operatörünün hani işin içerisinde şu rolle var oldu. İşte araçlar, filo tamamen sistem operatörüne ait. Konum şu: A aracı sen git şuradaki fazla üretileni depola. B aracı sen de şurada depolanmışınla aslında şebekeye destek ol. Sonra A aracı depoladığını şurada harca gibi filo yönetiminin olduğu. Her yani çok keyifli bir örnek, ama V2G hayatımızın parçası. V2G demiyoruz aslında. V2G paket ismi. Araçtan şebekeye. Araçtan nereye giderse gitsin. Yani aracın iki yönü kullanıyor. Buna V2X diyoruz artık. Ben dünyadaki en keyifli örneklerinden bir tanesini, hani iyi bir futbol taraftarıyım. Ha, iyi bir Galatasaraylıyım. Şimdi artık yapacak bir şey yok, bunu söyleyeceğim. İyi bir futbol taraftarıyım. Futbol tane hani yaptığım seyahatleri mutlaka futbolla da birleştirmeye çalışıyorum. Dünyada gördüğüm en keyifli stadyum. Mutlaka bir maçla da birleştirmeye çalışıyorum. En keyifli statlardan bir tanesi Amsterdam Arena'ydı. Ajax'ın maçlarını oynadığı Amsterdam'daki Amsterdam Arena stadı. Baktığınızda ama Amsterdam Arena'nın benim bu açıdan da bir farkı var. Dünyadaki V2G'nin en keyifli örneklerinden birini görebilirsiniz. Zaten Amsterdam Arena V2G yazarsanız, Amsterdam Arena çok teknolojik bir stat. Çatısındaki fotovoltaik panel gruplarıyla beraber Nissan Leaf marka model araçların aslında maç sırasında gelip, şimdi stadyumdaki o yüksek teknoloji stadyumdaki enerji, maç sırasındaki enerji ihtiyacının tamamını karşıladıkları demonstrasyon örnekler var. O yüzden Amsterdam Arena'yı bir örneğini görün derim. Yaklaşık 5 dakika içerisinde bitiriyorum hocam. Sanki öyle bir şey diyeceksiniz. Orada onu alırım. Öyleymiş. Aynen öyle. Bir de talep tarafını geçiyorum. Talep tarafı da son entegre teknolojim. Bakın, talep tarafı dediğimizde biz zaten aslında talebe, örneğin ülkemizde yük tevzi merkezleri üzerinden gerekirse atıyorum düşük frekans rollerinin uçlarına bağlı atabileceğimiz zaten büyük çaplı yükler var. Attığımız, ama derdim zaten yükü komple enerjisiz bırakırsam bu şeye benziyor. Yani öğrenci olmazsa ben burada ne kadar güzel ders işlerime benziyor. Böyle değil. Derdim bu olmamalı, ama talepte 10 birimlik bir yükü atmakla aynı talep bölgesinde 10 birimlik yüke güce sahip, talebe sahip 10 kullanıcıdan birer birim atmak düz sistem içerisinde aynı anlama geliyor. O yüzden her kullanıcının mutlaka zaruri olmayan yükü vardır. Talebe de dokunalım tarafında çok ciddi anlamda dünyada pilottan gerçek zamanlı uygulamaya geçmiş birçok aslında karşılık var, ki bunun hani uzun uzadıya girmeyeceğim ama hani evindeki klimaya dokunan uygulama var ya, bırak evindeki klimayı, dağıtım sistemi operatörüne verdiğin uygulamadan tutun da, ki
bu maalesef ki mevzuat da gerektiriyor. Maalesef ki şu an hani cehaletime verin diyelim. Ya aslında birçok dağıtım şirketiyle iş yapıyorum ama en azından belki de yeni son çıkan mevzuatı takip edememiştim ama mevcuttaki mevzuat benim talebe dokunmama engel oluyor. Çünkü baktığında talebi yönetmesi gereken sistem operatörü yani network operator dediğimiz ayrı bir şirket. Son kullanıcıya faturayı kesen ayrı bir şirket bizde dağıtım sistemi yapısında. O yüzden de son kullanıcıya dokunmak bir mekanizma gerektirdiği için fiyatlama tabanlı dolaylı mekanizma. Hadi bu biraz daha yapılır ama ya da teşvik tabanlı doğrudan mekanizma gerektirdiği için bu ikisini bir arada barındıracak bir ufak mevzuatsal anlamda bir düzenlemeye gidilmesi gerekiyor gibi görüyorum. Eğer zaten var ise zaten beni düzelteceklerdir. Burada en azından ben kendi cehaletime verin diyeyim. Burada hani senin Benim de takip ettiğim kadarıyla yok hocam. ya Yine diyelim ki hocalarımız yani biz akademisyen üniversite olarak belki öğrenci. çok iş yapsak da takip edemiyoruzdur. Elbette bizi düzelteceklerdir. Muhakkak hani mevzuatın içinde değiliz akademisyen. Aynen öyle. Ama elimizden geleni yapıyoruz en azından diyelim. Evet, Baktığınızda aynen. senin fabrikandaki senin dizel jeneratörü senin için kullandığı uygulamalar bile var. Güney Afrika'da hem de. Yani senin dizel jeneratörün var. Diyor ki senin şebekeden ayırayım. Senin dizel jeneratöründen besleyeyim. Senin hiçbir kesitin olmasın. Senin yakıt masrafını da ölçüp ödeyeyim sana. Ayrıca bir de senin dizel jeneratöründen besleyeyim için bir de sana para vereyim. Niye? Benim çünkü sen orada benim güç sistemime bağlanırsan benim için sıkıntı yaratacaksın diye. Çok ciddi anlamda ama altta bir çalışma vardı. O zaman herhalde bu pratik örneklerin hepsini oradan görebilirsiniz diye birçok uygulama var. Peki bir de o mikronano şebeke kavramları var. Bu da son kısımdır. Mikronano şebeke kavramlarında aslında güç sisteminin bir küçük replikaları olduğu noktada aşağıya doğru indiğimizde bir de aslında hani farklı enerji türlerinin bir arada barındırıldığı multi energy systems konsepti de işin içerisinde hayatımızın bir parçası. O yüzden hatta mikro şebekelerle birleştirilmiş mikro çoklu enerji şebekeleri kavramı bile Avustralya'dan tutun Amerika'ya kadar çok farklı bölgelerde pilot uygulamanın bir tık üstüne bile geçmiş karşılığı olan uygulamalar. Ve işin bir de en nanosu var. Nano şebeke tarafında da bu bir evin de bir şebekedir. Çünkü üretim birimin varsa, tüketimi kontrol edebiliyorsan ve üst şebekeyle entegrasyonun varsa mikro şebekenin küçük bir replikasyonu nano şebekedir. Evin, ya bizde de buna uygun bir akıllı ev var. Onun üzerine de bol bol oyun oynuyoruz. Gerçek bir ev bu arada, şaka değil yani. Bu burada gördüğünüz üzere içerisinde yeni enerji kaynakları tabanlı üretim birimi olduğu den enerji depolama sistemlerine bir elektrikler kontrol bir elektrikler şarj istasyonundan tutun da hatta bazı asistan arkadaşları burada yatırıyoruz bilerek ki gerçek veri olsun diye. Vatandaştan veri Yıldız alalım diye. içerisinde değil mi Yıldız Teknik hocam? içerisinde aynı öyle. Bizim Daha kendi çok bilgi fakültemizde. verebilirsiniz aslında. Benim özellikle ilgilendiğim bir nokta var. Şurada baktığınızda evimizin içerisinde bir kontrol edebileceğimiz bir şarj istasyonumuz var. Evimiz bir hani ev ama laboratuvarın içerisinde gerçekten şekli yani şeklen bir ev. Sadece laboratuvarın içerisinde almamızın sebebi yani daha çok ölçüm imkanlarını da oradan laboratuvar ortamında barındıralım diye. Hemen üst katındaki çatının üzerinde fotovoltaik panel grupları var. Dışarıda rüzgar türbinimiz var. Bir batarya tabanlı enerji depolama sistemimiz mevcut. Bir enerji üretim sistemi orada şebekedeki durumu da dikkate alarak hatta şebeke operatöründen gelen kararları da dikkate alıp da bu minvalde içeride enerji üretimini gerçekleştirecek şekilde son kullanıcının da tabii ki tercihleri dikkate alarak bir enerji üretim sistemimiz var. Her yükümüz gerçek. Bütün her şeyimiz gerçek. Sürekli ölçüm alıyoruz. Sürekli süreci işletiyoruz. Hatta dediğim gibi tabii burada bir ortam olduğu için kimse yatmadığı için bazen arkadaşlar hatta diyoruz zorla sen bir 3-5 gün burada çalış. Hem çalışmışken de bize veri olsun. Yani her imkanım var nasıl olsa. Lavabo Doğru. imkandan duşuna İlk kadar her yerinde şey olduğu için. kullanıyorsun. Aynen öyle ki arkadaşlar gerçek yük oluyorlar. Cihaz olsun gerçek insan da lazım diye. Bir de mikro nano şebeke kombinasyonları var. Aslında bu yapı bakın üst seviye ile alt seviye entegrasyonunun şu anda en güncel konsept. Bunun en üst seviyesinde şu anda şunu yapıyorlar dünyada. TSO, DSO integration. Yani zaten iletişim sistemi operatörünün kararlarına zaten dağıtım sistemi operatörü uymak zorunda başka bir şey. Ama bu aktif değil. Yani aktif dediğim şey yarına ben bir planlamam var. Bu planlama anlamında DSO'nun kendi içerisindeki denemeyi apayrı bir şey. Ama gün içerisinde sürekli hani işin ekonomik bazı dışında sürekli fiziksel anlamda evet DSO tarafındaki bir sonuç istişaresiz bir şekilde TSO'ya yansıyor ve TSO tarafında bir aksiyom alıyoruz. Ama yeni yapıda öyle değil. DSO, TSO aynı gemide.
olarak giden ve birbiriyle istişareli kararları aldığı ve hatta kontrol mekanizmalarının da birbiriyle entegre olduğu yapıya doğru gidiyoruz. Artık alt seviyelerle üst seviyeler bu kadar kopuk karar vermeyecek. Alt üst bütün hiyerarşimiz olacak. Hiyerarşiyi daha da arttıracağız. Belki bir yakında Pico Grid diye bir şey de çıkartırız ama sonunda baktığınızda hep seviyeler arası bağ da artacak. Yeni yapı bu. Hiyerarşi artsın, bağ da artsın deyip son değerlendirmemde baktığınızda yenisi güç sistemlerinin yapısı elbette büyük bir değişim sergiliyor bu amenna. Burada hem işletimsel karar verme ve karar destek mekanizmanın gelişmesi büyük önem arz ediyor. Burada evet yeni nesil arkadaşlar var. Burada öğrencilerimiz de katılıyordur. Ya istesek de istesek hep kağıt üzerinde şey vardır ya. Yazılımsal bilgi birikimi artık hayatımızın olmazsa olmazı bir konumunda. Bir de işin içerisinde hani merkezi kadar da dediğim gibi dağıtık yaklaşımlar, dağıtık karar verme mekanizmaları. Bu minvalde de hani bakın hani nesnenin interneti kavramından tutun da lokaldeki enerji piyasaları gibi hani peer to peer trading gibi kavramlara kadar yeni nesil arkadaşlarımızın bizler de dahil akademisyenler dahil bu yeni nesil kavramları güç sistemi işletimi içerisinde yeni nesil işletimsel kavramlara hakim olmamız gerekiyor deyip ben biraz uzattım ama konuşmalara doyamadım. Teşekkür ediyorum. Hocam anlatacağınız şeyler çok gelişti o yüzden. Çok Vallahi teşekkür ederim. bir 5 saat daha bıraksanız anlatırdım. Fark ettik hocam inşallah. Daha çok vaktimizin olduğu bir zaman da sizi Sivas'ta da ağırlamak isteriz. Çok çok memnun oluruz hocam. Çok teşekkür ederim. Sadece sunumunuzu kapatmanızı Tabii rica ki, tabii edeceğim. ki sayın hocam. Bir dakika. Şu an herhalde kapandı. Çok sağ olun hocam. Ben soruları kontrol ettiğimde en son soru yoktu ama dinleyicilerimiz tebrik etmişler. Çok 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 teşekkür ederim. kapsamlı ve çok geniş bir sunum hazırlamışsınız hocam. Çok teşekkür ederim gerçekten. Benim de Yıldız Teknik Üniversitesi'ndeki bahsettiğiniz laboratuvarlarda deneyimlerim olmuştu. Öğrencilere de bahsediyordum. Laboratuvarlara yer vermenizden ayrıca memnun oldum. Teşekkür ederim. Çok Hocam sağ ben olun. teşekkür ederim. Bu organizasyonu düzenlediğiniz için hani Sivas Cumhuriyet Üniversitesi nezdinde size çok çok teşekkür ediyorum ve katılımcılarımıza hem panelist sayın hocalarıma hem de diğer tarafta baktığınızda hem bizi izleyenlere çok çok teşekkür ederim. Çok keyifliydi benim için de. İyi ki hem Sivaslıyız hem de baktığınız Evet. yerde baktığınızda her zaman sizleri de buraya beklerim. Ben de her zaman memleketimi ziyaret etmek isterim. İnşallah hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Sivas'a da bekliyoruz. Sözünü Çok sağ aldık. olun hocam. Çok sağ olun. İkinci konuşmamıza geçelim. İkinci konuşmacımız ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hüseyin Can Polat hocamızın elektrikli şarj sistemleri ve verimliliği başlığında olacak. Profesör Doktor Hüseyin Can Polat hocamızı takdim etmek isterim. Sayın Can Bolat, 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden lisans mezunu olmuştur. 1993 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünden yüksek lisans derecesini ve 1997 yılında Clemson Üniversitesi Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği bölümünden doktora derecesini almıştır. 1989 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünde başladığı akademik hayatına 1993 yılında itibaren Mersin Üniversitesi'nde devam etmiştir. 1998-2012 yılları arasında Mersin Üniversitesi'nde öğretim üyesi kadrosunda yer aldıktan sonra 2012 yılında Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümü kadrosuna atanmıştır. Halen aynı bölümde görev yapmaktadır. Dergi makaleleri ve konferans bildirilerinin sayısı 40'tan fazladır. Robot sistemler, elektrostatik dinamik alanlarındaki kitaplarda bölüm yazarlığı ve editörlük yapmıştır. Elektrik elektronik mühendisliği, savunma teknolojileriyle iş sağlığı ve güvenliği alanlarında yüksek lisans ve doktora danışmanlıkları yürütmekte, kontrol ve kumanda sistemleri, robotik, mekatronik ve sinyal işleme alanlarında da çalışmalarını sürdürmektedir. 2016 yılından beri Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Savunma Teknolojileri Anabilim Dalı Başkanlığını da yürütmekte olan Sayın Hüseyin Can Bolat. Hoş geldiniz hocam. Öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Sözü size bırakıyorum hocam. Buyurun. Sağ olun ve teşekkür ederim. Evet, hocam da anlattığı gibi Yıldırım Beyazıt Üniversitesi elektrik mühendisliğinde görevliyim. Bu arada bir paylaşım da yapmam gerekecek. Şöyle yapayım. Bir dakika. Kamerayı kapattınız hocam. Kapattım mı? Evet. Tabii o zaman önce şunu bir halledeyim. Tamam. Share screen butonu var altta. Tamam.
Şimdi tekrar ben biraz vakit alıyor ama kusura bakmayın. Sorun değil hocam. Gecikmeler olabiliyor zaten paylaşımda. Oldu mu? Niye olmadı? Henüz göremedik. Sana geldi hocam. Ben göreceksin. Şu anda geldi hocam. Hı, tamam. Şöyle gözüküyor. Evet, görebiliyoruz hocam ama sizi göremiyoruz. Evet. Kameranız kapandı. Bir dakika, o zaman tekrar dönmem lazım. Stop sharing yapmam gerekiyor galiba. Kamera niye kapandı? Kameranızı açın hocam, tekrar paylaşayım. Ama kamera niye kapandı onu anlayamadım. Açıldı şu anda sanırım. Şu anda açıldı, evet. Tekrar yapalım. Share. Hala görünüyorum sanırım. Görünmüyorsunuz hocam. Ekranınızı paylaşıyorsunuz. Biz sizin masa üstünüzü görüyoruz. Tabii ben kamera yine mi kapandı? Evet. O zaman bilgisayarın şeyi ayarıyla ilgili bir şey anladığım kadarıyla. Olabilir hocam. Yapalım. Masa üstünüzü paylaşmayın da hocam. İsterseniz sadece PowerPoint'i paylaşmayı deneyin. Öyle bir seçenek sunmuyor bana buradaki yapım. Ondan dolayı. Öyle mi? Evet. O zaman hocam konuşurken sadece sesinizi duyarak devam edelim. Sonra slide'ı evet. Kapatırsınız. Sizi görürüz. Yani öyle yapacağız artık. Tamam hocam, buyurun. Hüseyin Can Murat, aslına bakarsanız hocam da anlattığı gibi kontrol ve kumanda sistemleri ve robotik ağırlıklı çalışmalarım var. Bu alana yeni girdik. Biraz o yüzden Ozan hocamın anlattığı kadar ayrıntılı değil. Sadece elektrik şarj sistemleri ve verimliliği üzerinde doktora çalışması başlatan Sedat Ersoy öğrencimin hazırladığı araştırma, literatür araştırması üzerinden gideceğiz. Şöyle bakacak olursak, elektrikli araçlar çevreci mi sorusuna sorduğumuzda aslında hangi kullandığı elektriğin nereden elde edildiği önemli oluyor. Doğalgaz, kömür gibi klasik fosil yakıtlardan mı elde ediyoruz? Yoksa yenilenebilir enerji kaynaklarından mı? Eğer yani bu şu anlama geliyor. Biz fosil yakıtlarını kurtarmakta biraz kazanç sağlıyoruz ama hala bizim elektrik enerjisi üretimimiz fosil yakıtlara dayalıysa elektrikli araçlar o anlamda çevreci olmaktan çıkıyorlar. Ama yenilenebilir enerji kullanıyorsak o zaman bunlara çevreci diyebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını da oranını artırmak tabii ki problem şebekelerden. Alternatif yakıtların verimliliğine baktığımızda metrekare başına verim biyodizellerde 7 kilometrelik bir sağlıyor bize. Menzil sağlıyor. Hidrojen 160 kilometreye çıkarken elektrik enerjisi kullandığımızda 380 kilometreye kadar çıkabiliyorlar. Ve burada tabii biraz önceki hocamın da söylediği gibi güçler de önemli. Güçlere baktığımız zaman da işte bir solar panel üzerinde 105 kilowatt saatlik bölü metrekarelik bir üretim yapıldığını görüyoruz. Elektrolit ve sıkıştırma gibi dağıtımdan sonra 62 kilowatt saatlik bir hidrojen enerjisi elde ediliyor. Benzer şekilde elektrik enerjisinde 77 kilowatt saatlik bir motora enerji aktarabiliyoruz. Ve bunlar sayesinde 380 kilometreye kadar çıkartabiliyoruz şeylerimizi. Elektrik enerji verimliliğine baktığımızda tahrik tipine göre işte enerjinin nereden elde edildiği önemli. Elektrikli araçlar %70 ile %90 arasında bir verimlilik sağlıyor. Yani şöyle dediğimiz elektrik enerjisi şeklinde araca enerji verdiğimizde şu anki teknolojide verimlilikleri verilen enerjinin kullanılabilir işe dönüşme oranı %70 ile %90 arasında. Bu hidrojenli araçlarda %25 ile %35 arasında olurken dizel araçlar gibi ya da daha çok fosil yakıtlı araçlarda %40 ile %45 arasında gözüküyor. Bu aslında bu oranlar bizim kullanım durumumuza göre yine benzer şekilde devam edecek. Uçtan uca enerji kullanımına baktığımızda da en iyi oranı şu en sağda gördüğümüz elektrikli araç şeyinde olduğu gibi görebiliyoruz. En iyi oranı yine elektrikli araçlar sağlıyorlar. Diğerleri farklı oranlarda şey yapıyor. Buradaki ifadeler daha doğrusu renklendirmeler şu araç üretimi sırasında kullanılan enerji. Turuncu renkler araç tüketimi ve taşıma için kullanılan enerji. Bu gri renkli kısımlarda sürücü için kullanılan enerji olaraktan bakabiliyoruz.
Burada enerji üzerinden veriliyor bunlar. Ama şeyle, power'la ilgisini de kurmak gerekiyor tabii ki. Özellikle ona kısaca değineceğiz. Sıfır emisyon araçlar açısından tabii ki sıfır emisyon ne gerekiyor? Elektrikli araçlar mutlaka kullanılmalı araç kullanımında. Elektrikli araçlarımızı tabii kullanmak açısından elektriği bir şekilde almamız lazım bu araçlardan. Klasik trenler ya da tramvaylarda olduğu gibi o her yere elektrik hattı döşeyip onlara dokunaraktan gitmek çok anlamlı değil. İnsanların alışkanlığı, konforu vesairesini düşündüğümüzde. Tabii bu şarj edebilmemiz açısından şebekenin güçlenmesi gerekiyor. Çünkü şu anda elektrikli araç sayısı Türkiye'de 3000 civarında gözüküyor araştırmalarımıza göre. Bu sayı arttığı zaman çok daha yüksek bir yük haline gelecek ve sesleri bir yük haline gelecek şebeke açısından. O yüzden şebekenin güçlenmesi ve bu tip belirsiz yükleri karşılayabilecek yeteneğe gelmesi gerekiyor. Ve tabii ki başta söylediğimiz gibi çevrecilik konusu ya da çevreyi en az kirletme açısından baktığımızda elektrik enerjimizi de yenilenebilir enerji üretiminden elde etmek olabildiğince, mümkün olduğunca elde etmek gerekiyor. Elektrikli araç çipleri derken burada tabii ki elektrikli aracın üzerindeki enerji olarak bakıyoruz. Hibrit elektrikli araçlar var. Plug-in dediğimiz yine hibrit elektrikli araçlar ve bir de bataryayla enerjisi verdiğimiz bataryalı elektrik araçları var. Bu son ikisi şarj edilebilir. Yani bir fişe takıp bunları elektrik enerjisini şarj edebiliriz ama hibrit elektrikli araçlar için herhangi bir şarj sistemi yok. Bunlar hem elektrik motoru hem de normal motorlarla çalışıyorlar. Sırasında bataryanın enerjisi bittiği zaman normal fosil yakıtlı motorlara geçiyorlar. O yüzden yani bu arada bataryanın şarjı da yine o fosil yakıtlar çalışırken oluşturuluyor. Evet. Hibrit elektrikli araçlara baktığımız zaman hızlıca şöyle söyleyeyim. İçten yanmalı motorlar bütün enerji ihtiyacını karşılıyor. Yani bunun dışarıdan bir enerji dışarıdan derken araç dışından yakıt dışında bir enerji kaynağı yok. Düşük kapasiteli bir bataryaya sahip ve batarya araç içindeki bir jeneratör yardımıyla şarj edilebiliyor. Ki günümüzdeki akülerde, araçlardaki akülerde benzer şekilde araç çalışırken şarj edilebiliyor. Benzer yöntem var. Sahip bu. Düşük hızla da yakıt tüketim ve emisyonu azaltmak, aynı zamanda da performansı iyileştirmek için elektrik motorunu kullanmak amacını güdüyorlar. Elektrik motoru dinamik yükleri karşılarken içten yanan motor nispeten sabit güçle çalışacağından performansın artışına katkı sağlıyor. Seri hibrit araçlar, bu hibrit araçlarında iki tipi var baktığımızda. Bir seri hibrit araçlar. Bunlarda iki tahrik sistemi var ve bu her iki tahrik sistemi elektriksel bir yolla birleştiriliyor. Elektrik motoru tam yükle çalışıyor, içten yanan motorsu sabit hızda çalışıyor ve vites gereksinimini ortadan kaldıran bir yapı bu. Ekstra bir jeneratöre ihtiyaç duyulmakta ve kontrolü daha kolay. Paralel şekildeki paralel bir yapı kullandığımızda bu yapıda da iki tahrik sistemimiz ne yapıyor? Mekanik bir yolla birleştiriliyor ve aracı enerji sağlıyor. Elektrik motorumuz burada düşük güçlü. İçten yanmalı motorsa değişken devirde çalışmakta bu yapıda. Yine vitese ihtiyaç kalmıyor ama vitese ve jeneratöre ihtiyaç kalmıyor. Fakat seri yapıyla karşılaştırdığımızda kontrolü daha zor bir yapı. Plug-in fişe takan hibrit elektrikli araçlar yine aslında bir geçiş sistemi. Hibrit elektrikli araçlar da plug-in hibrit elektrikli araçlar da fosil yakıtlı sistemlerden tamamen elektrikli sistemlere geçişin bir ara geçiş sistemi olarak düşünebiliriz. Tam elektrikli araçlar menzil sorununu çözüyor. Çünkü tam elektrikli araçlarda bataryanın enerjisinin, aracın bütün enerjisinin bataryadan sağlanma şartından dolayı bataryanın çabuk bitmesi söz konusu olabiliyor ve onun tekrar şarjı tabii ki. Menzil sorununu çözen bir yapısı var bu plug-in yapının. Araç içi batarya, araç içi jeneratöre ihtiyaç kalmıyor. Araç üzerinde yine şarj cihazı var ve şebekeden şarj ediliyor. Bu fosil yakıt kullanmadan böyle bir araç 10-60 km arasında gidebilir bir vaziyette. Batarya kapasiteleri ise daha önceki plug-in olmayan evlere göre yani elektrikli araçlara göre daha fazla.
Ve aynı şekilde hibrit elektrik evlerde olduğu gibi P evlerde ne yapıyorlar? Seri ve paralel sistem yapısını kullanabiliyorlar. Bataryalı elektrikli araçsa bunun adı direkten basitçe EV diye kısaltılıyor çoğunlukla. Yani elektrikli vehicle. Pardon. Yakıt deposu ve içten yanmalı motoru yok. Artık tamamen fosil yakıtlardan kurtulmuş bir yapısı var. Aracın ihtiyaç duyduğu bütün enerji bataryadan sağlanıyor. Bundan dolayı ısıtma, soğutma, aydınlatma gibi her şey bataryadan sağlandığı için aracı hareket ihtiyacı da bu bataryamızın ne yapması lazım? Yüksek kapasiteli, büyük kapasiteli bir batarya olması gerekiyor. Tabii şarj sorunu, şarjı bittiğinde de bataryalarımızın güçlü bir şarj ihtiyacı söz konusu bu yapılar için. Bataryanın şarj kapasitesine baktığımızda amper saat cinsinden genelde batarya kapasitelerinin verildiğini görüyoruz. Çünkü burada konum verimi sabit bir yapıda bataryalarda o bu sebeple de amper saat olarak veriliyor. Bir bataryanın 25 derece oda sıcaklığında 10 saatlik deşarj kapasitesinde nominal kapasite adını veriyoruz ve bu çoğunlukla C harfiyle gösteriliyor ya da özellikle bu 10 saatlik meseleyi vurgulamak için C10 olarak da gösterilebiliyor. C'si eşittir 50 amper saat olan bir batarya 25 derece santigratta 10 saat boyunca 5 amper sabit akım verebilir anlamına geliyor. Bataryalar şarj ve deşarj akımlarında genellikle C'nin nominal kapasitesine oranlanarak ifade edilir. Yani mesela 100 amperlik bataryanın 20 amper bir akımla deşarj olması 0,2 C olaraktan belirtilir. Yani nedir? Kendi kapasitesinin 5'te 1'i kadar akım çekiyor. İşte 100 amperlik 200 amperle şarj ediyorsak bunda 2C ile şarj olması gibi bir ifadeyi de kullanıyoruz. E-mobilite dediğimiz olay taşıtların ve filoların elektrik tahrikini sağlamak için elektrik güç aktarma teknolojileri, araç içi bilgi, iletişim teknolojileri ve bağlantılı altyapıları kullanması kavramı olarak da karşımıza çıkıyor. Bunun için değişik yapılar söz konusu işte şahsi araçlar, demir yolları, toplu taşımalar gibi otobüsler yine toplu taşımalar son yıllarda bazı belediyelerden elektrikli otobüslere geçildiği haberlerini de alıyoruz. Ve filo araçları gibi büyük filolara sahip kiralama şirketleri ya da araç hizmeti veren şirketlerin şeyleri gibi bunların her türlü iletişim, tahrik sağlama vesaire gibi kavramların bir arada düşünüldüğü duruma e-mobilite adı veriliyor. Peki şarj istasyonları, mevcut şeyde şarj istasyonları yeterli mi? Daha doğrusu şöyle bir şey söyleyeyim. Şarj istasyonları konusu niye önemli? Çünkü elektrikli araçların yaygınlaşması üzerine önündeki en önemli engellere baktığımızda %40 kadar bir oranda yeteri kadar şarj istasyonu olup olmamasının sorun olduğunu görüyoruz. Bir başka şey %37 kadarlık bir menzil meselesi. Yani aracın tam kapasiteyi kullandığında gidebileceği menzil ne kadar mesafeye tekrar şarja ihtiyaç duymadan gidebileceği. Yedek parça ve servis sorunları %36 oranında etkili ve vergi teşviki falan gibi durumlarda %30 oranında etkili olduğunu görüyoruz. O açıdan şarj istasyonları en başta geliyor. Bu saydığım şeyler dışında da başka etkenler elektrikli araçların yaygınlaşması önünde karşımıza çıkabilir ama bu en hızlı şeyleri, en önemlileri olarak da karşımıza çıkıyor. Şarj istasyonlarının yeterliliği konusunda bir Avrupa Birliği ve Türkiye'deki mevcut durum açısından baktığımızda Avrupa Birliği'nde her 10 aracı bir AC şarj halkın erişebileceği özellikle AC şarj sistemi her 100 aracı da bir DC şarj kapasitesi olduğu ya da altyapısı olduğu görülüyor. Türkiye'de yaklaşık 3000 adet elektrikli araç var. Bunların bunlara yönelik AC ünite sayısı 900, DC ünite sayısı ise 100 civarındadır. Türkiye'deki elektrikli otomobil satış sayılarına baktığımızda burada markalara göre ve yıllara göre satış miktarları söz konusu ama en alttaki şeyden satırdan toplamlara bakabiliriz.
İşte 2015'te 119 araç, 2021'e doğru gelerekten 119, 44, 77, 155, 222 ve 844 şeklinde bir şey görüyoruz. Bu şeyde 844'ün içinde 736 araç yurt dışından direkt doğrudan ithalatla alınmış. Ve 2021 içinde de Nisan ayının sonuna kadar 312 elektrikli araç satıldığını görüyoruz Türkiye'de. Elektrikli araçların tabii dediğimiz gibi enerjisi açısından şarj en önemli problem. Elektrikli araçların şarj teknolojileri içinde dünyada iki tür en çok kabul görmüş standart olduğunu söyleyebiliriz. Birisi IEC, International Electrotechnical Communication Commission 61.850-14 -1 standardı var. Burada bu standartta 4 tane şarj modu açıklanıyor ya da tanımlanıyor. Bu tanımlar tabii ki tanımlanıyor, açıklanmıyor. Bu tanımlar sonucunda mod 1'den 2 3'e kadar olana AC şarjın yavaş, hızlı, orta versiyonları. Mod 4 dediği ise DC şarj, DC voltaj yoluyla şarj etme. Bu bayağı hızlı olan bir durum. Benzer durum Society of America Automotive Engineers'ın bir standardında karşımıza çıkıyor. Burada da 3 seviyeli bir şarj var. Yine 3. seviye DC şarj hızlı olmak olarak tanımlanıyor. Onun yanında bir seviye 1 ve 2 AC şarjın yavaş ve hızlı versiyonları olarak da karşımıza çıkıyor. Bu AC şarj ve DC şarj dedik. AC şarj deyince ne anlayacağız? Bütün şarj edilebilir elektrikli araçlar araç üzerinden bir şarj cihazına sahip şebeke elektriğine direkt bağlanarak şarj olabilir. Bu AC şarj, yani direkt şebeke elektriğine AC bir voltaj olduğundan, AC bir gerilim olduğundan direkt AC şarj yapıyoruz. Standart ev prizleri 16 amper, endüstriyel tip prizde 32 amper maksimum kapasitededir. Tek fazlı donanımda 7.4 kW, 3 fazlı kapasitede ise 22 kW kadar güç çekebiliyorlar. Bu AC şarjın avantajlarından, en önemli avantajlarından birisi basit bir yapıya sahip. Ekstra dönüştürücülere gerek kalmadan standart AC elektrik prizlere bağlanabiliyorlar ve şarj ünitesinin maliyeti düşük. Dezavantajı ise çok daha yavaş bir şarj etme yöntemi DC şarjla karşılaştığında ve onboard çeviricilerin kapasitesi neyse ona göre kapasitesi belirleniyor. DC şarjlarda ise AC şarja göre çok daha yüksek şarj gücü sağlıyor. Çok hızlı şarj sürelerine erişilebiliyor. Mesela 400 kW'a kadar güç çekebilir. Avantajları çok hızlı olması, baştan söylediğimiz gibi. Araç üzerinde şarj cihazına gerek duymamak gibi avantajları var. Ama dezavantajlarına baktığımız zaman da AC şarja göre şarj ekipmanları çok fazla. Bu şarjla ilgili donatım hem daha fazla hem de maliyeti çok yüksek. Yüksek güç yönetimi, yüksek güç nedeniyle de yüksek güç çektiğinden dolayı da kayıpların daha fazla ortaya, yani yüzde olarak baktığımızda kayıplar daha fazla oluyor ve buna ısınmaya karşı bir tedbirler alınması gerekir. Bu da tabii maliyeti artıran bir şey. Yani temel olarak da maliyetin yüksek olması diyebiliriz. Bir başka dezavantaj gibi gözükecek şey de hızlı şarj ile ancak %80 kapasiteye kadar bir şarj mümkün. Genel olarak da buna da %80 kuralı adı veriliyor. Evet, burada batarya sistemi %100'e değil %80 civarına getirmek için kullanıldığını söylemiştik. Şimdi tanımlanmış modlara baktığımızda mod 1 AC şarjla alakalı. Bunlar standart tek fazlı duvar prizini kullanıyor. Maksimum şarj gücü 3,68 kW. Bunu nasıl hesaplıyoruz? Basitçe işte şebeke tek fazla elektriğimiz 230 watt, 16 amper çekebiliyoruz. Bunun ikisinin çarpımı bize 3.68 kW getir. Tabii bu güç faktörünün 1 olduğu şey için geçerli. O yüzden maksimumda, yani bundan daha fazlasını elde etmemiz mümkün değil güç olarak. Bu modda güç kontrolü yok. Tabii bu yüzden de ne oluyor? Evin tesisatı şarj gücünü karşılamayabilir ve eğer böyle bir durum söz konusu, yangın riski içeren bir yapısı var. Ev elektrik tesisatı bu şartlar altında düzgün çalışmayabilir. Güvenlik nedeniyle mesela Avrupa Birliği'nde bu yasaklanmış bir moddur. Ancak skuter, elektrikli bisiklet gibi küçük araçlarda kullanılmasına izin verilmektedir.
Modiki şarj ise standart 1 ve 1 faz ve 3 faz prizlerdir. Kullanılabilen bir şey ve maksimum akımı 32 amper. Kablo üzerlerinde şeyler var. Elektrik Vehicle Service Equipment durumuna uygun bir uyarı ya da bir şey olması lazım. Ekipman olması lazım, donanım olması lazım. Portatif ev ise şarj gücünü ayarlayabilir. Toprak kaçaklarına karşı bir kaçak akım devre kesici içermekte. Maksimum şarj akımlarında baktığımızda 4 değişik şarj gücü karşımıza çıkıyor. 16 amper ve 3 faz, tek faz 3 faz farkına bağlı olarak da işte 3.68, 7.36, 11 ve 22 kW'lık şarj güçleri söz konusu. Mod 3'te ise aynı şarj güçleri söz konusu. Sadece buna 43 kW'lık bir 3 fazlı şarj karşımıza çıkıyor. Bunda, tabii bu yüksek güçlere de ulaşabilen bir yapı olduğu için özel şarj ve soket fişlerine sahip daha yüksek güvenlik ve hızlı şarj sağlayan bir yapısı var. Gelişmiş fonksiyonlar içerebilir mesela V2 ve Vehicle to Grid gibi. Şarj gücü uzaktan kontrol edilebilir yapısı var. Yani diye mesela Mod 1'de hiçbir kontrol yoktu. Dolayısıyla yanlış tehlike seçiyor ama modlar arttıkça kontrollerimiz de artıyor ve şarj gücünü kontrol edebiliyoruz. Bu AC şarjların değişik tip soketleri söz konusu. Yazdaki tip soketler burada gözüküyor. Meneket tipi soketler. Bu meneket tipi soketler piyasada yani şu mevcut durumda en çok en yaygın kullanılanların başında geliyor. Bir başka şey GBT şeyi. Bu GBT de isimlendiren şarj soketi normal olarak Çin'de kullanılan bir soket tipi. Evet, şimdi bu AC şarj soketlerinde mod 3'te gördük. Şarj gücü ayarlanabilir demiştik. Dolayısıyla bunun bazı haber, bu tip şeyler işlemle sebebiyle haberleşmeye ihtiyacımız var. Bir defa her şeyden önce EVSE'nin yani bizim donanımımızın kapasitesinin daha fazla güç talep etmemeli. Elektrik aracının güç talebi daha yüksekse EVSE'yi de ona göre değiştirmemiz lazım. Tabii bu... Hocam müsaadenizle araya girmek durumunda kaldım. 5-10 dakika içerisinde toparlarsanız süreniz içerisinde tamamlamış olacağız. Toparlayabilecek miyiz bilmiyorum. O zaman hızlandırayım ben bunların ayrıntısına girmedim. Peki hocam. Yani haberleşme gereksinimi... Ben hatırlatmak istedim. Tamam, teşekkür ederim. Haberleşme gereksinimi söz konusu bu şarj soketlerinde. Onlarla ilgili şeyler ve bunlar için proximity pilot, kontrol pilot sinyali gibi sinyaller kullanılıyor. Mod 4'de de DC şarj yapabiliyoruz. Bunlar 25 kW'dan 400 kW'a kadar çıkabiliyor. Daha yüksek güç çekimini sağlayabiliyor. Ve bu şarj işlemi BMS devresi tarafından EVSE ile haberleşerek yönetiliyor. Burada direkt yani şeyler kullanılıyor. Adına haberleşme sistemleri kullanılıyor. Bunların şarj soketlerine baktığımızda işte CCS1, CCS2 gibi şeyler. Bu DC şarjda güç paylaşımı kavramı da var. Kısaca ondan da söz edelim. Basitçe çok yüksek güçlere çıkabildiği için bu DC şarj sistemleri mesela 50 kW'lık bir güce ihtiyaç aracı şey yaparken 350 kW'lık kapasite atıl kalıyor. O yüzden bunların birden fazla şarj soketi bulunuyor ve bu şarj soketlerine bağlanan araçların gereksinimine bağlı olarak da bunlar arasında güç paylaşımı yapılabiliyor. Bu DC şarjların yüksek kapasitesinden dolayı kapasiteyi artıp bırakmamak için düşürülmüş bir sistem. Evet, bu şarj demoda bu tip şeyler için, bu tip güç paylaşımları için kullanılan soketler DC ile Mod 4 DC için kullanılıyor. Özetle baktığımızda Kuzey Amerika'da kullanılan, Japonya'da, Avrupa Birliği'nde, Çin'de ve her markette Tesla'nın kullandığı değişik şeyleri görüyoruz. Avrupa Birliği ve Japonya'da kullanılan soketler en yaygın kullanılan soketler olarak da karşımıza çıkıyor. Şarj modları özetlenmiş bu slide'da. Elektrikli araç şarj standartlarına baktığımızda öncelikle AC şarjla başlamış bu. 2010'dan başlıyor kabaca.
DC hızlı şarjlarda aynı zamanda başlamış ama ağırlık çoğunlukla gördüğünüz gibi AC şarjlardayken zamanla bu DC şarjlara doğru kayan bir yapı gösteriyor ve 2021'den itibaren bunların nerelere gideceğini tahmin etmemiz edeceğiz. AC-DC şarjlarda ve menzile göre kullanıma baktığımızda işte AC şarjlar kullanılabilir günde 8 saat şarj ihtiyacı duyuyor genelde. Dolayısıyla kullanım için 16 saatimiz varken toplam menzil 300 km olabiliyor. AC şarjla DC şarjı birlikte kullandığımızda kabaca 9 saatlik bir şarja ihtiyaç duyuyoruz ama bu DC şarj aradaki kullanımlar sayesinde 30 dakikalık 900 km'ye kadar menzil çıkarabildiğimizi görüyoruz. DC şarjlar için ise kullanılabilirlik, aracın kullanılabilirliği gün içinde 22,5 saatken toplam menzil yine 900 km olaraktan karşımıza çıkıyor. Dolayısıyla DC şarjda bayağı bir avantajı olduğunu söyleyebiliriz. Kamu ve ticari alan şarj üniteleri için baktığımızda da gidilecek yerde şarj etme, gidilecek yer için şarj etme kavramlarına baktığımızda gidilecek yerde şarj etmede AC'nin ön plana çıktığını söyleyebiliriz. Daha sonra bir oraya gittik zamanımız var ama gidilecek yere için şarj etmek istiyorsak DC'lerle bağımlı durumdayız. Evet. Hangi şarj ünitelerinin nerede ve hangi şekilde kullandığına dair bir grafik bu. Bunları hızlı geçiyorum. Ev tipi şarj cihazlarımız söz konusu olabilir. Burada da ev tipinde çok dikkatli olmak lazım ve evin şebekesini şey yapmamak adına aşırı yüklememek gerekiyor buralarda. Ve duruma göre de bir güç zaman programı yapılabilir. İş yerlerindeki şarjlar 8 saat boyunca şarj gerektiriyor. Dolayısıyla bütün hepsinin AC şarjı olduğunu görüyoruz. 8 saat boyunca olduğu için nasıl olsa bir çalışanlar oradan araçlarını çıkarmayacakları düşünerekten ve çoğunlukla mod 3 şarja göre işlem yapılıyor. AVM ve otoparklardaki şarj durumları bu sefer bu şarj istasyonları gibi olacak ve toplam gücü sınırlamak için mod 3 şarj ve toplam gücü sınırlamak için güç yönetimi söz konusu. Elektrikli olmayan araçların buralara park etmesinde engellenmesi gibi bir şey söz konusu. Yoksa amacına uygun kullanılmamış olacak. Şarj istasyonları için baktığımızda da güç çok yüksek olduğundan şarj istasyonu özel bir dağıtım trafosundan enerji alır şarj istasyonlarında. Ve şebekeyle direkt ilişkili bir yapısı söz konusu. Evet, şarj sürelerine baktığımızda değişik araçların şarj sürelerini görüyoruz. İşte Renault Zoe'de, onun 50 modeli ve BMW, Porsche Taycan gibi şeyler. Değişik, yani Renault genelde 2 saatlik şarj gerektirirken BMW 5 saatle 50 dakika arasında şarj tipine göre değişiklik gösteriyor. Diğer Porsche gibi de mesela 25 dakika ile 10 saat arasında değişiklik gösteriyor. Genel olarak Avrupa'ya baktığımızda DC hızlı şarjın kullanıldığını görmekteyiz. Burada şarj yapılarının sayıları Avrupa'da toplamda 5016 şarj demo ve 3375 de CCS hızlı şarj istasyonu olduğunu görüyoruz. Orta ve ağır hizmet filolarına baktığımızda bu filoların avantajları daha düşük enerji maliyeti, daha düşük bakım, düşük gürültü, düşük emisyon, daha yüksek verim ve daha uzun ekipman ömrü sağladığını görüyoruz. Ama bu tip yapılarda dikkat edilmesi gereken şeyler temel konularda ya da kriterlerde pil maliyeti, araç üreticiler arasındaki şarj altyapısının standartizasyon durumu ve güç kaynağında sitenin entegrasyonu önemli bir şey olarak da karşımıza çıkıyor. Yapı olarak da karşımıza çıkıyor. Otobüslerin şarj şeylerine baktığımızda da işte şarj üretileri akü voltajları eşitlenebiliyor, bu bir önemli kavram. Çünkü aküleri de hala kullanılıyor. Uygulama için şarj gücü çok mu yüksek ya da düşük mü olmalı gibi yapılarımız şeyler önemli. Uyumluluk açısından kriterler önemli. Sistem mimarisi olarak baktığımızda da işte ilk zamanlar oluşan şeylere görüyoruz. Bunları hızlı geçeceğim. Yani şu tam ölçekte şu anda biz geçiş dönemindeyiz arkadaşlar. Bu geçiş döneminde işte teknolojinin benimsenmesi durumu neler yapılıyor onlara bakmak gerekiyor. İleride de tabii teknoloji benimsenmesi ile ilgili olaylar artmış oluyor. Endüstri ve teknoloji standartizasyonu mutlaka önemli. Hepsinde önemli ama bununla gittiği atıyor. Artık e-bus şarj altyapısı önemli hale gelecek önümüzdeki yıllarda.
Bu ilk zamanlarda basit bir yapı. Gittikçe gördüğünüz gibi geçiş aşamasında şu anda o ilk yapan zamanları daha karmaşık durumda ve iyice karmaşıklaşacağını görebiliyoruz bu yapıların. Bu buralarda da ilk zamanların modülerlik ve kurulum esnekliği gibi şeyler önemliyken gelişen ve gelişen yani şu anda geçiş döneminde uyarlanabilirlik, ölçeklenebilirlik gibi kavramlar önemli hale geldi. Önümüzdeki geliştirilecek tam ölçekli elektrifikasyondaysa çok daha fazla kriterin göz önüne alınması gerekiyor. Bunların bir kısmını bir önceki sunumda Ozan hocamız da söz etmişti. Şarj istasyonunda enerji yönetimi önemli çünkü şarj istasyonundaki birçok araç birden şarj edilmek durumunda. Bunların işte izleme, kontrol, enerji tüketimini talebe göre yönetimi, dinamik olarak şebekede enerji alınıp verilme durumu söz konusu, şebekeyi aşırı yüklemek, yüklememe durumu, ileri seviye enerji yönetimi algoritmaları, güç ihtiyaçlarının gerçek zamanlı yönetimi gibi birçok şey söz konusu. Akıllı şarj olayına da girmek gerekiyor. Ev şarj cihazlarına baktığımızda bunlar CCS ve AC ile şarj daha çok karşımıza çıkıyor. Ve şarj gücü ihtiyacı vesaire olaylarına bakmak lazım. Bu ilk gösterinin eşit paylaşım için bir yapı. İkincisi ise ilk gelen ilk çıkar. Yani şarj istasyonu ya da eve ilk kim şarj etmişse o şekilde o bitirir. Ondan sonra diğer başlar şeklinde bir yaklaşım. Bu önümüzdeki şeylerden birisi akıllı şehirler meselesi. Bu akıllı şebekeler, elektrikli araçlar, akıllı iletişim vesaire bunların hepsi aslında akıllı şehirlerde bir araya gelecek yapılar olarak karşımıza çıkacak. Akıllı şarj derken şeyi kastediyoruz. Mesela herhangi bir şarj yönetimi olmadan biz çoğunlukla araçlarımızı akşam şarj etmeye yöneliriz. Dolayısıyla akşam zaten pik dediğimiz elektrik enerjisinin en çok istendiği, en çok talep edildiği dönem olduğundan bu sistemi, şebekeyi müthiş zorlayacaktır. Halbuki smart, yani akıllı ev şarj sistemi kullanmak istersek bu pik zamanlardaki şebeke yükünü artırmadan şebekenin daha böyle smooth, daha yumuşak bir enerji harcaması, enerji üretimini sağlamak mümkün olabilir. Yine vehicle grid'de de benzer yapılar söz konusu. Fotovoltaik sistemler bizim açımızdan kullanılabilir durumda. Çünkü fotovoltaik sistem direkt güneşten enerji aldığı için bunları kullandığımızda belki şebekenin yükünü azaltabiliriz. Duruma göre biz fazla enerji elde ettiğimizde o anda kullanamıyorsak bu şebekeye destek için de kullanma şansı olabilir ama bunlarla ilgili koordinasyon problemleri hala devam ediyor, çözülmeye çalışılıyor. Elektrik altyapısındaki eğilimlere baktığımızda bir defa elektrikli araçlar artıyor. Daha büyük batarya ve daha yüksek güç ihtiyacımız ortaya çıkıyor ve şarj sürelerinde müthiş hızlanması gerekiyor. Fazla gitti galiba. Peki şebeke şarj ne anlamı? Zorluk bir burada bir söz konusu. Her şeyden önce bu şarj olayı, elektrikli araçların şarj olayı şebeke için ekstra yük anlamına geliyor ve ne yapacağı, ne zaman şebekeye girip ne zaman şebekeden çıkacağı çok da belli olmayan bir yük durumuna gelebiliyor. Yani belki sayılar çok arttığında işte ortalama bir olay üzerinden şeyler sağlanabilir ama şu anki durumda ve gelişme durumlarında bu zorluk ciddi bir zorluk olarak ve çözülmesi gereken bir zorluk olarak karşımızda duruyor. Verimli kullanım hem de şebekenin stabil, kararlı çalışması açısından elektrik yani araç şarj altyapısı zincirine baktığımızda başlangıçta işte taktığımız yerde sigortayı patlatmamak gibi bir hassasiyetin ötesi yokken gittikçe darbe önleme, enerji optimizasyonu ve gelişmiş enerji sistemleri kavramına doğru giden bir yapı görüyoruz. Evet, benim söyleyeceklerim, anlatacaklarım bu kadar. Bu bizim çalışmamızın başlangıç çalışmamız durumunda burada yapmak istediğimiz şeyde kısaca söz edecek olursak elektrikli araçların şarj yapılarının bir modelini oluşturup bu modele bağlı olarak da şebekeyle etkileşimlerini ortaya koymak bu modele bağlı olarak da ve tabii ki bu
geliştirme modelinde geçerliliğini test etmek gerekiyor. Evet, dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sorularınız varsa alabiliriz. Hemen şuraya. Biz teşekkür hocam. Ben de şimdi sorulara bakıyordum. Yeni bir soru gelmiş mi diye. Tekrar bir kontrol edelim. Teşekkürlerimiz var ama sorumuz yok. O yüzden ben kendi çapımda teşekkürümü edebilirim size hocam. Çok güzel ve ayrıntılı bir sunumdu hocam. Teşekkür ediyoruz. Sizi de gelecek etkinliklerimizde Sivas'ta ağırlamak isteriz. Ankara Sivas'a daha yakın. Evet. Doğru. Yakında hızlı trenimiz de geliyor diye biliyorum. Yani başladı mı bilmiyorum. Son aşamaları gelmiş. 2022 dediler hocam. Ha, tamam, yani henüz başlamadı. Testleri falan yapıldı. Sivas'la deneyebilirsiniz Ankara Sivas arası hızlı treni. Bekleriz. Tamam, teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz hocam. Sayın Profesör Doktor Hüseyin Can Polat'ın elektrikli araç şarj sistemleri ve verimliliği sunumunu dinledik sayın dinleyicilerimiz. Sıradaki davetli konuşmacımızsa Bilkent Üniversitesi Enerji Politikaları Araştırma Merkezi'nden Sayın Barış Sanlı. Akıllı sistemler ile elektrik arz güvenliği başlıklı konuşmasını sunacak olan Sayın Barış Sanlı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Enerji Piyasaları Düzenleme Kurulu bünyesinde danışmanlık, Enerji İşleri Genel Müdür Yardımcılığı Vekilliği ve LPG Piyasaları Daire Başkanlığı gibi çeşitli görevlerde bulunmuştur. Sayın Sanlı'nın çalışma alanları olan enerji mevzuatı, elektrik talep tahmini, enerji piyasası, enerji krizleri ve mevzuatları alanlarında birçok bilimsel çalışması mevcuttur. Sayın Sanlı, öncelikle davetimizi kabul ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum ve sözü size bırakıyorum. Ben teşekkür ediyorum. Ekranı paylaşınca kamera gidiyormuş bu browser üzerinden. Umarım bir problem olmaz. Öncelikle, duyuyoruz sizi, sıkıntı yok. Öncelikle kamu görevim dolayısıyla Sayın Bakanımızın yaptığınız davet için teşekkürlerini iletiyorum. Teşekkür ederim. Konferans için kendisini takdir ve teşekkürlerini tekrar iletmek istiyorum. İnşallah nice böyle konferanslar yapın. Dolayısıyla bakanın mesajı üzerinde kalmamış olsun. Çok sağ olun. Bir espriyle başlayacaktım. Şu Ozan Hoca nasıl besleniyorsa bize de tavsiye etsin. Değil mi? Ne kadar enerjik. Sunum ardından nasıl bir sunum anlatabileceğiz ben de merak ediyorum. Umarım ekranı görüyorsunuz. Açılışı çok canlı yaptı Ozan Hoca. Yani onunki can, biz bayağı böyle ölü balık gibi kalacağız ama inşallah dinleyiciler daha böyle hoşgörülü olurlar. 15 slide'ım var. Biraz evet yani. Ben akıllı sistemlerle elektrik arz güvenliğinde size son 5 ayda, 6 ayda dünyada yaşanan bazı gelişmelerle biraz da çok eskiden biraz takip ettiğimiz durumlardan nasıl bir değişim olduğunu anlatmaya çalışacağım. Makro bir fikir vereceğim. Bu konuşmaya özel hazırlanan bir sunum var. Özellikle belirtiyorum ki bu sunumdaki tüm görüşler şahsi görüşlerimdir. Kurum, kuruluş, Enerji Bakanlığı, EPDK, Bilkent'e atfedilemezler. Şahsi görüşlerimdir. Şimdi bu akıllı sistemlerdeki dönüşüm, bu akıllı sistemler, smart dediğimiz sistem, smart konseptinden önce homoestetik diye bir kavram vardı. Homoestetik aslında biyolojiden alınmış bir terim. Bu da kendi kendini dengeleyebilen sistemler. Burada çok önemli Fred Schwab gibi önemli MIT'deki hocaların başta attığı bir akım var. Buradan aslında pek çok elektrik sisteminin biraz daha akıllanması tartışmaları buradan başlıyor. Dijitalleşme hep var. Yani biz de hatta şöyle söyleyeyim. Irak yumurtalık boru hattının SCADA sistemleriyle ilgili çalışmalar bile bulabilirsiniz. Buradaki konu ne peki? Onlar aslında geleceğin elektrik sisteminin mikro kompütürler diye mikro bilgisayarlarla nasıl yönetilebileceğini anlatıyorlar. Belki buradaki en önemli noktalardan bir tanesi şu. Mesela bir elektrik kesintisi olduğunda o fırtınayı, yağmuru önceden öngörerek mikro bilgisayarlar evlerdeki cihazları kapatarak sistemi dengeliyor. Bakın bunları yazdıkla tarih 1980'ler. Ve şöyle bir şey oluyor. Hani belki bilgisayar altyapılarını bilenler için söyleyeyim. 8086 yani MS-DOS'ta bir program yanlış gittiğinde tüm bilgisayar çökerdi. Kapatıp açardınız. Ama Protected mod dediğimiz korumalı modda 8386 sonrası mimaride ki şu anda kullandığımız mimaride bir
süreç yanlış gittiği zaman bilgisayarı kapatıp açmıyoruz. Süreç kendini imha ediyor veya kaldırıyor. Aynen bunun gibi de bir elektrik kesintisinin sebebi bir iki tane teknik olay olmuyor. Onun yerine 1980'de Şveplerin anlattığında onun görülmesiyle birlikte sistem kendi kendine otomatik olarak dengeleyerek bir kısmını kapatarak bir kısmını açarak sistemi ayakta tutuyor. Şimdi düşük frekans röleleri dendi ama düşük frekans rölelerinde şöyle bir sorun var. Bu mevzuat ENTSO E ile anlaşmadan önce yazıldığından sanki frekans çok düşermiş gibi davranılıyordu. Oysa ki ENTSO'ya bağlı olduğumuz süre içerisinde frekans çok düşemez. Düşemediği için de düşük frekans röleleri hiçbir zaman devreye giremezdi. O röleler sonra düzeltildi. Ayrı nokta. Ama bu dediğimiz şey mikro bilgisayarlar yardımıyla 1980'lerde öngörülmüş. Hatta sağ tarafta makalenin bir kısmına bakarsınız, linki aşağıda. Dağıtım otomasyonu ve kontrol sistemleri gibi, yani belki 80'lerde duymak ve bilmek istemeyeceğiniz pek çok şey var. Homo estetiğin de sağ tarafta açıklaması var. Bir ekolojim oluşuyor. Yani akıllı sistemlerle elektrik sistemindeki arz güvenliği sağlama 70'lerin sonu 80'lerden başlıyor diyebiliriz. Bakın Fransa'daki literatür bilmiyoruz. Benim de Fransızcam yok ama Fransa'da da çalışılan bir boyut var. Hatta Fransa'daki marjinal fiyat çalışmaları Amerika'ya ilham kaynağı oluyor. Hala bunların aktörleri bir kısmı hala ayakta. Baktığımız zaman bu iş aslında akıllı sayaç, akıllı şebeke, phaser measurement unitler, yani fazör ölçüm üniteleri gibi pek çok kavram etrafında döndü. İlk bu işin belki akıllı şebekeden önce akıllı sayaç kavramları daha yaygındı. Akıllı sayaç kavramları biraz daha önden gidiyordu. Petrol krizlerinin yaşandığı 1970'lerde görüyorsunuz böyle hızla artmış bir akıllı şebeke tartışması var. Bu akıllı şebeke bilgisayar alanındaki akıllı şebeke de olabilir. Yani bizim güç elektroniği tarafındaki akıllı şebeke değil, bu taraftaki değil. Şimdi smart kavramı, akıllı kavramı ilginç bir kavram. Bunu tartışan felsefeciler var. Ben buna girmeyeceğim. Michael Sandel'in kitabında Tyranny of the Meritocracy, yani liyakatın zorbalığı denilen bir kitabı var. Harvard'lı profesör. Orada smart kavramının niye 90'lardan sonra domine ettiğini anlatıyor. İşte bunun da işte liyakatın akıllı olandır, smart olandır, smarttır, iyidir, kötüdür değil de bir arayol gibi oluyor. Fakat burada aslında her şey gerçekten sayaçtan başladı. Dünyada tekrar biz bu konuyu tartışırken aslında pek çok şey akıllı şebeke ile akıllı sayıcı birbirine karıştırıyor işte. Akıllı sayaç olacak, uzaktan evdeki cihazları kontrol edebilecek diye. Fakat asıl daha bunun sistemsel boyuta çıkması 2004'lerden sonra oluyor. Sol üstte görebiliyorsunuz. Fakat akıllı şebekenin killer application dedikleri, yani öldürücü uygulamasının ne olduğu konusu çok tartışmalıydı. İletim tarafındakiler fazörler diyor. Çünkü fazörler anlık olarak ölçüyor. Çok GPS'lerle de tam timestamp'lerle tam doğru şekilde ölçüyor. Ama dağıtım tarafında işte akıllı sayaçlar. Niye akıllı sayaçlar? Çünkü şebekenin görülebilirliğini arttıracak. Görülebilirliğini arttırınca ne olacak? Daha mikro seviyede şebekeyi kontrol etmek mümkün olacak. Böyle giderken bu akıllı şebeke tartışmalarını birini anlatacağını bildiğim için çok anlatmadım. Oradan geçtim. Uluslararası Enerji Ajansı geçtiğimiz günlerde önemli bir rapor yayınladı. Bu da ne? Net sıfır emisyon raporu. Tüm dünya bunu tartışıyor. Hatta dün de Suudi Arabistan Petrol Bakanı buna La La Land dedi. Yani fantezi dünyası bu. Alice Harikalar Diyarında gibi. Yani bu Uluslararası Enerji Ajansı'nın verdiği net sıfır raporu neyi getiriyor? Bu bizim sunumumuz açısından önemli şu. 2050 yılında dünyada üreten elektriğin %70'i güneş veya rüzgardan olmak zorunda. Türkiye dünyanın enerji tüketimi anlamında tam %1'i. Nüfus olarak biraz daha üstünde ama enerji tüketimi %1. Yani düşünürseniz yani Türkiye'de 10 megawatt yıllık güneş artı rüzgar yapılacağını düşünün. Uluslararası Enerji Ajansı'nın raporunda söylenen bir şey daha var. Toplam enerji tüketiminin, yani kombilerde yakılan doğalgazlar, evlerde yakılan araçlarda kullanılan petrolün %50'si elektrik olacak. Yani bu ne demek? Elektrikli arabalara geçilecek. İşte özellikle mesela dünyada 2035'ten sonra elektrikli olmayan bir araç satılmayacak, araba diyelim bunlara. Ve belki en önemlisi de bilmediğimiz cevaplardan biri, 2025'ten itibaren yeni fosil yakıtlı bir kombi satılmayacak. Bunun alternatifine Türkiye gibi ülkelerde ısı pompası ne kadar kullanılabilir biz de bilmiyoruz ama diğer elektrikli ekipmanlar devreye girecek.
bu kadar elektrikli ekipman devreye girecek ve bu kadar elektrikli belirsiz üretim ihtiyacı olacak. Bu herkes için ilginç bir tartışma. Şimdi sorunların değişimine bakarken Schwepp'in 1970'lerin sonundan 80'lerden bugüne doğru gelelim. Aslında sürekli bu tartışma, yani şebekenin geleceği tartışması sürekli evrilen bir tartışma. Flex vardı, flexible AC'ler vardı. Yani pek çok kavram geldi geçti. Mesela Google'la Microsoft bu sektöre girdi 2007-2008'de. Ev yönetim sistemleri için olmadı ama. Dolayısıyla çok dinamik, aktif ve kavramların da hızlı değiştiği yerlerden biri. Ben kısaca bu tarihçiyi azıcık vereyim. Aslında en başlarda daha şebeke kontrolüydü. Elektrik kesintilerini azaltmak, sistem güvenliğini arttırmaktı. Bunun için Türkiye'de meşhur örneklerden bir tanesi var. Tek gece yarısı kömür santrallerini çalıştırmak istemediğinden Muhammed Ali'nin maçları normal Türkiye saatine gece 2'de 3'de oluyor. Onları mesela gündüze aldırttırıyor. Diyor ki o saatte kömür santralini çalıştıramam diyor. Yani bir talep yönetimi yapıyor. Ama bunlar ne talep yönetimi? Bakın talep yönetimi de jenerasyonları var. 70, 80, 90'lı yıllarda geliyor. Mesela Amerika petrol krizlerinde bir talep yönetimi yapıyor. Demand side management, demand response'a dönüşüyor. Pek çok kavram zaman içerisinde evrildi. Fakat o zaman en önemli noktalardan biri neydi? Türkiye'de de yapılan talep yönetiminin en önemli noktası neydi? Santrallerin çalışma imkanlılıklarıyla talebi dengelemeye çalışmak. Bana tek eski genel müdürlerinden rahmetli Gültekin Türkoğlu bizzat anlatmıştı bu olayı. Ben bir süre gülmüştüm. Sonra da gerçekten de Milliyet arşivine bakarken Milliyet yayınlarında banttan verilecek diye tarihini bulup internette de bölüşmüştüm. Gerçekten de gece 2-3'te santralleri uyarıp kaldırmak yerine tüketicinin talebini televizyon yayını banttan yaparak, Muhammed Ali'nin maçını banttan vererek kaydırmak geçmişte 80'li yıllarda kullanılmış yöntemlerden biri. Daha sonra anlık sistem kontrolü, iletimden dağıtma, bu da önemli oldu. İşte düşük frekans röleleri dediğimiz eski mevzuatlardan kalma noktalar, röle koordinasyonu. Bu ardından biraz uzaktan okuma sistemleri geldi ve fiber optik sistemler geldi. Hatta burada da benim podcastlerimde Türkiye'de iletim ağına podcast bağlanma iletim ağına fiber optik kablo da koymaya çalışıyorlar ve ondan dolayı sayıştaylı oluyorlar. Budak dilli bunu anlatıyor. Fiber optik ne kadar lazım oldu? Bugün bu fiber optik kablolar kullanılıyor. Yani siz IP üzerinden her şeyi iletemezsiniz. Özellikle phaser measurement unitler, yani PMU gibi fazörlü, yüksek frekanslı dataların olduğu yerlerde fiber optik ayrıca pek bir seçeneğiniz yok şimdilik. Öyle diyelim. Çünkü bilemiyoruz ileride ne kadar olur o lagler veya durumlar. Yavaş yavaş şuna gelmeye başladık. Yenilenebilirlere gelmeye başladık. Şebeke ataleti, inoşi. Aslında büyük bir tartışma ama Türkiye'deki önemli elektrik kesintilerinden Batı Ege kesintisinin sebeplerinden biri olarak Oymopınar gösterildi. Fakat bunun sebebi aslında fiyat değişimleriydi. Ya dolayısıyla Türkiye'de yenilenebilir kaynaklı da bir böyle bir sorun yaşandı. Bunun sebebi tamamen işletmesel bir sorundu. Fakat bu daha sonra elektrik fiyatları değişiminden olduğu görülüyor. Ve yavaş yavaş biz şöyle bir noktaya doğru gidiyoruz. Mikro şebekeleri tartışıyoruz. Bugün Türkiye'de bildiğim kadarıyla Gölbaşı'nda ve pek çok yerde mikro şebeke tartışmaları var. Yapılmış mikro şebekeler var. Piyasa eşleşmesi tartışmaları var tüm dünyada. Doğalgaz ve elektrik piyasasının, yani gaz gelmiyor, elektrik piyasasını vuruyor. Doğalgazı yönetemiyorsunuz, elektrikli talebi yönetiyorsunuz diyelim ki. Ve belki yakın dönemde bu sene için, çünkü bu seneye ben bu sunumu yapsam farklı yaparım. Uç hava olayları bu sene ilginç noktalardan biriydi. Şimdi Uluslararası Enerji Ajansı daha fazla yenilenebilir almak istiyorsa, ki ana konu bu sunumda. Bunu 6 aşamada görüyor. Diyor ki etkisi olmayan, az etkisi olan Türkiye 3. seviyede işletme şekli belirliyor. 4, 5, 6'ya çıkmak için daha fazla sisteme entegrasyon yapmanız gerekiyor. Daha fazla yeni araçlar getirmeniz gerekiyor. Şimdi bu örneklerden bir tanesini incelerken çok tartışmalı bir konuya değinelim. Texas'ta Şubat 2021'de tarihlerde burada büyük bir enerji krizi oldu. Texas, Amerika'nın enerji başkenti. Dünyanın en çok petrol ve gaz üreten bölgelerinden biri. En yüksek rüzgar kapasitesi sahip. Çok da ilginç bir şey söyleyeyim. Bu kadar rüzgar kapasitesi Cumhuriyetçi Old Bush döneminde oldu. Yani Demokratlar döneminde Old Bush döneminde oldu. Fakat Şubat'ın 14'e 19 arasında gördüğünüz şekilde büyük bir elektrik kesintisi oldu. İnanılmaz. Hatta burada kendi evine güneş panelleri koyanlar ve diğer insanlar da elektrik kullanamadı. Çünkü şebekeden elektrik görmediği zaman, pil olmadığı için bu sistemler çalışmadı. Çalışmadığı için de pek çok insan tekrar pil işine girdi. Biliyorsunuz Tesla'da fabrika kuruyor şu sıralar.
Bakın bu kesintilerin önemli bir kısmı hava durumuyla alakalı. Bir kısmı ekipmanlarla alakalı, bir kısmı yakıtla alakalı, bir kısmı devam eden zaten kesintiler. Burada en önemli sorunlardan biri, bu Türkiye'de de yaşanmış, İzmir'de de yaşanmış ve başka yerlerde de, kanatların üzerinin buzlanması, rüzgar kanatlarının çok önemli bir sorun. Çünkü kanatların dengesini bozuyor. Kırabilir, çökertebilir. Ve bunun için açıkçası kanatların içerisinde sıcak hava üfleyen sistemler yapanlar var. Türkiye'de yapmış ama Texas'ta yapmamışlar. Gerek görmemişler çünkü böyle bir soğuk hava dalgası öngörülmemiş. Çok da açıkçası umursamamışlar. Buna weatherization deniyor İngilizcesinde. Önemli sorunlardan bir tanesi de büyük bir gaz üretimi var. Bu gaz üretimiyle gaz santrallerini besliyor Texas. Kendi gaz üretimi var. Fakat bu gaz üretimi su yoğun bir sistem. Yani su hatlarında herhangi bir donma olduğunda gaz üretimi de gelmiyor. Ve bunun sonucunda gaz sistemi de çalıştıramıyorlar ve ekipmanları da çalıştıramıyorlar. Yani rüzgar türbinlerinin Texas kesintisindeki rolü daha düşük olsa bile soğuk havalardan ki talebin en yüksek olduğu dönemlerden yenilenebilir sistemlerin etkilendiği ve bunların sistem etkisini olduğunu da burada söylemek gerekir. Şimdi bir diğer noktayı canlı örneğini vereceğim. Hani talep tarafı yönetimi herkes anlatıyor. Ben çok yıllardır bu talep tarafı yönetiminin içerisindeyim. Fiyatından piyasa tasarımına kadar gerçek bir örnek vermek istiyorum. Bu sene oldu. 8 Ocak 2021'de saat 14.04'te ve bununla ilgili Türkiye'de güneş santrallerinden de veri istedik. Şunu da Avrupa şebekesi saat 14.04'te ikiye ayrıldı. Sebebi de Hırvatistan'daki bir noktadan başladı. Tam şöyle göstereyim. Hırvatistan, Sırbistan, Bosna, Hersek sınırındaki bir noktadan başladı. Ve şebeke fermuarla yarılır gibi yarıldı böyle. İkiye ayrıldı. Bu sırada şebekenin güneydoğusunda kuzeybatısına 6.300 megawattlık yük geçişi varmış. Ve bir anda bu kesildiği zaman Türkiye'yi de etkiledi. Şu sağ taraftaki sarı çizgiler Hamitabat noktası. Hamitabat-Bulgaristan bağlantı noktası. Bunu doğuda santralleri devreden çıkararak yönettiler. Arz fazlası vardı. Bir şey diyemeyiz burada. Yani böylece. Batıda ise bakın sol alttaki Fransa, hemen yanındaki de İtalya. İkisinde de talep tarafıyla yaptılar. Interruptible load'larla yaptılar. Ve bu interruptible yani kesilebilir yüklerle yaptılar. İtalya'da 404 megawatt attılar. İşte Fransa'da da yanılmıyorsam 800 megawatt'a yakın attılar. Bu şekilde şebekeyi dengelediler. Yani talep tarafı yönetimiyle Avrupa'daki şebeke bölünmesi olayı stabilize edilmiş oldu. Fakat stabilize edilmesine rağmen bir diğer temel sorun oldu. Bunu da sol üstteki grafikte görüyorsunuz. Uzun dönemli frekans dalgalanması oldu. Bir saate aştı. Hem kuzey düşük frekansta kaldı, inanılmaz düşük frekansta kaldı. Güney de yüksek frekansta kaldı, arz fazlasında kaldı. Sistemin nasıl bölündüğünü de burada görüyorsunuz. Bunlar da önemli şeyler. Talep tarafı yönetiminin sistemde nasıl kurtarıcı bir rol oynadığı, yani arzdan, talepten, fiyattan bağımsız olarak net olarak gösterdiği için bu slide'da koydum. Şimdi yeni dönem sorunlarımızdan biri şu Uluslararası Enerji Ajansı ne diyor? %70 biz yenilenebilir yapacağız, rüzgar yapacağız, güneş yapacağız diyor. Bu rüzgar güneş yapacaksanız biliyorsunuz kinetik kütleler üzerinde depolanan bir enerji var. Bu atalet oluşturuyor. Yani sistemin kendi dinginliğini oluşturuyor diyelim. Fakat bu kadar güneş ve rüzgarla acaba bu atalet sağlanır mı konusu? İşte bu yüzden sistem bölünmesi önemliydi. Sistem bölünmesinde Türkiye'deki güneş panelleri nasıl davrandı? Ben verileri paylaşamıyorum ama pek çok insan bana veri gönderdi. Sağ olsunlar. Kendi özel santrallerinin resimlerini, verilerini gönderdiler. Sistem çok küçük bir tepki vermiş. Bunun sebeplerinden biri de Türkiye'de güneş santrallerini sanki adada çalıştırıyormuş gibi çalışıyor. Yani her koşulda şebekeye elektrik versin diye çalıştırdıklarından bir sorun olmadı. Ama böyle olmasaydı şu sistem bölünmesinde Türkiye'deki güneş santralleri frekansı çok çıktı diye bir anda devreden çıksaydı öğlen vakti 14.04 3000-4000 megawatt bir anda Türkiye'de devreden çıkardı. Ve bizim şu sınırımızın da yani Bulgaristan sınırımızda o kadar kapasitesi olmayınca büyük bir sorun yaşanabilirdi. Bunu bilmiyoruz ama şu anda güneş santralleri sisteme destek vermiş ve sistemde sürekli devrede kalarak da sistem güvenliğini sağlamış gözüküyor. Fakat hala bu sanal atalet meselesi, virtual inertia meselesini çözmemiz lazım. Çünkü dönen kütlelerden çok anlık olarak power elektronik yani güç elektronik sistemleri olduğu sürece
bu sorun karşımıza gelecek. Peki neye sebep veriyor? Dönen kütleler sistemi daha dingin tutarken elektronik sistemler eğer doğru ayarlar yapılmazsa anlık olarak sistemi çok fazla daha kaydırabiliyorlar. Bunun için yöntemler var. Hani benim de sunum konum olduğu için söyleyeyim. Efektif atalet hesaplanması, ölçülmesi. Bu İngiltere'de National Grid'in geçtiğimiz 6 ay önce yayınladığı şeyde GE'nin bir sistemini kullanıyorlar. O da anlık olarak efektif ataleti ölçüyor. Bakın efektif ataleti ölçerken Türkiye'de elektrik sisteminde yapılan temel bir hata var. Türkiye elektrik sistemi bölgeler bazında incelenmesi gerekir. Bir koca büyük sistem gibi gözüküyor. Değil. Türkiye güç sistemi tahterevallinin iki ucu gibi. Batı ve Doğu blokları ayrı güç kapasitelerine sahip, ayrı teknolojiye sahip ve bu gerçekten önemli bir nokta. Ve efektif ataleti de bölgeler bazında ölçmek durumunda. National Grid bunu yapıyor. Texas, ERCOT 2015'ten bu yana yapıyor. Yani şu anda aslında bizim yük tevzicilerimizin önünde gelecek 1 saatteki, gelecek yarım saatteki, gelecek 162 saatteki güneş rüzgar tahminlerinin yanında efektif atalet beklentisi gelecek 162 saatte, gelecek saatte ve buna göre ek atalet belirlenmesi mutlaka önemli olacak. Eğer bu sorunu çözemezsek daha fazla yenilenebilir almak sistem riskini arttıracak. Bu yüzden bunlar da elektronik çözümler, yani para verip alınabilecek şeyler, böyle atla deve değil. Çözümü var, mühendislik çözümler. Biz de geliştirebiliriz Türkiye'de, geliştirmek isteyen olursa. Ama önce bu atalet sorununun farkına varmamız lazım. Çünkü atalet kaynaklı bir sorun yaşadığımızda eğer elektrik mühendislerimiz yeterli konuda bu konuda bilgili değilse neyin olduğunu bile anlamayabilirler. Sistem aşırı tepki verdi derler. Çünkü sanal ataletin yüksek olduğu anda sistem aşırı tepki veriyor. Şimdi pil sistemleri fazlaca anlatılıyor. Meşhur Elon Musk'ın Hornsdale Avustralya'da ya 3 ayda yaparım ya da işte para almam dediği sistemde pil sistemleri inanılmaz hızlı hareket ediyor ve gerçekten sistemi dengelemede oldukça başarılı. Çünkü çift taraflı hareket edebiliyorlar. Pil sistemlerinin getirdiği bir olay var, o da şu. Bu tip hızlı rezervler primer frekanstan daha önemli oluyor. Yani normalde ne anlatırlar? Primer, sekonder, tersiyer rezervler diye anlatırlar. Özellikle biz elektrik mühendisliğinde bu işi biraz çok ilginç anlatıyorlar. Kimse bir şey anlayamıyor. 5 dakikada devreye giriyor hepsi falan gibi. Primer düşüşü durduran, ikincisi sekonder eski haline getiren, tersiyerde boş açılan boşluğu dolduran rezervdir. Şimdi fakat sistemde bu kadar çok hareket ve kestirilemez yük olduğu noktada bu kadar hızlı hareket eden rezerv kaynakları ihtiyaç artacak. Ve bu rezerv hesapları değişmek zorunda kalacak. Ve bunun en önemli noktalarından biri de şunu görelim. Sistem işletmecisi kahraman abilerimiz kadar artık kahraman algoritmalarda olmak zorunda kalacak diyeyim. Şimdi asıl bugünkü ana noktaya son 2-3 slaytım. Uç hava olayları. Şimdi pek çok kesitin sebebinde tabii ki hava olayları etkili. Pek çok zaman etkili. Hatırlarsanız İstanbul'da da 2016'da direkler yıkılmıştı. O İstanbul'un Anadolu yakasındaki 8 hat birden yıkılmıştı. Şimdi uç hava olaylarına ilgili bir dürüst olmak lazım. Bunlar engellenemez hadiseler. Sadece öngörebiliriz. Sistem dayanıklılığı önemli. Yani bir darbe olacak, sistem nasıl geri dönecek buradan? Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Siber güvenlikte de aynı sorunu yaşıyoruz. Sistemi her şeye dayanıklı hale getiremezsiniz. Yani titanyum direkler dikip işte betonları 5 kat fazla döküp getiremezsiniz. O yüzden önemli şey şu. Sistemin geri kurtarılmasının hızlandırılması. Ve burada en önemli noktalardan biri belki en akıllı sistemler şu anda algoritmalar, tahmin algoritmaları, öngörülebilirlik algoritmaları ve bunların hava durumunu, talebi ve yakıtı eş zamanlı takip etmesi gerekiyor. Yani artık zincir biraz daha ilginç bir zincir. En son olarak belki şunu da tekrar söylemek lazım. Siber güvenlik hadiselerinde de önemli bir artış var. Siber güvenlik hadiseleri ilk defa bu sene ve gerçekten de ilginç bir şekilde 2,5 milyon varil bölü gün bu patlama sol taraftaki ama gerçekte olan da yakın dönemde oldu, geçtiğimiz ay içerisinde oldu, Mayıs ayında 2,5 milyon varil bölü gün Houston'dan Linden'e götüren boru hattında boru hattı işletmecisinin hiçbir fiziksel sistemine zarar vermeden 100 GB verisi çalındı ve rehin yazılımla ofislerine, yani fiziksel varlıkları bir şey yapılmadı. Ofisine rehin yazılımla girildi. Bunlar bir grup hacker,
Amerikan hükümeti Ruslar olduğunu iddia etti. Hackerlar açıklama yaptı. Vallahi bizi de yani böyle olsun istemiyorduk. Bundan sonra daha dikkatli olacağız dediler. Gerçekten böyle dediler. Yani biz de böyle olsun, bu kadar insanların hayatı etkilesin. Bizim tek amacımız para kazanmaktı. Rehin yazınlar, ransomware'lerle. Ve bunun sonucunda şunu gördük ki geçtiğimiz haftada dünyanın en büyük et üreticilerinden biri Amerika'daki bunun sistemlerine indi. Ofisin kullanılamaz hale gelmesi de fiziksel sistemlere zarar veriyor. Ve bu kadar çok algoritmanın ve power elektronik sistemin devrede olduğu, bu kadar GPS sinyalleriyle birlikte çalıştırılan bu sistemlerdeki GPS sinyalleri de bozulabiliyor. Bununla ilgili Süveyş kanalıyla ilgili yazılmış bir makaleler var. Siber güvenlik konusu çok daha gündemde olacak. Ben sonuca geleyim. Şimdi her dönemde bazı meseleler var. Her dönemde işte akıllı şebekeler, akıllı sayaçlar, işte homeostatik sistemler gibi şeylerde geliyor gidiyor. Ama şu andaki konumuz şu. Net sıfır hedefleri. Eğer biz net sıfır hedeflerine dayalı bir elektrik enerji sistemine ve elektrik sistemine gideceksek bir defa tevzilenemez fakat öngörülebilir, daha fazla yenilenebilir yapacağız. Bu çok net. Yani rüzgar ve güneş kapasitesini sistemde çok fazla arttırmak zorundayız. İkincisi, sistemin esneklik ihtiyacı arttığı için Türkiye'de bunu hidrolarla ve doğalgazla karşılıyorsunuz. Esneklik ihtiyacı olduğu için doğalgaz da kritikleşiyor bu sefer. Yani anlık olarak öğlen güneşinden sonra hızlıca doğalgazlarla sistemde ramp up yapmanız gerekiyor. Burada eğer o doğalgazınız yoksa sistem yönetimi ve esneklik problemleri geliyor. Daha önce bu flexible AC ve transmission sistemler ve diğerleriken daha şu sıralarda mikro şebeke, sanal atalet, depolama konuşuyoruz. Ve en çok merak ettiğimiz konu elektrik kesintilerinin doğası değişecek mi? Yani tüm bir ülke karanlığa, tüm bir bölge karanlığa gitmektense böyle arı petekleri gibi petek petek kesintiler olup onlar tekrar tekrar gelecek mi? Yani böyle bir elektrik kesintilerinin doğasının değiştiği bir dünyaya gidecek miyiz? Bu önemli sorular. Akıllı sistemler elektrik kesintilerinin doğasını değiştirmek zorunda. Yani beklentimiz bu. Akıllı ne yapacak? Böyle yapacak. Çünkü elektrik kesintisinin ekonomik bir maliyeti var. Şimdi algoritmalar çok daha önemli, daha da önemli. Fakat sistem yönetimini yapay zekaya bırakamayabiliriz. Öngörülebilirlik, uyarı sistemleri, denge sistemleri, arka fonda çalışan bazı şeyleri yapay zekaya bıraksak bile sistem yönetimi niye yapay zekaya bırakamayız? Çünkü yapay zeka insanın hatalarını da öğreniyor. Yani hatasız bir insanın yönettiği bir sistem yönetiminin datasıyla yapay zeka besleyebiliriz belki ama öyle bir insan olmadığına göre sistem yönetimindeki hatalar ve öngörülemez süreçleri yapay zeka tekrar üretemiyor. Yani yapay zeka mevcut süreçleri tekrar üretir. Öngörülemez bir süreci tekrar üretemez. Ama arka fonda milisaniye, saniye bazında yapay zekanın yapabileceği çok iş var. Hava durumu tahmininden, siber güvenliğe, işte depolama sistemleri yönetiminden pek çok nokta. Şimdi dijitalleşme hep oluyordu. Özel bir dijitalleşme dönemi yaşamıyoruz. Çip kriziyle de gördük ki aslında süper bir dijitalleşme endüstri tarafında yaşamıyoruz. Bu dijitalleşme normal seyrinde giden bir dijitalleşme. Fakat buradan ne oldu? Tüketici elektronik tarafına evrildi. Ne? Laptoplara, iPad'lere, Zoom'a vesaire evrildi. Endüstriyel tarafta evrilmiş bir dijitalleşme ve hızlanmış bir dijitalleşme şu anda görmüyoruz. Fakat siber güvenlik sorunları eskisinin 5 misli. Yani eskiden şöyle yapardık işte bilişim sistemlerine mi saldıracak, işte endüstriyel kontrol sistemlerine mi saldıracak derken rehin yazılımlarla şunu gördük. Ofis sistemine basarak, ofis sistemini sarsarak aslında fiziksel varlıkları kullanılmaz hale getiren siber güvenlik saldırıları ve enerji sektöründe gördük. Şimdi biz bu tartışmayı böyle yapıyoruz. 5 sene sonra ben size çok daha farklı bir şey anlatırım. Çünkü bu da geçmişte kalmış olacak. Yeni araçlar geçecek. Elektrik mühendisinin belki de en güzel tarafı bu. Sürekli yeni bir şey icat ediyorlar. Kavram icat etmekten geri yok. Ben de bir elektrik mühendisi olarak söyleyebilirim. Elektrik mühendisi olarak söyleyeyim daha çok. Sistem evrildikçe araçlar da değişiyor ama algoritmaların önemi artıyor. Algoritma demek şu demek. Bilmediğiniz bir alanda inanılmaz sayıda test yapmanız lazım. Çünkü algoritmalar yanlış yapabilir. Yanlış yöne gidebilir. Ve elektrik kesintilerinin sebebi olabilir. Ben burada hatta şunu diyorum. İlk algoritmik elektrik kesintisi de muhtemelen 2025'lere doğru bizleri yakalayabilir. Bu duygularla hepinize teşekkür ediyorum. Beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sağ olun hocam. Biz teşekkür ederiz. Kendi bakış açınızı paylaşarak bizim bakış açımızı da genişlettiğiniz, açıklayıcı ve faydalı sunumunuz için tekrar teşekkürler.
Sizi de gelecek etkinliklerimizde Sivas'ta ağırlamak istiyoruz. Bakan Bey'i getiremedik ama en azından sizi getirebiliriz. Yok, inşallah gelir mutlulukla. Yani yeter ki üniversitelerin yaptığı bu faaliyetler Türkiye için çok önemli. Herkes için çok önemli. Çünkü bu ortamlarda tartışa bu gelecek inşa edilecek. Ve bu ortamların oluşturulması çok önemli. O yüzden teşekkür ediyorum Hatice. Biz teşekkür ederiz davetimize katıldığınız için. Sayın Barış Sanlı'nın akıllı sistemler ile elektrik arz güvenliği başlıklı konuşmasını dinledik. Şimdi ise Karadeniz Teknik Üniversitesi'nden doktor öğretim üyesi Zeynep Hasırcı Tuğcu hocamızın akıllı şebeke haberleşme teknolojileri ve enerji verimliliğine katkıları hakkında yapacağı konuşmasını dinleyeceğiz. Öncelikle doktor öğretim üyesi Zeynep Hasırcı Tuğcu hocamızın biyografisini kısaca özetlemek isterim. 2003-2004 eğitim öğretim yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Mühendisliği bölümünü kazanmıştır. 2008 yılında bu bölümden Mühendislik Fakültesi birinciliği derecesiyle mezun olmuştur. Aynı yıl Karadeniz Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalı'nda yüksek lisans öğrenimine başlamış. 2008-2009 yılları arasında bir yıl süreyle Turkcell Anonim Şirketi'nde Samsun Bölge Radyo Şebeke Hücre Planlama ve Optimizasyon Biriminde çalışmıştır. Kasım 2009'da Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Elektronik Anabilim Dalı'nda araştırma görevlisi olarak akademisyenlik hayatına başlamıştır. 2011 yılında doktor öğretimine başlamış olan 2011-2012 yılları arasında da bir yıl süreyle İsveç Halmstad Üniversitesi'nde doktor öğretimini sürdürmüştür. Şubat 2017'de doktor öğretimini tamamlamıştır. 2017-2018 yılları arasında EAE Elektrik Anonim Şirketi'nde proje danışmanı olarak görev yapmış. 2018 yılından beri de Karadeniz Teknik Üniversitesi Elektrik ve Haberleşme Mühendisliği bölümünde doktor öğretim üyesi olarak mesleki hayatına devam etmektedir. İyi derecede İngilizce bilen Sayın Zeynep Hocam, Şubat 2020'den beri Türkiye Mühendis Mimarlar Odası Birliği Elektrik Mühendisliği Odası Trabzon Şubesi Yönetim Kurulu Yazman Üyesidir. Çalışmaları mobil ve uydu iletişimi, yayılım modelleme, elektromanyetik alan, araç-araç haberleşmesi ve enerji hatları üzerinden haberleşme, power-line communication alanlarındadır. Hocam sözü size bırakıyorum. Hoş geldiniz tekrardan. Hoş buldum Derya Betül Hocam. Çok teşekkür ediyorum. Öncelikle hem bu etkinliği düzenleyip bizlere de burada kendi bilgi ve birikimlerimizi sunma şansı tanıdığınız için hem de böyle bir etkinliği kusursuz bir şekilde yürüten Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ekibi, sizlerin ekibinize ve ayrıca size çok teşekkür ediyorum. Bugün değerli katılımcılarımız da var aramızda. Umuyorum ki faydalı, keyifli bir sunum geçiririz. Ben izninizle sunumu paylaşayım. Buyurun hocam, söz sizde. Görebiliyoruz hocam. Tam ekran yaparsınız. Sıkıntı var mı? Hayır yok. Buyurun. Tamamdır. Tekrardan merhabalar herkese. Ben bugün sizlerle akıllı şebeke haberleşme teknolojileri ve enerji verimliliğine katkılarıyla ilgili sunumu gerçekleştireceğim. Şöyle. Şimdi enerji aslında insanoğlunun yaşamının ve uygarlığını devam ettirebilmesi için zaruri bir ihtiyaç. Aslına bakarsanız tüm canlılar için bu böyle. Fizik biliminde ise biz enerjiyi iş yapabilme yeteneği olarak tanımlıyoruz. İnsanoğlunun biyolojik olarak ya da tüm canlıların biyolojik olarak hayatlarını sürdürebilmesi için olduğu kadar sahip olduğu uygarlığı devam ettirebilmesi için de aslında vazgeçilmez bir gereklilik durumunda. Dünya geneline baktığımızda gerek bireysel, gerekse de toplumsal olarak yürütülmekte olan iş ve işlemlerin her gün karmaşıklığı, kalemleri ve miktarı artıyor. Ve bunlar da arttıkça enerjiye olan gereksinim de giderek maalesef artıyor. Çeşitli sosyal ve ekonomik dinamiklerin etkisiyle dünya toplam enerji talebi her geçen gün böyle artarken bizim etkin olarak yararlanabildiğimiz enerji kaynaklarına ilgin kısıtlarımız da maalesef hala ciddiyetini korumakta. Arzu edilen bir gelişme olan ekonomik büyüme, ülkelerin gereksinim duyduğu enerji miktarının artmasını da aslında beraberinde getiriyor.
Tüm bu faktörleri de dikkate aldığımızda temin edilen enerjinin mümkün olan en verimli şekilde kullanılmasının aslında hayati bir önemi var. Bunu hepimiz gayet iyi biliyoruz. Öte yandan mevcut yüzyılımızın sonlarından itibaren dünya genelinde önlem kazanmaya başlayan sürdürülebilir kalkınma kavramı var. Bu kavram kapsamında ekonomik büyümenin ülkeler için yegane öncelik olamayacağı, yani başta çevre olmak üzere pek çok sosyal meselenin de kalkınma arayışlarında dikkate alınması gereken bir fikri ön plana çıkarıyor. Yani sadece gelişim değil, bunun yanında gözetilmesi gereken noktalar da var. Son yıllarda enerji kaynaklarının daha verimli kullanılması, işte iklim değişikliği, küresel ısınma ve çevreye olan tahribat gibi konular biliyorsunuz ki hem dünya hem ülkemizde hem de birçok etkinlik organizasyonda gündemin üst sıralarında yer alıyor. Bu anlamda birçok farkındalık çalışması yapılıyor. Bu doğrultuda bakacak olursak hem yaşanan ekonomik sıkıntıların olumsuz sonuçlarının telafi edilmesi hem de sosyal ve çevresel açıdan sürdürülebilir bir ekonomik kalkınma modelinin uygulanması amacıyla hayatımıza bir kavram girdi. Yeşil büyüme, green growth. Yani tüm teknolojilerin veya tüm her şeyin içerisinde bir yeşil gelişim sağlanması gerekliliğiyle ilgili. Bu kısaca çevre dostu büyüme olarak tanımlanıyor bu green growth, yeşil büyüme. Bu ekonomik kalkınmanın çevresel riskleri ve doğal kaynakların devamlılığını dikkate alan bir anlayışla aslında gerçekleştirilmesini ifade ediyor. Bu bakımdan yeşil büyüme kavramı hem doğal hem de ekonomik kısıtların bir arada gözetilmesi esasına dayanıyor. Bununla beraber de bu kavram yine çevre dostu yeni teknoloji, yeni ürün ve hizmetlerin ortaya çıkarılması vasıtasıyla ekonomik büyümenin desteklenerek çevreyle ilgili kısıtların fırsata dönüştürülmesi de hedefini de kapsıyor. Yani birçok şeyi bir arada, bileşeni bir arada bulunduruyor. Tabii hepinizin malumu dünya genelinde yaşanan ve yaşanmaya da devam eden en büyük gelişmeler de bilgi ve iletişim teknolojileri alanında oluyor. Yani bilgi ve iletişim teknolojileri bugün ekonomik, sosyal, eğitim, iş birçok alanın içerisinde mevcut. Bununla birlikte iş yapma şekillerimiz, eğitimimiz, kamudaki yönlendirmelerimiz, sosyal hayatımız tamamen etkilenmiş boyutta. Bu bağlamda bilgi ve iletişim teknolojileri sürdürülebilir ekonomik ve sosyal kalkınma hedeflerine ulaşmada bir araç olarak görülüyor, görülmeyecek de. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri ya da kısaca ICT diye ifade ettiğimiz teknolojiler çevreden ulaştırmaya, tarımdan eğitime, enerji alanına, imalat alanları gibi birçok sektördeki aslında sorunların çözümünde, yani diğer sektörlere etki platformunda ya da yeni ortaya çıkan ihtiyaçların karşılanmasında veya mevcut süreçlerimiz var işlettiğimiz, bunların daha etkin hale getirilmesinde önemli bir yardımcı kaynak olarak kullanılmaktan. Şimdi tüm bunları konuşurken tüm bu faaliyetlerde kısıtlı olan kaynağımızdan, yani enerjiden bahsettik. Bunu verimli kullanmak bir zorunluluk dedik. Enerji verimliliğini tanımlayacak olursak aslında ürün ve hizmetlerin sağlanması için gereken enerji miktarını azaltma, ihtiyacımız olanını kullanma hedefi diyebiliriz. Enerjiye olan talebin taşıdığı hayati önem ve bu talebin karşılanması ile ilgili kısıtlar dolayısıyla mümkün mertebe bunu etkin şekilde kullanmalıyız. Tabii teknolojik ilerlemeler sayesinde ortaya çıkan yeni ürün ve uygulamalar var. Bunlarla birlikte aslında enerji verimliliğine katkı sağlayabiliriz ya da mevcut ürün ve uygulamalarda yapılan iyileştirmelerle bunu yine artırabiliriz. Bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte diğer sektörlerdeki, yani bu teknolojilerin kendi içerisindeki gelişimlerinde de enerji verimliliği bir hedefken, bunun diğer sektörlerdeki enerji verimliliğinin artırılması konusundaki hedefi çok daha önem arz etmekte. Buradaki en önemli alanlar da aslında aynı zamanda enerji tüketiminin en çok gerçekleştiği olan sektörlerden sanayi, ulaşım,
bina sistemleri, yapı sistemleri ve enerji sektörü. Bunların içerisinde ICT'nin yoğun ve yaygın olarak kullanılmasıyla birlikte artık sistemler adını akıllı üretim sistemleri, akıllı ulaşım sistemleri, akıllı elektrik şebekeleri gibi isimler alıyor. Yani bu sistemlerin içerisine bu teknolojilerin entegre edilmesiyle birlikte. Şimdi biz enerjinin elektrik şebekesi boyutuyla ve bunun akıllandırılması ve enerji verimliliğine katkısıyla biraz ilerlemeye başlayacak olursak, bir kere elektriğin ticari olarak, elektrik enerjisinin ticari olarak ilk kullanılması 1800'lü yılların sonu. İşte bu akım savaşları diyoruz ya, hepimizin malumu. İşte DC miydi, AC mi kullanmalıyız? Yani doğru akım mı, alternatif akım mı? Bu dönemlerde oluyor. Ve ilk defa kullanılması doğru akımın savunucusu Thomas Edison tarafından oluyor. Ve ilk amacı da sokak ve evlerin aydınlatılması. Burada ilk elektrik şebekesi diyeceğimiz sistemler kuruluyor. Ve daha sonra bunu takip eden yıllarda da Tesla'nın öncülüğünde olan alternatif akım şebekeleri kuruluyor. İşte ilk önce tek fazlı, sonra üç fazlı sistemler olarak devreye giriyor. Ve belirli bir mesafeye kadar, yani işte 20-30 kilometreye kadar elektrik enerjisini dağıtabilen sistemler olarak devreye giriyor. Ancak bakılıyor ki tüketiciler artıyor, uzak noktalara büyük miktarda elektrik iletme ihtiyacı doğuyor. O zaman yüksek gerilim elektrik iletim sistemleri kurulmaya başlanıyor ihtiyaca binaen. İlerleyen yıllarda da artık tüketiciye daha kaliteli bir elektrik sağlamak ve elektrik şebekelerinin daha yaygın ve geniş coğrafyalarda yer alabilmesi için, bu hizmeti götürebilmek için artık ayrı ayrı noktalara kurulmuş olan bu şebekeler birleştirilerek merkezi yapıdaki, bizim de bugün kullandığımız interconnect'li elektrik şebekeleri yapılarına ulaşıyor. Bugün baktığımızda aslında bizim geleneksel şebeke dediğimiz yapı, enerjinin üretimi, iletimi, dağıtımı ve son kullanıcıya ulaşılmasında bu 150 yıl önce diyelim yaklaşık kurgulanmış olan yapının aynısı. Ancak bu ne zaman farklılaşıyor? Yani güç şebekesi nasıl daha modern bir yapı kazanıyor? İşte bizim bu bahsettiğimiz ICT dediğimiz teknolojilerin bu yenilenebilir enerji kaynakları ve ilgili teknolojilerdeki gelişmelerin bu sistemin içerisine dahil olabilmesini kolaylaştırıcı yapılarla birlikte. Tabii ki mevcut sistemin, yani geleneksel şebekenin belli kısıtlamaları var. Yani bizi bir şeyler aslında modern güç şebekesine geçiş için zorluyor. Evet, bilgi ve iletişim teknolojileri kendi içerisinde bir gelişim gösteriyor. Ancak onların bu şebeke veya işte akıllı diğer sistemler içerisinde kullanılmasını zorunlayıcı bir takım bir nevi lokomotifler var diyelim. Daha doğrusu bunları hızlandırıcı. Şimdi yaşlanan ve yıpranan bir altyapı aslına bakarsanız elektrik şebekesi. Bunun içerisinde bir takım durumların gözlenmesi ve izlenmesi ve kontrol edilmesi gerekiyor ve çok geniş bir coğrafyaya yayılmış durumda. Artık nüfus fazlasıyla artıyor, kentsel alanlar artıyor, elektriğe olan ihtiyaç artıyor. Haliyle çok daha geniş bir yapının kontrolü söz konusu. Elektrik talebi de haliyle bu nüfus artışlarıyla birlikte sürekli olarak bir artış eğiliminde ve daha da artacağı tahmin ediliyor. Yine farklı çeşitlerde yenilenebilir enerji kaynakları ya da elektrikli araçlar hayatımızın içerisinde ve şebekeye dahil olmak zorunda. Acaba bizim geleneksel şebeke yapımız bunu yeterince kaldırabilecek durumda mı? Tabii ki hayır. Arz güvenliğini arttırma ihtiyacımız var ve karbon emisyonlarını azaltma ihtiyacı elbette ki. Verimlilik çok önemli bir durum. Yani enerji verimliliği evet, ama bir takım sistem kayıplarını azaltmak, yük faktörünü iyileştirmek, bunun altyapısında birçok noktanın iyileştirilmesi gerekiyor. Ve artık bilgi ve iletişim teknolojisindeki gelişmeler bu yan sektörlere de hizmet verebilecek yapı kazanıyor. Yani oradaki ihtiyaca binaen de bir gelişim gösteriyor. Artan müşteri memnuniyeti bir hedefiniz, bütün bunları ele aldığımızda modern güç şebekesine geçiş artık kaçınılmaz ve oraya doğru bir ilerleme gün be gün daha iyi noktaya getiriliyor.
Akıllı şebekenin tabii birçok tanımı var. Ama ben özetle şöyle söyleyebilirim. Bizim tüketicilerimizin, yani son kullanıcıların değişen elektrik taleplerini karşılamak amacıyla elektriğin üretiminden son tüketiciye ulaştırılmasına kadar olan süreçteki tüm izleme, kontrol fonksiyonlarını gerçekleştiren bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanan akıllı bir elektrik ağı aslına bakarsak, yani az önceki sunumlarda da geçti, tüketici ya da tüketiciyi sadece tüketici olmaktan çıkarıp üretici konumuna çekmek, aslında ben de ona sadece bir tüketici artı üretici değil de bu yeşille belirttiğim gibi tüketici ama üretimin de içinde olduğu bir tüketim şeklinde nitelemekten keyif alıyorum. Artık böyle bir yapı var. Enerji akışının iki yönlü olduğu ve sistemin her noktasından haberdar olabileceğimiz, beş duyumuzu dahil ettiğimiz bir yapı var. Tabii ki akıllı elektrik şebekelerine ilişkin bu altyapıların oluşturulmasında bu dijital teknolojiler, bilgisayar teknolojisi, elektronik alanındaki gelişmeler ve haberleşme teknolojilerindeki gelişmeler ile bunların yanı sıra elektrik piyasalarındaki serbestleşmeye yönelik adımlar da rol oynuyor. Çünkü işin içerisine rekabet giriyor. Ve böylece akıllı şebeke, yani bizim bahsettiğimiz modern güç şebekesi yapısına doğru ilerliyoruz. Yani buradaki ana başrol oynayan grup da tabii ki ICT. Şimdi geleceğin elektrik şebekeleri bu bilgisayar ve veri iletişim ağları teknolojilerini kullanacak. İşte uzaktan ölçme, uzaktan okuma, izleme, kendi kendini iyileştirebilen sistemler, koruma yapabilen, işte bir takım saldırılara karşı, fiber ya da siber saldırılara karşı dayanıklı, tüketici odaklı, daha yeşil ve temiz bir çevre yaratmayı amaçlayan yapılar. Bunu destekleyen, işte esnek ve güvenilir olması yine bir başka şeyi. Böyle yapılar aslında elektrik şebekesini tanımladığımızda artık bunları da yapıyor. Sadece enerjiyi bir yere nakletmiyoruz. Bu şebekede elbette ki sadece bir güç katmanından değil, buna ilave başka katmanların da varlığından söz etmek durumundayız. Akıllı şebeke yapısı 5 farklı katmandan oluşuyor en genel haliyle. Bunlardan ilki güç katmanı, gücün yönetildiği katman diyeyim kısaca. Kontrol katmanı, işte belli noktalarda bulunan sensörler aracılığında verilerin toplanması ve aktarması için gerekli olan tüm sistemleri içeriyor. Veri iletişim ya da haberleşme katmanı dediğimizde doğru ve verimli bir haberleşme, veri iletişimi sağlamak için olan yapıları kapsıyor. Güvenlik katmanı, tabii ki burada veri iletimi var. Ve bu veri güvenliğinin sağlanması lazım. Verinin doğruluğu ve şifrelenmesi gibi fonksiyonlar içermesi lazım. Güvenlik katmanı bunun için. Uygulama katmanı da çeşitli güç ve enerji uygulamaları için bu ICT teknolojilerine dayanan kararların alınmasını destekleyen uygulayıcı katmanlar diyebiliriz. Şimdi akıllı şebekede haberleşme sisteminin rolüne bakacak olursak bu kadar karmaşık, altyapı olarak bu kadar karmaşık ve içerisinde çok farklı alt birimler içeren bir yapıdan bahsediyoruz. Yani enerji santralleri var ki her türlüsü. Trafo merkezleri, işte elektrik hatları, yani şebeke diye tabir ettiğimiz ve çok sayıda cihaz var ve bunlar da çok geniş bir coğrafi alana yayılmış. Siz burada tüm bunlardan haberdar olmak, tüm bunların yönetimini sağlamak gibi bir amaç ediniyorsunuz ve öte yandan da bunu yaparken bu çalışmayı güvenli, güvenilir, verimli ve kritik gereksinimleri karşılayacak şekilde organize etmek durumundasınız. Bu amaca ulaşmak için bir de şöyle bir hedefiniz de var. Güç sisteminin yönetiminde bu gerekli kritik bilgilerin doğru zamanda, doğru yere, doğru şekilde teslim edilmesi gerekiyor. Yani bunlar hepsi sizin için bir servis kalitesi, yani quality of service dediğimiz amaçlar içeriyor bu kurgunun içerisinde. Şimdi akıllı şebeke hem karmaşık hem iki yönlü bir enerji akışı, bunun yanında iki yönlü de bir haberleşme altyapısının olmasını gerektiriyor. Çünkü burada hizmet veren tüm iletişim altyapısı, tüm cihazların birbirine bağlanmasından, başarılı bir sistem izleme, işte kontrol, talep tarafında bir faturalandırma işlemi ya da bakım için gerekli tüm verileri de sağlamaktan sorumlu.
işte akıllı şebekeden ya veya bunun içerisindeki haberleşme sisteminden bizim beklentimiz akıllı şebekelerini de işlevlerini desteklemesi ve burada konulmuş olan performans gereksinimlerini karşılaması. Bunu yaparken de nasıl bir haberleşme mimarisi kurgulanmış? Şimdi burada birbirine bağlı bireysel alt ağlara sahip her biri ayrı bölgede, ayrı coğrafi bölgelerin sorumluluğunu üstlenen hiyerarşik bir mimari aslında. Bunun için en uygun olan. Çünkü haberleşme sistemi coğrafik olarak dağıtılmış farklı iletişim teknolojilerini kullanarak ve çeşitli servisler için bir platform sağlayan çok sayıda cihazı da birbirine bağlamak zorunda. Yani siz aynı dili de konuşmuyorsunuz. Sistemin içerisinde çok yapı var. Bunlar farklı dilleri konuşuyor. Farklı meziyetleri var. Hepsinin ilgi alanları farklı. Öyle düşünün. Bir toplulukta iletişim kurmaya, ortak dil geliştirmeye çalışıyorsunuz. Bunu yaparken de bu hiyerarşik mimari aslında en uygunu. Yani parçalanmış, bütünleşmemiş bir mimari bizim için uygun değil. Belki mevcutta olan öyle olduğu için bunların geliştirilmesi sağlanıyor. İşte iki yönlü iletişim sağlamak için geleneksel şebeke yapısında mesela yeterli bant genişliği yok, bunların değiştirilmesi gerekiyor gibi. Bunu yaparken bu hiyerarşik mimari yapısında büyük ya da küçük çaplı coğrafik alanlar bu haberleşme teknolojilerinin kurgulanmasında bölüklere ayrılıyor. Genellikle bunlar wide area network, yani geniş alan ağı, neighboring area network ya da field area network diye geçen bölgesel ya da mahalli alan ağı, bir de home area network dediğimiz ev içi alan ağı olarak sınıflandırılıyor. Ben sunumda daha çok kısaltmalarını kullanacağım, zamanda efektif ve verimli kullanabilmek adına. Burada home area network, HAN, elektrikli ev aletleri ve bizim akıllı sayaçlarımız arasındaki düşük bant genişlikli bir haberleşmeyi destekleyen yapı. Aynı zamanda burada izleme ve cihazların, ev içerisindeki cihazların kontrol ve uygulamalarını sağlıyor. Ev içi otomasyon diyebiliriz. FAN dediğimiz ya da NAN dediğimiz ise tüketici, yani son kullanıcı ve trafo arasındaki elektrik dağıtım bölgesi için uygun bir ağ. Wide Area Network dediğimiz ise yüksek bant genişlikli iletişimi destekliyor ve daha geniş coğrafyaya dağılmış olan küçük alan ağlarını birleştirmek için bir omurga görevi görüyor. Şimdi akıllı şebeke kapsamında bu hiyerarşik mimari, haberleşme mimarisinin altında tabii ki kullanılan haberleşme standartları var. Bunlar sizlerin de birçoğuna aşina olduğunuz aslında haberleşme standartları. Bunları kablosuz ve kablolu haberleşme standartları olarak gruplandırmaya çalıştım. Kablosuz iletişim teknolojileri aslında en genel olarak sınıflandırıldığında akıllı şebeke konseptinde GSM, hücresel mobil iletişim ağları bir grup, Wi-Fi, WiMAX teknolojileri diğer bir grup, kablosuz mesh ağlar, kablosuz sensör ağları ya da kablosuz kişisel ağlarda ayrı gruplar olarak değerlendiriliyor. Bunların içerisinde Zigbee, Z-Wave, Wi-Fi ya da hücresel haberleşme, bilgisayar, radyo gibi belli standartlar var. Bunlardan dilerseniz çok kısa ve akıllı şebekede nerede kullanılıyor, hangi hiyerarşik mimari içerisinde yer alıyor diye kısaca bahsetmek isterim. Zigbee aslında enerji verimliliği, yani çalışma çevrimi mekanizmasından ötürü enerji verimliliği, yani düşük güç tüketimiyle meşhur bir standart ve günümüzde ev otomasyonu için kullanılıyor. Birçok akıllı sayaç üreticisi Zigbee özelliği etkinleştirilmiş akıllı sayaçlar geliştirmişler ve bunların ev cihazları ve otomasyon sistemleriyle haberleşmesine imkan sağlıyor. Yine Z-Wave de bunun gibi pazarda Zigbee'den daha eski bir teknoloji. Yine birçok cihazda kullanılıyor. Yine esas amacı HAN, yani Home Area Network'te işte aydınlatma ekipmanından kapı, pencere açıp kapama, on-off teknikleri dediğimiz yapıları ve bunlarla bağlantı kurup ev otomasyonu sağlamada kullanılıyor. Bunlar da yine düşük veri hızları içeriyor. O yüzden uygulama sınırlı yapılar olarak söyleyebiliriz. Wi-Fi hepimizin aşina olduğu IEEE'nin 802.11 standart kümesi tabanlı bir teknoloji. Burada nispeten desteklenen hızlar daha yüksek ve akıllı şebeke içerisinde
Home Area Network ve Field Area Network'lerdeki kullanımı daha çok hedefliyor. Buradaki önemli olan şey ne? Kapsama alanı. Yani bu teknolojilerin ulaşabildiği, sinyallerini ulaştırabildikleri menzil belirleyici oluyor aslına bakarsanız. Dış ortamlarda yaklaşık mesela Wi-Fi'in 500 metrelik kadar bir menzili olabiliyor. Şimdi Wi-Fi'in akıllı şebekelerde umut verici bir standart olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Ancak bunun bir dezavantajı yüksek güç tüketimi, en başlıca olumsuzluğu. Tabii bunun içerisindeki bir takım gelişmelerle de bu sorun da zamanla çözülüp daha efektif hale getirilecektir. WiMAX dediğimiz şey de mikrodalga erişimi için dünya çapında müşterek işletilebilirlik aslında WiMAX. Bunun sabit ya da mobil standartlaşmaları var. Sabit istasyonlarda yaklaşık 50 kilometreye kadar, mobil istasyonlarda ise yaklaşık 5 kilometre mesafeye kadar bir etki alanı var ve veri hızları megabit per second'lar seviyesinde daha yüksek yani. WiMAX daha çok uygulama alanı olarak akıllı şebekede wide area network'ler için umut veren bir çözüm. Ancak daha sonra geliştirilen mobil WiMAX ile birlikte tıpkı hücresel sistemler gibi diğer yapılarda, yani field area network yapılarında da hizmet verecek şekilde uygulama alanı bulmuştur ve bulacaktır. Diğer en çok aşina olduğumuz sistemlerden bir tanesi hücresel haberleşme. Yani bizim bu nesil nesil anlattığımız işte birinci nesil 1G, 2G, 3G, 4G ve hatta artık 5G, 6G de diyelim. Giden nesil, yani sesli iletişimden artık veri, yüksek miktarda veri, daha geniş bantta haberleşme dediğimiz yapı. Ki hücresel haberleşme oldukça da yaygın. Nasıl elektrik şebekesi en ücra köydeki bir evin prizine kadar gidiyorsa, bugün siz çok çok nadir olmakla birlikte her ortamda artık sadece konuşmak, sesli haberleşme yapmak değil, veri iletişimi de sağlıyorsunuz. Yani internete de bağlantı yapabiliyorsunuz. Bu anlamda dünyada akıllı şebeke uygulaması yapan elektrik şirketleri bazı hücresel haberleşme şirketlerinin altyapısını akıllı servisler için kullanıyor zaten. Bunların tek olumsuz yanı aslında karasal bir kurgulanması olduğu için, yerleşimi olduğu için tıpkı şebekedeki gibi acil durumlarda kötü performansları olabiliyor. Çünkü doğal afet olabilir, terörist saldırısı olabilir. Bu durumlarda işte veri öncelik tanımlaması önemli oluyor ya da YDK uygulaması önemli olabiliyor ve bunun için başka çözümlerin devreye girmesi gerekiyor. Hücresel haberleşmenin ama en büyük avantajı ilk yatırım maliyetinin olmayışı. Yani zaten halihazırda kullanılıyor, güvenli bir yapı sunuyor, güvenilir bir yapı sunuyor. Bu anlamda verimli. Diğer bir şey bilişsel radyo. Bilişsel radyoda yine lisanslı kullanıcılar tarafından kullanılmayan TV bantlarının lisanssız kullanıcılara erişim imkanı sağlandığı bir teknoloji. Yani siz kullanılmayan bir bant var, orayı kullanıyorsunuz, oranın sahibi gelince çıkıyorsunuz, bu sefer başka bir boş banda yerleşiyorsunuz ve orayı kullanmaya devam ediyorsunuz. Bunların kullanım alanları da daha çok wide area network ya da işte neighboring area network gibi ortamlar daha uygun. Avantajı ne? Lisanslı bir spektrum satın alınmasına ihtiyaç yok. Bu anlamda düşük maliyetli bir haberleşme altyapısı sunuyor. Bir de elektrik iletiminin yapıldığı bölgeler mesela. Bunlar daha çok, gerçi artık elektrik iletim hatları yaşam alanlarımızın içinde gibi oldu. Neden? Kent alanları genişledi. Ama yine genel duruma bakacak olursak elektrik iletim varlıkları daha az nüfuslu bölgelerde kurulu olduğundan, buradaki TV bantları da bu açıdan daha az kullanıldığından, kognitif radyo yani bilişsel radyoda kullanımı için özellikle uygun olabilir diyebiliriz. Tabii ki kablosuz teknolojiler bunlarla sınırlı değil. Bunların içerisinde akıllı şebeke kapsamında kullanılacak daha çok kablosuz teknolojiler de mevcut. Şimdiye kadar bahsettiklerim akıllı şebeke içerisinde değerlendirilip kullanılmış olan, artıları veya eksilerini değerlendirdiğimiz ama aday olan teknolojiler de var elbette ki. Uydu haberleşmesi bunlardan bir tanesi, uydu ve optik haberleşme. Uydu haberleşmesi durum görüntülemesi sağlayabilir mesela geniş alanda veya altyapıya zarar veren büyük çaplı afetler durumunda bir yedek altyapı gibi hizmet verebilir. Fakat buradaki
En büyük sıkıntı büyük gecikmenin olması. Çünkü kilometrelerce mesafede bir sinyalin gidip uplink ve downlink yönünde ulaştırılıp gelmesi gerekiyor. Buradaki en büyük sıkıntı gecikme zamanı. Bu da akıllı şebekenin servis kalitesi hedeflerini karşılayacak durumda maalesef olamıyor. Öte yandan boşlukta optik haberleşmesi yine bir çözüm olabilir. Burada da düşük bit hatası oranları var optik haberleşmede. Yüksek bir hızları sunabiliyor. Bant genişliği sıkıntınız yok. Ancak bunun da handikapı fiziksel engellerden çok fazla etkilenmesi. O yüzden bizim akıllı şebeke, yani şebeke dediğimiz yapının içerisinde etkinlik biraz azalabiliyor. İşte alçak yörünge uydu sistemleri, hayati tut platformslar var. Bunlar da stratosfer tabakasındaki insansız hava aracı ya da zeplin balon gibi yapılar. Bunlar da belirli bir kilometreye kadar bir alana kapsama sağlayabiliyor. Bu daha çok acil durum, yani yedek sistem için uygun olabilecek bir çözüm. Hayati tut platforms ne uydu kadar gecikme içeriyor yüksekliğinden ötürü, ne de hücresel sistem kadar hızlı. Ancak acil ve sıkıntılı durumlar için bir çözüm olarak söyleyebiliriz. Vehicle to X zaten az önce hocalarım da detaylıca bahsetti. Bunun içerisindeki çözüm ve yöntemlerden bir tanesi. Bir de reklamlarını da bolca dinliyoruz. Tabii ki yaşamayalım dileriz ki, ama acil durumlar, afet durumları için drone baz istasyonları var. Hızlı çözümler adına. Yine bunlar da kablosuz haberleşme sistemin içerisindeki yedekleme sistemleri için bir çözüm olarak karşımıza çıkabiliyor. Şimdi kablolu teknolojilere bakacak olursak, standartlara bakacak olursak, aslında ilk akla gelen enerji hattı haberleşmesi. Yani bizim powerline communication dediğimiz yapı. Neden ilk akla gelen diyorum? Biraz aslında torpil geçiyorum. Kendi doktora çalışmamın da olduğu bir alan olduğu için. Şimdi tabii... Bu kablolucular diye ayırabilir miyiz Zeynep Hocam? Efendim hocam? Kablolu haberleşmeciler, kablosuz haberleşmeciler diye ikiye ayırabiliriz. Ayırabiliriz, aynen. Kablolucusunuz siz. Şimdi kablolu şöyle, evet yani garantidir ama keşke Powerline'ın garantisinin yanında bir takım zorlukları da olmasa diyelim. En büyük artısı ne? Mevcut şebeke zaten kurulu. Siz bu şebekenin üzerinde ne yapıyorsunuz? 50 Hz'lik enerji sinyalini iletiyorsunuz. Bunun yanı sıra da diyorsunuz ki bir dakika, sen bunun için üretilmiş olabilirsin ama artık burada yüksek frekanslardaki verilerimizi de ilet. Bu sinyallerimizi de ilet. Ona bunu anlatmaya çalışıyoruz aslında. Ama yapı çok karmaşık tabii ki. Sistemin bileşenleri çok karmaşık. Powerline temel olarak bu. Enerji hatlarını aynı zamanda veri iletimi olarak da kullanılıyor. Ama müthiş bir şans sağlıyor size. Çünkü dedim ya az önce, en ücra köşedeki bir evin prizinde dahi, prizindeki bir cihaza dahi ulaşabilme şeyiniz var. Lüksünüz, ekstra bir yapı oraya bağlamadan ya da çekmeden. Buradaki piyasa teknolojisinin iki gruplu uygulaması var. Dar bant ve geniş bant. Dar bant daha çok kilohertz frekanslarında, geniş bant da daha çok megahertz ve üstü bantlarda sağlanıyor. PLC hem orta gerilim hem alçak gerilim bloklarında uygulanıyor ama daha düşük bir hızlarda. Broadband uygulamaları da daha çok ev ve bina içi uygulamalarda daha yüksek bir hızının gerektiği ortamlarda kullanılıyor. Ama tüm bu olumlu yanlarının yanında dediğim gibi çok karmaşık bir kanal. Çok karmaşık bir haberleşme ortamı. Çünkü sistem çok dinamik. Şebekeye giriş çıkışlar, anahtarlamalar, şebekenin içerisinde kullanılan bizim varlıklar diye nitelendirdiğimiz şeylerin çeşitliliği, kanal koşullarının dinamik olarak sürekli değişmesi, işte çok büyük binalarda veya yapılardaki uygulama sıkıntıları, işaret zayıflaması, yine girişim etkisinin yaşanması gibi bir takım handikapları veya teknik zorlukları var. Ama bilimde biliyoruz ki bu tarz sıkışmalar olmadan çözüme gitmiyor. Böyle sorunlar var ve haberleşme anlamında akıllı şebekelerde bu çözümler için zaten epey de yol alınmış durumda. Daha çok zaten akıllı şebeke kavramıyla 2000'lerden sonra bu dağıtım tarafında PLC uygulamalarının değerlendirilmesiyle ilgili hızlı bir gelişim başladı. Yani bunu geliştiren esas depo. Yoksa zaten enerji hatları üzerinden haberleşme 1900'lerin başından beri, yani yüksek gerilim tarafında esas uygulama alanını buluyordu. Ama 2000'lerden sonra daha çok akıllı şebeke konseptiyle dağıtım tarafı, son kullanıcıya ulaşan tarafta oldu. PLC böyle.
Bir diğer kablolu diyeceğim standartlardan fiber optik ve Ethernet var. Fiber optik teknolojisi elektrik şirketi merkezi ile transformatör merkezlerini birbirine bağlamak için aslında güç sistemlerinde kullanılıyor. Güvenli bir yapı. Bundan dolayı bu teknolojinin akıllı şebeke kapsamında da kullanılması bekleniyor. Çünkü güvenlik de çok önemli. Bir de artısı ne var? Elektromanyetik girişimden etkilenme. Yani sizin oraya kurguladığınız şeylerden etkilenme. Diğer cihazların veya anahtarlama frekanslarının vesairelerin girişiminden etkilenmemiş oluyor. Yine bir diğer iyi bilinen bir kablolu veri haberleşme standardı da Ethernet. Yine akıllı şebeke kapsamında kullanılabiliyor. Örneğin bir transformatör merkezi verisinin sürekli akışına ihtiyaç duyuyoruz biz akıllı şebekede. Bu verilerin iletilmesi gerekiyor, değerlendirmelerin yapılması için. Bu haberleşme için, trafo merkezleriyle haberleşmede yine Ethernet etkili bir yöntem. Umarım çok teknik detay boğmamışımdır sizi. Şöyle kısaca hepsinin işte kapsamı uygulamalarını da özetlemek istedim. Tabii bütün bunlar olurken hep dedik ya yeşil büyüme. Bizim esas yapmamız gereken bu kadar teknolojik gelişmenin arasında bir yeşil büyümeyi de sağlamak. Bu gelişimi yeşil ve çevre dostu olarak yapmaya çalışmak. Tabii bunlar yeni kavramlar da oluyor haliyle. Bunlardan bir tanesi de yeşil bilişim. Yeşil bilişim çevresel etkiler bakımından öncekilere göre daha iyi performanslara sahip bilgi ve iletişim teknolojileri ürün ve hizmetleri ile ekonomik ve sosyal hayatın genelinde yürütülen faaliyetlerin çevreye olan zararlarının azaltılmasına yararlanılan ICT çözümlerinin tamamı. Aslında bir şeyi böyle direkt okuyarak aktarmak çok zor. Burada okumam gerek. Çünkü tanım çok kapsayıcı. Ben bunu bu kadar iyi ifade edemezdim diye düşünüyorum. Tanımlar hep yabancı dillerden çevrildiği için hocam. Türkçe'ye gelince evet. Çok daha uzun evet. Hale. Türkçe'de üretilmiş olsa tamam. Keşke bu kavramlar ama ne yazık ki yabancı dillerde üretiliyor. Keşke. Hatta sunumun başında da konuşmuştuk. Hani birçok şeyi Türkçeleştirirken de sıkıntı yaşıyoruz. Biz de Türkçe'ye İngilizce karışık bir dil kullanıyoruz. Aynen. Aslında affola diyeyim. Teknolojik alanda bir şeyler anlatırken dilimiz maalesef biraz sıkıntılı kullanılabiliyor. Şimdi yeşil bilişimin getirdiği avantajlar aslında hem ekonomik hem çevresel. Yeşil bilişim sayesinde biz enerji verimliliğinde sağlanan artışlarla maliyet tasarruflarını mümkün kılıyor. Ve dolayısıyla doğrudan ekonomik faydaları da beraberinde getiriyor. Enerjinin daha verimli kullanılması bize ne getiriyor? Karbondioksit ve diğer atıkların aslında emisyonlarının düşürülmesini, böyle de çevreye olan olumsuz etkilerin azaltılmasını mümkün kılıyor. Yani çevreye duyarlı bir bilişim ve teknoloji gelişimi. Hani teknolojiye şey bakarız ya, teknoloji gelişti artık her şey eskisi gibi değil, dünya bambaşka bir noktaya gidiyor. Bunu çevre dostu, dünyayla da dost bir şekilde götürebilmek mümkün. O yüzden bu farkındalıklar artık teknoloji alanlarındaki gelişmelerde de kendini gösteriyor. OECD'nin yani Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü'nün yeşil bilişimin etki seviyelerini 3 grupta sınıflandırdığını görüyoruz. Yeşil bilişimin enerjisi, verimliliği ve çevreyle ilgili etkileri bilgi ve iletişim teknolojileri sektörüne doğrudan etkiler. İlk grubu. Diğeri diğer sektörlere ilişkin yardımcı etkiler ve bir diğeri de insanların uzun dönemli davranış değişikliklerine ilişkin sistemik etkiler. Bu 3 tane etki olarak görülüyor aslında. Bu etki kategorileri arasında bizim bugünkü sohbetimizin esas odağı aslına bakarsanız enerji tasarrufu açısından en büyük potansiyele sahip olanı da yardımcı etkiler dediğimiz diğer sektörlerdeki uygulamalar. Çünkü biz ICT'nin kendi içindeki gelişimindeki enerji verimliliğini bir kenara bırakalım. Bunların artık kullanılmadığı başka bir alan yok herhalde. Hani az önce bahsettik, sanayi dedik, ulaştırma dedik, elektrik şebekeleri dedik, hatta akıllı şebeke olduk dedik. Dolayısıyla bunların esas etkilerini biz yardımcı etkiler üzerinde görüyoruz.
Zamanımız nasıl Derya hocam? Ona göre ayrıntılandıracağım ya da daha kısa geçeceğim. Araya girmek istemiyorum hocam ama hani ne kadar tamam. Toparlasanız o kadar iyi. Tamam, o zaman ben kısa tutacağım son iki slaytımı. Biraz genişti ama zaten bunlardan bahsettik. Şimdi en önemli şey diğer sektörlerdeki yeşil bilişim uygulamaları. Tabii akıllı ulaşım, akıllı sanayi, akıllı endüstri. Akıllı bina biraz daha enerjinin yönetildiği bir yapı olduğu için ona yer vermek istedim ilk olarak. Akıllı bina yönetim sistemleri ki bununla ilgili detaylı sunumlar ve paylaşımlar yapan hocalarımız oldu. O yüzden işte bina genelindeki enerjinin tüketimiyle ilgili işte dinamik tüketim verilerini bilip kişilerde ve kullanıcılardaki farkındalık arttırmaları ya da cihaz veya sistemlerin uzaktan kontrolü, yenilenebilir enerji kaynaklarının sisteme çok daha rahat entegrasyonu bunların içerisinde sayılabilir. Daha doğrusu binalarda enerji verimliliğinin arttırılmasında bizim bu bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanıldığı gerçeğiyle baş başayız. Ki bu olay ta binanın inşaatına başlamadan önceki aslında aşamalara uzanıyor. Yani tasarımında işte aydınlatmasından ısınmasına kadar her noktada. Ve ayrıca binanın üretilmesi sürecindeki tasarım, inşaat, aydınlatma gibi yapılardan farklı konularda sorumlu olan uzmanların katılımcı mühendislik anlayışı çerçevesinde birlikte çalışmasına da olanak sağlıyor. Burayı böyle geçeyim o zaman, daha kısa olması açısından. Diğer şey bizim de ana odamızda olan elektrik şebekemizdeki akıllılaşma, yani akıllı şebekesi, akıllı şebeke. Burada veri tabanlı kontrol ve gözetme, yani SCADA sistemleri, geniş alan izleme ve kontrol sistemleri, yine coğrafi bilgi sistemleri, tahmin ve planlama yazılımları, her biri aslında bizim bilgi ve iletişim teknolojileri sayesinde gerçekleştirebildiğimiz meziyetler. Zaten enerji veriminin artırılmasındaki en büyük potansiyele sahip alanlarda bir tanesi de bu akıllı şebeke, yani elektrik şebekeleri, smart grid dediğimiz yapılar. Bu ile ilgili ben daha fazla detaya girmeden başlıkları okuyabiliriz aslında Zeynep hocam. Öyle mi? Yani yine... böyle şey olmasın diye. Size haksızlık olmasın. Önceki arkadaşlar. Ya olsun. Yani organizasyonda sonuçta aksamalarda olmasın. Modelleme ve simülasyon yazılımları yine bunun içerisinde bilgi ve teknolojiler olarak yerini alıyor. Sanal enerji santralleri. Mesela sanal enerji santralleri güzel bir uygulama örnek olarak. Farklı bölgelerdeki küçük enerji üreticilerinin bilgi ve iletişim teknolojileri uygulamalarıyla mantıksal olarak birbirine bağlanmasını sağlıyor. Böylece siz teknik ve ticari açıdan tek bir birimmiş gibi aslında yönetim sağlayabiliyorsunuz. Ve böylelikle de küçük kapasiteli elektrik üreticileri ana şebekeye dahil olmadan daha kolay bir yol izlemiş oluyor. Bir de mikro şebekeler var. Normalde ana şebekeye bağlı olarak çalışıyorlar ancak gerektiğinde bağımsız bir şebeke gibi faaliyet gösterebiliyorlar. Yine bunlar da bilgi ve iletişim teknolojileri destekli yapılar. Mesela ana şebekede bir aksaklık yaşanması durumunda otomatik olarak kendini ana şebekeden ayırıyor ve sahip olduğu yedek kaynakları kullanarak belirli bir bölgeye kesintisiz ne yapabiliyor? Hizmet vermeye devam edebiliyor. Böyle biz neyin önüne geçmiş oluyoruz aslında bakarsanız? Yani her konuştuğumuz aslında enerji verimliliğiyle bir bağdaştırmak gerekiyor. Tüm uygulamalar şebekede yaşanan etkinsizlik veya aksaklık durumlarında ortaya çıkabilecek verimsizliklerin önüne geçilmesini sağlıyor. Elektrikli araçlar zaten çok geniş çapta kullanılabilirliği olacak ve yaygınlaşacak bir teknoloji. Bu araçların bataryalarının işte şarj edilmesine imkan tanıyan yine akıllı şebekelerin varlığıyla yakından ilişkili. Bu bağlamda akıllı şebekeler elektrikli araçların gereksinim duyduğu enerjinin sağlanabileceği bir kaynak durumunda. Ve burada araçlarla şebeke arasında mümkün olan iki yönlü enerji alışverişi sayesinde şebekedeki arz ve talep dalgalanmalarının dengelenmesine de elektrikli araçlardan yararlanılıyor. Bunlar da büyük resme baktığımızda aslında tasarruf dediğimiz, enerji verimliliği dediğimiz noktalara hizmet ediyor. Yani diğer sektörlerde ICT'nin yansımaları olarak karşımıza çıkıyor.
Bir de tabii ki kişilerde, insanlarda yaratacağı boyutlarda var. Hep sistemler üzerine konuşuyoruz. Bir kere ICT'nin zaten 6 tane bileşeni var. Bunlardan ilki insan. Yani hem sistemlerin yürütülebilmesi hem de organize edilip yorumlanabilmesi insan figürünü devreden çıkarmadığı gibi kişilerin de bu sistemler içerisinde bu yeşil büyümeye, yeşil gelişme farkındalıklarının artıp yani zaten elimizde var ne var karşılığını veriyoruz, harcarız mantığından çıkıp ihtiyacımız olan kadarını, teknolojiyi ihtiyacımızın olduğu kadarıyla kullanmayı alışkanlık haline getirme durumu bizim de verimlilik açısından en büyük katkımız olacaktır diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum bugün bu imkanı sağladığınız için. Sunumumu da bilgi ve iletişim teknolojilerine küçük bir hatırlatma yaparak şöyle kapatmak isterim. Birikim, tecrübe ve bilgilerimizi kesintisiz ve güçlü bir şekilde aktarıp iletişim kurabildiğimiz, sürekli gelişmekte olan teknolojilerin imkanlarından faydalanıp enerjimizi verimli kullanabildiğimiz nice etkinliklerde buluşmak temennisiyle diyorum. Umuyorum sizlere bunu atmamışımdır. Elimden geldiğince aktarmaya çalıştım. Tekrardan teşekkür ederim. Güzel Zeynep Hocam. Sunumu durdurursanız size bir soru yönelteceğim. Dinleyicilerimizden bir soru gelmiş. Şöyle ki, haberleşme teknolojileri çalışan bir öğretim üyesi olarak akıllı şebekelerde kablolu haberleşme teknolojilerini mi yoksa kablosuz teknolojileri mi daha faydalı bulursunuz demişler. Tuzak soru. Evet. Tuzak soru. Ben tam demiştim onu demiştim. Zaten. Kablolucular ve kablosuzcular ikiye ayrılır haberleşme. Aslında evet evet, güzel bir soru. Teşekkür ediyorum katılımcımıza da. Tabii ki burada torpil geçmeyeceğim Powerline üzerine. Çünkü sorunlarını da biliyorum aynı zamanda. Ben de olsam Powerline'i seçerdim ama hocam. Powerline kesinlikle güzel bir çözüm. Kesinlikle güzel bir çözüm. Ama şunu unutmamak gerekiyor. Şebeke çok farklı altyapılar içeriyor. Yani işte uzak mesafede bir kontrol sağlayacağınız bir iletim bloğu var. İşte evlerimizle trafo merkezlerinin arasında daha kısa mesafe fakat birçok verinin aktarıldığı bir yoğun veri iletişiminin olacağı bir blok var. Bir de ev içi uygulamalarımız var. Böyle baktığımızda her teknoloji aslında parça parça bir yerde sorumluluğunu alacak. Powerline'e biraz cost effective, maliyet odaklı baktığımızda güzel diyoruz. Tabii ki her tarafa fiber çekemeyiz. Öyle bir şansımız yok. Keşke olsa fiber teknolojisi kullansak. Kabloyu kullanmak iyidir. Evet evet, ben hep bu alanda sunumlarımda şöyle başlarım. Powerline çalışıyorum fakat tek çözüm Powerline değil, aday çözümlerden bir tanesi. Bizim gönlümüzün adayı diyelim. Umuyorum bu alanda daha çok araştırmacı çalışmalarını yürütür. Çok daha güzel katkılar sunarız ve Powerline bu noktada başı çeken teknoloji olur diyelim. Teşekkür ediyoruz hocam. Kabloluyu tercih ettiğinizi açıkça belirttiniz. Şu an kablolundayız, evet. Teşekkür ederiz Zeynep Hocam. Açıklayıcı sunumunuz için, güler yüzünüz için. Sizi de gelecek etkinliklerimizde mutlaka Sivas'a bekliyoruz. Çünkü bugün bütün davetli konuşmacılarımızı Sivas'a davet ederek kapattık konuşmalarını. Sizi de en kısa zamanda Sivas'ta görmek isteriz gelecek etkinliklerimizde. Çok isterim. Çok isterim. Yüz yüze olması temennisiyle diyorum ben de. İnşallah. İnşallah hocam. Sıradaki konuşmamızsa Sinan Acıbal ve Görkem Ziyayan'ın birlikte çalıştığı bir konuda, REGİKAS frenleme sistemleriyle elektrikli toplu taşıma araçlarında enerjinin geri kazanımı başlığına sahip olan konuşma. Konuşmayı hazırlayan davetlilerimizi tanıtacak olursam, Sinan Acıbal 2008 yılında Cumhuriyet Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği'nde başlamış, 2011 yılında mezun olduktan sonra Şal sahası elektrik proje çizim ve test devreye alma üzerine çeşitli firmalarda çalışmıştır. 2015 yılından beri İstanbul Büyükşehir Belediyesi Metro İstanbul Anonim Şirketi'nde ARGE, araç bakım, ekipman bakım gibi çeşitli birimlerde çalışmış, halen ARGE departmanında elektrik mühendisi olarak görev yapmaktadır. Üretilen ilk yerli tramvay projesinde sistem mühendisi olarak çalışan Sayın Acıbal, tasarlanan projenin E-Plan programıyla çizimini yaparak aracın devreye alınmasında bulunmuştur. Görkem Ziya Yanıksa, lisans eğitimine 2008 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi Elektrik Mühendisliği'nde başlamış, yüksek lisans eğitimine güç elektroniği ve Linux tabanlı State of Charge ürünleri konusunda uzmanlaşmıştır. Mezuniyetinin ardından Metro İstanbul AŞ'de ARGE Elektrik Mühendisi olarak görev yapmış,
TÜBİTAK tarafından finanse edilen ilk yerli rüzgar türbini projesinde ARGE mühendisi olarak çalışmıştır. Tasarlanan projenin devreye alınmasını ve sahada ortaya çıkan mekanik ve elektriksel sorunların çözülmesini gerektiren görevleri sayesinde çok önemli deneyimler kazanmıştır. Birçok özel endüstriyel 3G LTE şart tabanlı ürünler tasarlamış ve bu cihazların Endüstri 4.0 ve IoT projeleri için kullanılmasını sağlamıştır. İlgili sunumlarını yapmak üzere Sayın Sinan Acıbalık'a sözü bırakıyorum. Merhabalar. Bu organizasyonu düzenlediğiniz ve davet etme nezaketi gösterdiğiniz için size, sayın katılımcı hocalarımıza ve dinleyicilere teşekkür ederim. Sunumu Görkem Bey ile birlikte aktaracağız. Ben araç tarafını aktardıktan sonra Görkem Bey RegiCAS sistemini anlatacak. Genel itibariyle rejeneratif enerjinin geri kazanımı üzerine olacak ama araç sistemi itibariyle olacak. CER sistemi ve frenleme üzerine ben Rally Sistem araç tarafında çalışıyorum. Sizin de aktardığınız gibi araçta metro araçlarında kullanılan bir sistem. Şu anda mevcut Bahariye hattında da aktar kullanılıyor. Ben genel itibariyle araç tarafına girersem eğer bizim katener dediğimiz raylı sistemlerde enerjinin aktarıldığı bir yapımız var. Şebekeden gelen 34,5 kilovolt AC 750 volt DC dönüştürülerek doğrultucular ve trafolar vasıtasıyla bizim raylı sistem hattımıza aktarılıyor ve araçlar buradan enerjisini sağlayabiliyor. Bizim araçlarımız tramvay, hafif metro ve metro araçları olmak üzere birçok çeşitte aracımız var. Farklı hatlarda farklı araçlar. Genel itibariyle bugün de anlatacağım şekliyle 4 vagondan oluşan MC, M ve T diye adlandırdığımız araç vagon yapılarımız var. MC üzerinden metro araçları sürülebiliyor. Sadece M'de motorlar ve T vagonda da herhangi bir motor CER yapısı bulunmuyor. 750 ve veya 1500 volt DC besleme hattımız mevcut ilgili hatlarda. Pantograf ya da aracımız pantograf üzerinden enerjiyi katenerden alıyor 750 volt DC 750 volt DC ya da üçüncü ray dediğimiz işte tekerlerin raylı sistemin yani motor aracının üzerinde gittiği o iki rayın yanında buna benzer bir ray düzeniyle 750 volt DC aktarılıyor bir kol yardımıyla kömür bir fırça yardımıyla aktarıyor 750 volt DC'yi. Bizim bugün anlatacağımız araç M2 hattı dediğimiz Yeni Kapı Hacı Osman hattında kullanılan bir araç. 750 volt DC ve 3. ray besleme mantığıyla çalışıyor. CER sistemimiz genel itibariyle burada ekipmanlarında gördüğümüz şekilde birkaç önemli ekipmanı var. Bunları genel itibariyle kısaca bahsedeceğim. Ondan sonra da bizim işte sistemde nasıl oluyor biraz ona bahsedeceğim. Filtre endüktansı dediğimiz bizim genel itibariyle bu üçüncü raydan bir kol yardımıyla DC'yi aldığını söylediğim beslemeyi filtreleyip stabilize ediyor. Bunun işte besleme akımının harmoniklerinin düşürülmesini sağlıyor. Gerilimde de akımı sınırlıyor işte değişimlere karşı. Hat akım değişimi ve kısa devre durumunda da akım artışını bastırıyor. Genel itibariyle bobinin yapısı gereği. Bizim normalde şalter diye adlandırdığımız ya da kesici diyebileceğimiz yüksek hızlı devre kesicilerimiz var. Bu bizim sistemimizi kısa devreden ya da aşırı yükten koruyor. Bir de sistemin yüksek akım çekmemesi için iki tane yapısı var. Bir ön şarj kontaktörü dediğimiz bir de hat kontaktörü. Bunlar normal switch ama mantık olarak baktığımızda
belli bir seviyeye kadar birisi açılıp, yani CHK dediğimiz şarj kontaktörü aşırı akım olmaksızın hat kapasitörünü şarj etmek için kullanılıyor. Hat kontaktörü de aşırı yük ve kısa devrede koruyor. Daha biraz daha detay olarak ileride sistem olarak da bahsedeceğim. Bu bahsettiğimiz araçta CER motorlarımız 3 fazlı 4 kutuplu sincap kafesli endüksiyon motorlarından oluşuyor. Nominal gücü işte 150 kW, 550 volt AC ve 199 amper ile oluyor. 1 saatlik maksimum gücü de işte 165 kW'a kadar çekilebiliyor yine 550 volt AC üzerinden. Nominal RPM'imiz işte 2210, maksimum azami işte 80, yani bizim motoru güvenli olarak kullanabileceğimiz azami servis hızımızda 4229 zaten görülüyor. Rotor yapısı bu şekilde, yani ayrı halde de aktarmak istedim. Bizim CER motorları endüksiyon motor mantığıyla zaten çalışıyor. AC motor dedik çünkü. 3 faz bir manyetik alan oluşturuyor bizim statorumuzda. Bu sayede indüklenen gerilim rotorun dönmesini sağlıyor. Oluşan statorda oluşan manyetik alan rotor hızından düşük olduğu zaman oluyor bu söylediğimiz durum. Bu hız farkına da kayma diyoruz. Manyetik alan dönme hızı rotor hızıyla aynı ise tork üretilmiyor. Yani boşta çalışıyor aslında. Rotor hızımız manyetik alan hızından daima düşük olmalı motorlar için. Bu yüzden motorlara uyumlu olmayan, yani senkron statorla rotor hızı farklı olduğu için buna uyumlu olmayan, yani asenkron motor adı verilmiş. Endükleme prensibiyle çalıştığı için de endüksiyon motor da denilebiliyor. Rotor manyetik alan hızıyla senkron çalışırsa manyetik alan rotorda sabit görünecek. Bu yüzden rotoru kesmeyeceği için manyetik alan herhangi bir akım indüklenmeyecek, rotorda manyetik akım üretilmeyeceğinden tork oluşmayacak. Rotor hızı senkron hızın altına düştüğünde manyetik alan sargılarını kesecek ve tork üretilecektir. Endüksiyon motoru daima senkron hızdan düşük hızda çalışsın, zaten az önce de bahsetmiştim. Kayma hızımız senkron hızla farklı olarak. Frekansımız bizim senkron hızımıza bağlı olduğu gibi kutuplara da bağlı. Rotor hızı kaymayla kayma ve manyetik frekansa orantılı olarak değişmektedir. Tork da aynı şekilde elektrik, yani motorun, endüksiyon motorun girdisi elektrik gücü ise çıktısı da mekanik güç. Tork güç güce ve hani çıkış gücüne ve açısal hıza bağlı. Açısal hız da aynı zamanda rotor hızına da işte görüldüğü üzere hani formülizasyonu yapılmış. Bunlar genel itibariyle teknik bilgiler. Endüksiyon motoru senkron hızdan düşük hızda çalışırsa motor mantığıyla çalışıyordu. Eğer daha hızlı bir hıza sahipse jeneratör olarak çalışıyordu. CER invertörümüz ekipmanlarımızdan DC hat gerilimini CER motorunu çalıştırmak ve tahrik gücü yaratmak için gerekli olan 3 fazı sağlıyor. IGBT'lerle IGBT'lerin anahtarlaması yardımıyla darbe genişlik modülasyonu mantığıyla çalışıyor. Ve bunu da işte CER motorunu kontrol eden invertör devresinden oluşuyor aslında. Kutu içeriği bundan ibaret. Bizim katener gerilimimiz minimum 500 volt DC ile maksimum 900 volt DC arasında inip çıkıyor ama genel itibariyle nominal olarak 750 volt DC baz alınıyor. Hani artış azalışlar olabiliyor. Nominal kapasitemiz 400 kW. Kontrol yöntemimiz dediğim gibi PWM
darbe kontrol geniş modülasyonu. Anahtarlarımız IGBT üzerineydi. CER gerilimi yani 550 volt yani 750 volt hat geriliminde 550 volt AC, frenleme de regeneratifte ise 600 605 volt AC veriyor. Hani o değerlerde. Fren rezistörümüz dinamik fren ve aşırı gerilim korumasında filtre kapasitörünü boşaltmak için kullanılmaktadır. Aracın elektrik frenlemesinde yani dinamik frenleme de diyebiliriz. Bunun fren rezistörleri üzerinde ısıya dönüşmesini de sağlıyor. CER invertörü işte az önce hat endüktansı dediğim daha öncesinde işte harmonik varken işte bir parazit varken sonrasında daha stabil halde bir sinyale dönüştürüyor. Genel itibariyle şarj yani 750 volt DC'den işte giriş olarak aldığımız hattımız şarj kontaktörü üzerinden geçiyor ve hat kapasitörümüzü 450 volt DC'de şarj olana kadar bu mantıkta şarj olmasını sağlıyor. Bir kontrol sinyali yardımıyla bu şarj kontaktörü açılıp hat kontaktörüne geçiyor ve bu 750 volt DC'ye kadar şarj olup IGBT'ler üzerinden yani bizim burada UV faz dediğimiz 3 faz yani 750 volt DC 550 AC'ye ve çalışan hani CER motorlarına bu AC gücü gerilimi sağlamış oluyor, dönüşümünü yapmış oluyor. Şöyle aktarmam gerekiyor. Rejeneratif ve dinamik frenleme ise motorlardan işte hatta yeterli rejeneratif yük varsa yalnızca rejeneratif frenleme yapıyor. Ama rejeneratif yük yeterli değilse rezistörlerde ısıya dönüştürmek üzere dinamik fren gerçekleştirmek için fren siyan kezicisi çalışıyor. Regikas sistemi de bu frenleme ve harcanacak enerjinin geri kazanım mantığıyla hayata geçirilmesini sağlamak maksadıyla yapılmıştır. Bu dinamik frenleme de aynı şekilde. Bu sefer hatta değil de fren rezistörleri üzerinden aktarılmasını, ısıya dönüştürmesini sağlıyoruz. Biz burada işte regikazla bunu geri kazanmasını amaçlıyoruz. Tabii bu dinamik frenleme hiç olmayacak mı? Tabii ki olacak. Bizim genel itibariyle işte belli istasyonlarda trafo merkezimiz var. Buradan 750 volt DC katenere ya da 3. raya veriliyor. Trafo merkezine yakın olan kısımda gerilim daha yüksekken daha uzak kısımda daha düşük olma durumu olabiliyor. Bu yüzden stabil bir değer alabilmek için aldığımız bir 850 volt DC alt limitimiz var. Genel itibariyle bunun altında kalanı dinamik frenlemede yakılacak. Geri kalan daha üstü için de Görkem Bey'in de bahsedeceği regikas sistemi devreye girmiş olacak. CER motor güç tüketiminden bahsedersek eğer 750 volt bir gerilim işte ivmelendirmek için 750 volt 450 volta kadar kademeli olarak düşürülüyor. Burada tork değerimiz sabitken gerilimimizi yavaşça arttırıyoruz akım sabit olacak şekilde. 40 kilometre hıza kadar bu şekilde oluyor. Stabil yani 40 kilometreden sonra tork değerimiz düşmeye başlıyor. Yine akım sabit olacak şekilde. Burada bir stabilize sağlamış oluyoruz. Sonrasında da tork daha da düşüyor zaten tork formülüyle birlikte. Bu karakteristik test koşulları da göstermeye çalışmıştık.
Dinamik frenleme güç tüketiminde ise yine aynı şekilde bizim 80 kilometre saatte 80 kilometrede 234 kilowattlık bir başlangıç güç tüketimimiz var. Bu 10 kilometreye kadar 92 kilowata kadar düşüyor. Aşağıda görüleceği üzere her hızda ihtiyaç duyulan gücü hesaplamak için bu formül de kullanılabiliyor. Tablomuzda da belli bir kilometrenin üstünde, yani 80 kilometrede gerilim 45 kilometreye kadar sabit tutulup frenleme torku artacak şekilde işte bir sinyalimiz var. 40 kilometrenin altından itibaren de CR motor akımımız sabit ve gerilimimiz düşüyor. Aynı şekilde daha az önce bahsettiğimizin tam tersi mantığıyla. Fren torkumuz daha sabit olacak kalıyor. Bu tablo şöyle. Dinamik frenlemede fren rezistörü üzerindeki tüketilen güç değerleri 350 kW'dan 410 kW'lara kadar değişim göstermekte. Genel itibariyle frenlemede kullanılan. İşte bunu biz regeneratif gerilim kazanım sistemiyle kazanma amacını amaçladık. Benim araçla alakalı anlatacağım kısım bu. Regecast'la alakalı da Görkem Bey devam edecek. Merhabalar herkese. Sinan Bey aracın sesim geliyordur umarım. Evet geliyor, buyurun. Sinan Bey aracın teorik uygulamalar hakkında bilgi verdi. Biz de bu Regecast projesinde aslında araç üzerinde, metro araçları üzerinde hali hazırda bulunan dirençler var. Hat gerilimi belirli bir düzeyin üstüne çıktığı zaman gerilim bu dirençler üzerinden yakılıyor. Yani ısı enerjisine dönüşüyor. Bu ısı enerjisi tabii ki bir kayıp enerji. Bizim hatlarımızda birçok araç dolaşıyor. Bir araç fren yaparken diğer araç eğer istasyonda kalkışa geçerse bu rejeneratif enerji diğer araçlarda kullanılabiliyor. Çünkü katener sistemimiz interconnected bir sistem ve bütün araçlar bundan beslenebiliyor. Ama bazı durumlarda birden fazla araç rejeneratif enerjiyle generatör gibi çalıştığı zaman motorlar hat gerilimi yükseliyor ve bu hat geriliminden dolayı da araçlar bazen zarar bile verebiliyor. Bunlardan ben bahsedeceğim. Daha çok güç elektroniği ile ilgili kısımlardan bahsedeceğim. Regecast projesinin şu anda Nispetiye ve Kirazlı Kirazlı ve TM09 hatlarında çalışıyor. Bu çalışma şekli de bir sonraki slide'da göstereyim. Bizim Regecast sistemimiz katener üzerinden aldığı gerilimi AC hatta aktarıyor. Bu AC hatta da yürüyen merdiven, asansör gibi yükleri besleyebiliyoruz bu Regecast sistemi sayesinde. Tabii ki bu enerji eğer Regecast almasaydı bu dirençler üzerinden yanacaktı veya başka bir araç kullanacaktı. Bizim yaşadığımız sorunlardan birisi de şuydu o zamanlar. Nispetiye hattı yeni kurulduğu için bu Boğaziçi Üniversitesi'nin hattı çok fazla headway yok. Yani çok fazla araç yok. Bundan dolayı hat gerilimi sürekli yüksek. Bizim yaptığımız çalışmalarda mesela başka markalardan da bu Regecast tarzı invertörleri aldık ve test ettik. Araçlar genel olarak, invertörler genel olarak hat gerilimine bakıyor sadece. Tabii ki bu Regecast'ta yapılan da hat geriliminden ziyade hat geriliminin türeviydi. Yani zamana karşı türeviydi. IMS'iydi daha doğrusu. Gerilim değeri arttıkça bu enerji de artmış oluyor eğer sabit bir gerilim alırsanız. Bizim Sinan Bey de bahsetti. İstasyonları izlediğimizde yani katener sistemleri incelediğimizde 850 volttan sonra fren dirençlerinde bu enerjinin yok edildiğini, yandığını gördük. Bundan dolayı bizim limitimiz 850 volt yaptık. Bu da genel olarak Regecast'ın çalışma prensibi şematiği diyelim. Burada Regecast'ı kendimiz yaptığımız için yani atölyede kurguladığımız için bir devre şemasını paylaşıyoruz. Bu devre şeması aslında back-to-back converter'ın veya UPS'in diyeyim DC'den AC'ye
DC-AC taraftaki topolojisi olmuş oluyor. Bu back-to-back converter, hani AC-DC-DC-AC, bu kısım sadece DC-AC. Bizim burada yaptığımız DC'yi sürekli inceleyerek, yani sensörlerden sürekli veri alarak, oradaki gerilim ivmesel bir şekilde değiştiğinde onu yakalayıp gerilim nominal değerine inene kadar o enerjiyi AC hatta aktarmak. VKK sistemin genel yapısına da işte her inverter'da bulunan bizim TMŞ'lerimiz var, kontaktörlerimiz var, bobinlerimiz var. Bunlardan da bahsettik. İzolasyon trafosunu kullandık bütün inverter'lerde. Bu inverter'ların sayısı şu anda 3 adet ve hattı da aktif olarak çalışmakta. Bu bilgileri geçiyorum, genel bilgileri. Burada atölyede, laboratuvarda yaptığımız testlerde osiloskop çıktıları var. Bunları da sunuma yerleştirdik. Esas geleceğim kısım buydu. Bizim cihazımız kirazlı trafo istasyonundan biz bunları izleyebiliyoruz. Ve cihaz şu anda, yani regenerative energy inverter cihazı kirazlıda. Burada günlük bu cihazın ürettiği enerjiler var. Mesela işte bir gün 130 kW üretmiş, diğer gün 140 kW üretmiş, 100 kW üretmiş vesaire. Ortalama olarak bunu 130 olarak alabiliriz. Ama burada ekleme göstermemiz gereken şey şu. Bu çalışma 840 volta indirgenmiş. Yani referans gerilim değerini 840 voltta aldık. 840 voltta alınca enerji değerleri tabii ki biraz yüksek oluyor. Çünkü hattın gerçekten nominal gerilimi de 840 845 olabilir mesela. Bundan dolayı biz sürekli başka bir araç eğer o enerjiyi tüketecekse biz onun enerjisini almış oluyoruz. Yani performans çok iyi gözüküyor ama aslında değil. Bunu başka araçlarda tüketebiliyor bu enerjiyi. Biz bu enerjiyi 850 volta aldığımızda esas o zaman fren resistörlerinde yakmanın enerjinin azaldığını gördük. Koyduğumuz analizörlerle. Bu da bizim nominal çalışma gerilimimiz oldu. Yani VKK cihazı 850 volttan 870 volta kadar gerilimi izliyor ve devreye giriyor. Bu da bizim 850 voltta bundan dolayı sabit bir gerilimimiz oldu. Tabii ki biraz önce de bahsetmiştim. Nispeti hattı yeni bir hat olduğu için ve headway'de olmadığı için, yani çok fazla araç orada işletme altında olmadığı için gerilim her zaman yüksek. Bu gerilim yüksek olduğundan dolayı da rekikas sistemi çok daha fazla devreye giriyor. Burada da yine nispeti de 840 voltta çalışma rejimini görüyorsunuz. Örnek olarak 365 kW enerji üretmiş. Nispetiye de aynı gerilimde 130 kW. Çok daha yüksek. Yine aynı şekilde buradaki göstereceğimiz grafikte de eksi demek cihazın enerji ürettiği anlamına geliyor. Gerilim yükseldiğinde, yani katenar gerilimi yükseldiğinde cihaz devreye girerek smooth bir şekilde enerji üretiyor. Gerilim nominal haline geldiğinde de gördüğünüz gibi enerji düzeyi sıfıra indiriyor. Yani cihaz her zaman enerji üretmiyor. Sadece belirli bir gerilim değerinden sonra eğer gerilim ivmesel olarak artıyorsa devreye giriyor. Zaten rejeneratif enerji inverter cihazlarının genelde bu mantıkla çalışır. Ama bazı cihazlarda biraz önce söylediğim gibi sadece sabit gerilim değerine bakıyor. Ve bu da aslında cihazın performansının çok yüksek olduğunu gösteriyor ama değil. IMS olarak bakmamız gerektiğini biz yaptığımız testlerde ve laboratuvar sonuçlarında görmüştük. Ben biraz maliyet ve enerji değerlerinden de bahsetmek istiyorum. 100 kW'lık bir sistemin maliyeti, yani regenerative inverter'ın maliyeti, bunun içerisinde tabii ki insan kaynağı ve diğer maliyetler yok, yaklaşık olarak 10.000 euro seviyesinde. 250 kW'lık bir sistem ise yaklaşık olarak 20.000 euroya mal oluyor. Trafo istasyonlarında edindiğimiz analizör çıkışlarında, analizör sonuçlarında da buraya koyduk. 1 kWh enerji 13 euro cent olarak aldık. Tabii ki bunlar parametrik olarak, günlük olarak değişiyor. Ama hesabı basit. Eğer bir günde ortalama olarak 135 kW enerji ürettiğini düşünürsek, bu sistemin maliyetine böldüğümüzde sistem 1,5 yıl sonra kendini amorti ediyor. Eğer 840 voltta alırsak referans değeri.
850 voltta alırsak eğer, yine aynı hesapları yaptığımızda amortisman süresi 2,5 yıla çıkıyor. Bu 2,5 yıl insan kaynağı maliyetini eğer saymazsak işletme için olumlu bir değer ve şu anda da çalışıyor zaten. Nispetiye de gelelim. Her zaman doğal olarak yüksek olduğu için tabii araçlar sayısı da az ve dirençlerde yakılan enerji fazla. Burada amortisman süresi çok daha aza iniyor. Yani 840 voltta yarım yıl, 6 ay gibi bir süre. 850 voltta ise yaklaşık olarak bir yıla bir yıl diyebiliriz. Buradaki enerji değerlerin kilovatır saat değerlerinin hepsi aynı, parametrik. Sadece değişen istasyondaki invertörlerin ürettiği enerji. Burada da genel olarak nispeti ve kirazlı istasyonların karşılaştırmasını görebiliyoruz. TM09 hattımızı eklemedim buraya. Bunlar yeterli olur diye. Bu CER sistemi, yani rejeneratif enerji sistemi ile bizim elde ettiğimiz kazanımlar aslında şu oluyor. Katener gerilimini anlık olarak izleyebiliyoruz yaptığımız yazılımlarla. Bu daha önceden SCADA sisteminde izlense bile, hani SCADA sisteminin veri tabanından dolayı sıkıntılar olabiliyor veya çok eski metrolar olduğu için bunlarda sıkıntı olabiliyor. Bu enerji sistemi, enerji izleme sistemlerini revize ettik. Bu da bayağı bir faydalı oldu. Sonrasında hatlarda aşırı gerilimden kaynaklı araçların sigortasının atması veya araçla ilgili olumsuzluklar, işletmeyi etkileyebilecek olumsuzlukları rejeneratif enerji invertörle sonlandırma imkanına sahip olduk. Ve özellikle nispeti hattında büyük oranda bu araçla ilgili sorunları çözdük. Ve tabii ki de dirençlerde ısıya dönüşen enerjiyi elektrik asansör ve yürüyen merdiven gibi AC ile beslenen şebekeye aktardığımız için de enerjiyi geri kazanmış olduk. Tabii ki dünyada da bu tarz sistemler oldukça yaygın olmasa da kullanılmakta. Buradaki laboratuvar testlerinde de akademik olarak da kendi bilgi birikimimizi geliştirdik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Eğer sorularınız varsa onları da cevaplandırabiliriz. Ses gelmiyor ama bize. Açtım, pardon. Evet. Teşekkür ediyorum. Hem Sinan Bey'e hem Görkem Ziya Bey'e sunumlarından dolayı, katkılarından dolayı. Aslında benim de kısa bir sunumum vardı ama süreyi çok aştığımız için o sunumu nasıl yapsak bilemedim. Çünkü kapanış oturumunda da bu kadar uzun tutmayı ummamıştım. Davetli konuşmacılarımızın bütün konuları önemli olduğu için kesmek istemedim açıkçası. Son da kısa bir sizden öncelikle sunumunuzu durdurmanızı talep etmek durumundayım. Teşekkür ederiz. Şöyle ki başardık mı? Sesim geliyor değil mi şu an? Tamam. Çok kısa tutacağım. Benim de bir sunumum olacak. Ama dediğim gibi sizin konuşmalarınızı bölmek istemediğim için araya girmek istemedim. Hepsi çok önemli, çok değerli sunumlardı açıkçası. Ama Sayın Profesör Doktor Hilmi Ataseven hocamız, rektör yardımcısı bizimle birlikte. Dilerseniz önce ona kapanış konuşması yapması için davet edebilirim. Hocam sesimizi duyuyorsanız birlikte yönetebiliriz süreci. Değerli hocam, mutlaka sizin söyleyecekleriniz vardır. Bu güzel 3 günlük bir sempozyumun sonucunda bir şeyler söylemeyi hem hak ediyorsunuz hem de belki toparlama, özetleme anlamında sizi bir dinlesek iyi olur diye düşünüyorum. Peki hocam, teşekkür ederim. O zaman çok kısa ben bir slaytım. Efendim, buyurun lütfen. Çok kısa slaytımı paylaşayım o zaman hocam. Sonrasında size söz vereyim çok fazla bekletmeden. Kapanış konuşması için oldukça vaktinizi aldık. Aslında yapılan sunumları da özetleyeceğim bir çalışmaydı ama açmakta şu anda sorun yaşıyorum.
Açılmazsa kısmet artık. Görebiliyorsanız eğer. Evet. Tamam. Yalnız ben göremiyorum şu an. Sunucudan şeye geçince, davetli konuşmacıya geçince kusura bakmayın. Şöyle ki hemen başlayıp kısaca özetleyeceğim dediğim gibi. Enerji günleri içerisinde birçok oturum başlığıyla birçok konuyu ayrıntılı şekilde incelemeye çalıştık. Bunların hepsiyle de bağlantılı olan benim aslında çalışmalarım var. Hem yüksek lisans hem doktora çalışmalarımı öğrencilerle devam ettirdiğimiz konular bulunmakta. Bunları kısaca bunların başlığını içeren konuları kısaca özetlemek istiyorum. Örneğin şöyle, dağıtık, görebiliyor muyuz şu an? Benim ekranım çok enteresan oldu. Kusura bakmayın tekrardan. Şu anda tam olarak slide'ı görebiliyor muyuz? Zeynep Hocam sizden ona yansım. Evet, görebiliyoruz. Sadece slide'ı mı görüyorsunuz acaba? Slide'ı görüyoruz, sunum modunda değil. Sunum moduna alırsam kendi görüntüm gidiyor, o yüzden böyle tamam, idare etmiyorum. Bu şekilde de görebiliyoruz. Tamam, teşekkür ederim. Dağıtık yenilenebilir enerji üretimi ve mikro şebeke uygulamalarını genel olarak özetlemek istedim kapanış konuşmamızdan önce. Kısaca şöyle güncelledim. Enerji üretiminden sunumumuzda yenilenebilir enerjiden, akıllı ve mikro şebekeler kavramlarından, dağıtık enerji kavramlarından bahsederek sonuca bir an önce gelmeyi planlıyorum. Çok da vaktinizi almayacağım. Enerji üretimi sağlayan yenilenebilir enerji kaynaklarından bahsedecek olursak, yenilenebilir enerji kaynaklarını çok çeşitli şekillerde görebiliyoruz. Güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, hidrolik enerji, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, nükleer enerji, hidrojen enerjisi ve dalga enerjisi şeklinde çeşitleri bulunmakta. Güneş, bunların hepsinin tek tek tanımlarını yapacaktım ama o kısmı hızlıca geçebiliriz. Şöyle bir bilgi verebilirim. Jeotermal enerji ile ilgili jeotermal enerji oturumumuzda ayrıntılı bilgiler bulunmakta. Nükleer enerji ile ilgili ayrı bir oturumumuz vardı zaten. Serkan Akkoyun hocamızın da oturum başkanlığını yürütmüş olduğu. Biyokütle enerjisi konusundan tıp fakültesinden ağırladığımız hocalarımız ayrıntılı olarak incelediler. Hidrojen enerjisi ile ilgili hidrojen ve bor oturumumuzda ayrıntılı bilgiler mevcut. Dalga enerjisinden bahsedecek olursam, dalga enerjisi aslında denizlerde oluşan dalgalanmalardan ve dalgalanma sonucu oluşan basınç farklılıklarından dolayı meydana gelen yenilenebilir enerji. Bu enerjiyi kullanarak elde edilen enerjinin ortaya çıkması sonucu oluşan enerji kaynağıdır diyebiliriz. Dalga enerjisi dalga jeneratörleri kullanılarak elde edilir. Dünyada en az kullanılan yenilenebilir enerji kaynağının dalga enerjisi olduğunu, en fazla kullanılan yenilenebilir enerji kaynağının ise güneş enerjisi olduğu bilgisini vererek devam etmek istiyorum. Akıllı şebekenin bir zorunluluk olduğu konusu var. Akıllı şebeke ile ilgili Ozan hocamız o kadar ayrıntılı bir sunum yaptı ki zaten üzerine çok fazla söyleyecek şey kalmadı. Ama özet olarak akıllı şebekenin tüm dünyada yoğun olarak tartışılan bir konu olduğunu, artık dünyada elektrik dağıtımında akıllı şebekeler dendiğinde bütün bir sistemi hayata geçirmeye çalışmak için büyük çalışmalar yapıldığını özetleyebiliriz. Bu son yıllarda bu konuyla ilgili ciddi çalışmalar yürütülmekte. Şu şekilde özetlenebilir akıllı şebekeler. Akıllı ve mikro şebekeler yapısı, teknik içeriğine ve detayına girmeden anlatacak olursam şurada belirtilmiş olan 3 tespitle özetlenebilir. Özellikle üretim ve dağıtım şirketleri açısından bir zorunluluktur akıllı şebeke. Akıllı ve mikro şebeke uygulamaları tüm paydaşların etkin katılımında kapsamlı planlamalar gerektirmekte. Kısa değil, uzun vadeli olmaktadır. Aslında bizim sempozyum hedefimizin içerisinde de bulunduğu gibi tüm paydaşların aynı anda çalışması gerekmekte. Hem akademisyenler, hem kurum çalışanları, hem özel sektör çalışanlarının birlikte gelişmeler yapması gerekmekte. Bu sebeple akıllı şebeke yatırımlarının ileri teknoloji gerektiren yüksek bütçeli yatırımlar olduğunu da söyleyebiliriz. Mikro şebekelere dair akıllı şebekenin küçük bir bölümü gibi düşünebileceğimiz bir şebeke yapısından bahsedebiliriz. Yenilenebilir enerji kaynaklarını da içerisinde bulunduran akıllı şebeke yapısının mikro ölçekte düşünülmüş versiyonudur şeklinde özetleyebiliriz. Daha da kısaltmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Tüm dünyada dağıtık, yenilenebilir enerji ve akıllı şebeke yatırımlarının ciddi bütçeler ayrıldığından bahsetmek istiyorum. Dünyanın 3 en büyük ekonomisinin bugüne kadar açıklanmış rakamları şekilde paylaşılmakta. Bunları tek tek okumayayım.
Bu şebeke yatırımlarının elektrik şebekesine entegrasyonu için gerekli olan tüketici kısmında akıllı sayaçlar kısmı var. Yine bu akıllı sayaçlar kısmının da üretim kısmından dağıtım kısmına veya kullanıma dahil edilebilmesi için şebeke entegrasyonu konusunda Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Piyasası Denetleme Kuruluşu Kurumu, Türk Standart Enstitüsü, TÜBİTAK veya sayaç üreticileri yardımıyla yine daha önce de bahsetmiş olduğum gibi büyük bir koordinasyon yapısıyla düzenlenmesi gereken uygulamalar olması gerekmekte. Dağıtık üretimi de şu cümleyle özetleyebilirim. Dağıtık elektrik üretimi direkt olarak dağıtım şebekesine veya elektrik sayacının tüketici tarafına bağlı bir elektrik güç kaynağıdır şeklinde önemli bir cümleyle özetlemek istiyorum. Genel olarak da yenilenebilir enerji kaynaklarının elektrik şebekesine entegrasyonu durumunda karşılaştığımız problemlerin azaltılabilmesi için farklı noktalardan, hatta Ozan Hoca'nın da dediği gibi yüke en yakın konumdan farklı noktalardan dağıtılması mantığına sahip olan dağıtık enerji sistemlerinin birçok faydası bulunmaktadır. Bu faydalar da şu şekilde özetlenebilir. Enerji verimliliği sağlarlar, yakıt çeşitliliği, esneklik, tüketicilerin risklere karşı korunması, karbon salınımlarının azaltılması, yarısal kalkınma, arz güvenliği ve arz sürekliliği gibi faydaları bulunmaktadır. Ülkemizde bu konuda çok ciddi çalışmalar yürütülmüyor. Ancak biz de farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz zaten davetli konuşmacılarımızın dikkat çektiği konularla birlikte. Sonuç olarak akıllı ve mikro şebekelerle ilgili bütün yapılan çalışmaların ülkemizde yeterli olmadığı sonucuna varabiliriz net olarak. Bunların geliştirilmesi gerektiğini bütün dinleyicilerimize de hatırlatmış olalım. Bu alanda çalışmak isteyen öğrenciler, bu alana ilgi duyanlar bizi dinliyorlarsa eğer. Akıllı ve mikro şebekelerle ilgili çözülmesi planlanan problemleri de bu şekilde özetleyebiliriz. Sonuç olarak ben direkt sonuca geçeyim. Akıllı şebekeleri tesis etmek ve ona uygulamak, bütün elektrik şebekesi teçhizatları üreten firmalarla dağıtım şirketlerinin ve elektrik üretim firmalarının ortaklığında örnek bir dağıtım şebekesi uygulaması yapılması, üniversitelerin akademisyenlerle ilgili kurum ve kuruluşlarla bu konuya eğilmesi gerekmektedir diyerek konuyu kapatayım. Zaten öğrencilerimiz veya bana ulaşanlar bu konuda ayrıntılı bilgi sahibi olabileceklerdir. Buradan sonrasını görebilmem için teknik destek ekibimden şu anda yardım istiyorum. Durduramadım sanırım. Tamam. Hem host hem konuşmacı hem de davetli konuşmacı olmak durumunda biraz zorlandım, kusura bakmayın. Şöyle ki özet olarak şunu söyleyebilirim. Davetli konuşmacılarımıza çok teşekkür ediyorum. Kapanış konuşmalarını yapmak üzere sözü organizasyonda görev aldığım sempozyumumuzun düzenleme kurulu başkanı Sayın Rektör Yardımcımız Profesör Doktor Hilmi Ataseven hocamıza bırakıyorum. Hocam buyurun. Sesinizi duyamıyoruz Hilmi Hocam. Kadir abi sesimi kesti Kadir Özkös Hocam. Çok buyurun teşekkür hocam. Ederim. Çok sağ olun. Gerçekten de 3 gündür multidisipliner bir çalışma oldu, bir sempozyum oldu. Bu bilgi şöleni için tüm katılımcılar size çok teşekkür ediyorum. Ben de fazla sözü uzatmamak, günün son konuşması olduğu için de insanlar yormamak adına hızlıca bir şeyler söyleyeyim. Çok değerli katılımcılar, çok değerli hocalarım. Üniversitemizin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırma Merkezi tarafından düzenlenen 1. Enerji Günleri Sempozyumuna katılım gösteren herkese çok teşekkür ediyorum. Dünya nüfusunun artmasıyla hızlanan ekonomik büyüme, enerjiye olan ihtiyacı da gün geçtikçe artırmış durumda. Ancak enerjiye duyulan ihtiyaçla büyüyen bu enerji talebini yenilenemeyen ve tükenen fosil yakıtların uzun vadede karşılayamayacağı da ortaya çıkmış durumdadır. Bu noktada yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelim hem dünyada hem de Türkiye'de dikkati çekici bir seviyeye gelmiş durumda. Bu kapsamda hazırlanan Türkiye'nin ilk enerji verimli eylem planı da 2017 ile 2023 yılları arasında kapsamaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak Ulusal Enerji Verimliliği Eylem Planı dahilinde kendi enerjisini kendi üreten bir üniversite olabilme hedefiyle çalışmalar yapmaya dikkat etmekteyiz. Enerji ihtiyacını karşılamada kullanılan fosil yakıtlara erişim ile kullanım noktasına karşılaşılan sıkıntılar ve olumsuzluklar ülkelerin enerji politikalarına yansımakta
ve ülkeleri alternatif enerji kaynakları kullanmaya yönlendirmektedir. Güneş, rüzgar, jeotermal, hidrolik, hidrojen ve biyokütleden elde edilen enerjinin evre dostu, sürdürülebilir ve düşük maliyetli olduğu görülmüştür. Nükleer enerji de bu kapsamda yenilenebilir enerji kategorisi içinde yer almaktadır. Yenilenebilir enerji kaynakları fosil enerji kaynaklarına göre tükenmeyecek olması, çevreye zararının olmaması ve maliyetinin fosil yakıtlar oranına çok çok daha az olmasıyla önem kazanmaya başlamıştır ve bu anlamda önemli de devam etmektedir. Enerji ihtiyacını karşılama konusunda sadece kaynakların var olması değil, ayrıca kaynakların güvenilir, çevre dostu, sürdürülebilir ve düşük maliyeti olması da çok önemlidir. Birçok ülke enerji sektörüne artık büyük yatırımlar yapmaya başlamış durumdadır. Türkiye de bu ülkelerden biri haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz salgın sürecinin olumsuz etkilerine rağmen yenilenebilir enerji kaynakları sektörü böyle bir dönemden büyüyerek çıkmıştır. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılı elektrik kurulu gücümüzde yenilenebilir enerji kaynaklarının payının %52.3'e ulaştığını ve bu oranla Avrupa'da 6, dünyada 13. sırada yer aldığımızı açıklamıştır. Ve ülkemiz bu sayede yenilenebilir enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmak üzeredir. Türkiye'nin yenilenebilir enerjide bu şekilde hızlı adımlarla büyümesi, Birleşmiş Milletler sürdürülebilir kalkınma hedefleri için de hayati önemdedir. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 yılında 66.6 milyon ton karbondioksit emisyon azaltımı hedefini ortaya koymuş ve benzer ekonomik seviyedeki ülkelerle eşit şartlarda olmak kaydıyla küresel iklim eylemine katkı sunmaya devam edeceğimizi açıklamıştır. Bu gelişmeler yenilenebilir enerji sektöründeki motivasyonu daha da artırmıştır. Biz de Sivas Cumhuriyet Üniversitesi olarak Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi ile birlikte ülkemizin daha yeşil bir ekonomi hedefine ulaşabilmesi noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda 2021 yılında değişen yeni merkez yönetimiyle birlikte üniversite kampüsleri için enerji verimliliği ve sürdürülebilirlik çalışma raporu Mart ayında, buna ilk olarak 5 MW güneş enerji santrali proje önerisi Nisan ayında başarıyla tamamlanmıştır. Aynı zamanda 2021 yılı Ocak ayından beri verimli toplantılar projesi yürütülmüş ve son olarak Ulusal Enerji Günleri Sempozyumu organize edilerek Merkez Müdürlüğü ve Rektörlüğümüz koordinasyonunda başarılı çalışmalara imza atılmıştır. Salgına rağmen elde edilen bu başarının gelecek yıllarda da artarak devam edeceğini ümit ediyorum. İnşallah ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımında çok daha büyük adımlarla ve hızlı şekilde ilerleyecektir. Bu vesileyle Yıldız Teknik Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi ve diğer üniversitelerimizden katılımcılarla Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı başta olmak üzere Maden Tetkik Arama Enstitüsü ve diğer kamu kurumlarından alanında uzmanlardan oluşan 56 davetli katılımcıya, 1. Enerji Günleri Sempozyumu için emek veren öncelikle Yenilenebilir Enerji Araştırma Merkezi Müdürümüz Derya Betül Ünsal Çelimli Hocama ve ekibine, yönetim kuruluna, bizi bu konuda sürekli teşvik eden, sürekli bu işleri yapmamız için yönlendiren çok değerli hocamız, rektörümüze sempozyum başkanı olarak teşekkürlerimi sunuyor. Sempozyumumuzun şehrimize ve ülkemize faydalı ve hayırlara vesile olmasını Allah'tan niyaz ediyorum. Çok teşekkür ediyorum tekrar ve tüm katılımcılara yürekten teşekkürlerimi, takdirlerimi ifade ediyorum. Bunun artık birinci diye tabir etmemizin sebebi de artık bu sempozyumumuzun geleneksel hale gelmiş olduğunu şimdiden ifade etmiş oluyoruz. Derya Betül Hocama ve merkez yönetimimize şimdiden yeni işler çıkardığımızda ifade etmiş oluyorum. Onlar da yürekten bunu kabul ettiler ve inşallah seneye de ikincisini ve daha sonraki senelerde de bunu devam ettireceğiz. İnşallah. Tekrar çok teşekkür ediyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Teşekkür ederiz hocam. Bizi dinleyen herkese vakit ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz.